yine yeni yeniden AYT Matematik'te yeniden kaldığımız yerden yepyeni bir konuyla yolumuza devam ediyoruz. Başlığımız ikinci derecelen denklemler parabol eşitsizlik. AYT Matematik eğer ki bir bina olsaydı bu binanın en sağlam kolonlarından biri bu olurdu. İkinci dereceden denklemler parabol eşitsizlik. Bundan sonra sana ayet matematikte anlatacağımız her konu ki o en baba konular da dahil limit türev integral öğrenmek istiyorsan bu üç konuyu sular seller gibi tanımlarıyla kavramlarıyla tabii ki rehber matematikte ispatlarıyla birlikte bitireceğiz. Bu konunun da adeta içinden geçeceğiz ki o üniversitenin kapısını da içinden geçen Efendim ikinci dereceden denklemler parabol eşitsizlik. Takvimi nerede? Önce elimizde kalem önümüzde kağıt takvim için gönder gelsin diyorum efendim. Rehber matematikle AYT matematik kampı serüveni adeta bir serüven gibi yolumuza devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemleri 5 tane derste bitireceğiz. Hemen arkasından durdurak vermeden parabolü 1-5 derste ona atacağız. Ardından eşitsizlikleri patlayacağız. 4 ders de orada ve gün gelecek bu kitabı da ne yapacağız? Noktalayacağız ki biz yine çarpımızı buraya tikimizi atacağız. Adım adım yolumuza devam edeceğiz efendim. Hazır ben ekranlarımı hazırlıyorum Sen de önüne çıktıları aldın ödevler için hazırsın Johnler gelsin diyorum AyeT matematik. ikinci dereceden denklemler birinci dersimizde... Ne anlatacaksın hocam? Tabii ki önce tanımını sonra ardından kavramlarını vereceğim. En son olarak da çok güzel sorularla birinci dersimize nokta koyacağız. Bugün üç föyü birden bitirmeyi planlıyorum. Birinci föyde ikinci dereceden denklemin tanımı vardı. Bu tanımı verelim sana. Tanım her şeydir. Tanım candır. Tanım can kurtarır. Tanım soruyu da kurtarır yeri gelir. A sıfırdan farklı olmak üzere ki bence bu tanımın en önemli noktalarından biri burası hızlı okuyup atlama sakın. ABC elemanıdır reel sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklindeki eşit sıfır şeklindeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenle denklemlenir. Bunlar değişkendir. Pardon sabitlerdir. X burada değişkendir. Kaç tane değişken var? Bir tane. Bir tane bilinmeyen var diyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyenle denklemi elde ediyoruz. Özellikle ama özellikle A sıfırdan farklı. Hadi sebebini sorsam neden diye. Ne dersin? Galiba ortada. Hocam A sıfır olursa birinci derecede ne dolaşıyor çünkü? Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin köklerini diyeceğiz. Kökleri adını vereceğiz. Ve denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi diyeceğiz. Örneğin yukarıdaki denklemin kökleri x1 ve x2 ise eğer biz çözüm kümesini yazarken x1 virgül x2 şeklinde yazabiliriz. Böyle bir yazım stili var. Şimdi en basitinden başlayalım. Önce bu tanım olayını iyice bir kavrayalım. İkinci dereceden denklemi görünce tanıyabilecek misin? Hayır bu eşe dosta benzemez abi. Bu bildiğim matematik öyle. Aa bunun kaşıydı gözüydü demezsin. Üstündeki işlemlere bakarsın. Denklemi ikinci dereceden x'e bağlı bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre. Ben a çarpı b'yi arıyorum. Şimdi soruya baktığımda. Burası kaçıncı dereceden bir x? Üçüncü dereceden. Ama bir dakika. Ben ikinci dereceden olduğunu iddia etmişim sorunun içerisinde sana. O zaman diyorum ki bundan kurtul. Artık matematikte RM'de ya da RM tayfa olarak sen de biliyorsun. Kurtul dediğimde sıfır yapıyorsun. Bu tarafa devam ettiğimde üstünde ikinci dereceden olan bir ifade yok. Ama olması lazım. İkinci dereceden diyorsun. Belli ki burası bilinmediğine göre bunun da cevabı iki geliyor olsun. Olsun değil olmalı. Olay bu kadar net. O zaman A artı 3'ün cevabının bir sıfır olduğunu biliyoruz. A'nın cevabı buradan eksi 3 gelir. A artı B'nin ikinci dereceden gösterebilmesi için 2 olması gerekir. A'yı az önce bulmuştuk. Eksi 3'tü. Karşıya attığımızda da buradan B'yi buluruz. Biz A ve B'yi değil. Biz A çarpı B'yi arıyoruz. Eksi 3 ile 5'i çarparım. Doğru cevap eksi 15 derim. Birinci soruda noktayı koyarım. Süratle devam ediyorum. Bol bol böyle kısa örneklerim olacak. Arkasından da ÖSYM sorar. Şak diye böyle sert sorularıyla bu fasiküldeki föyleri tek tek bitireceğiz. Denkleminin köklerinden biri 1 bir olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi denklemin kökü verildiği an bize ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Denklemin kökü demek ben sana kardeşim x'i verdim demek. x belli 1. E giderim yerine yazarım. Böylelikle A'yı bulurum. X yerine 1 bir yazdım. 1'in karesi 1 geldi. X yerine bir yazdım. A 1 yazdım. A-1 ile çarpınca bir şey değişmeyecektir. Artı 5'i var. Eşittir 0. Artı eksi birbirine götürdü. 5'i karşıya attım da A'nın cevabı buradan eksi 5 geldi. Hocam böyle keklerle gelmeyin lütfen. Devam edelim. Ama konuyu öğrenmek için lazım. Denklemenin çözüm kümesini sorduğumuzda ne yapacağız? Normal şartlarda birazdan ikinci föydeki konuda çarpanları ayırma yöntemi kullanılabilir. Ya da X kare yalnız bırakılır. X yalnız bırakılır. Tepki birinci dereceden denklemlerde yaptığımız gibi. Bu arkadaşı karşıya atarsan 3X karenin cevabı 12 ise her tarafı 3'e bölersen X karenin cevabı 4'tür. Hangi sayının karesi 4'tür diye düşünüyoruz burada. Ki buranın iki cevabı var. X'in cevabı ya artı 2'dir ya eksi 2'dir. Çünkü ikisinin de cevabı 4'e götürüyor bize. Hatta çözüm kümesini yaz dediğinde yazarken böyle yapacağız. Eksi 2'ye 2, ye, 2 ye, parantez içerisinde olayı bitireceğiz. Sıradaki soruyu göndereceğiz. Şimdi biraz daha hani kurcalacak olursak bu tanımla ilgili, azıcık daha zorlaştır hocam. İfadesi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre, bir dakika. Yine ikinci dereceden demişsin. Ama hocam burada 3 var. O zaman ne yapacağımız artık çok net biliyoruz. Ondan kurtuluyoruz. Artı B toplamının en küçük değeri soruluyor. Hocam buradaki değer verilmemiş. Verilmediyse ikinci dereceden olabilmesi için bu adamın arkadaşında 2 olması gerekir. Ben hemen yazarak başladım. A kare eksi 9'un cevabı 0 Ya bir dakika. 9'u karşıya atarım. A karenin cevabı 9'dur. A'ya benim yazabileceğim 2 tane değer vardır. Biri artı 3'tür. Diğeri eksi 3'tür. A'yı buldum. Şimdi B'ye geçtim. Burası ikinci dereceden bir denklem olabilmesi için 3B eksi 7'nin sıfırsa 3B eşittir 7 bölü 3'ü göstermesi gerekir. Pardon 2 ben niye burayı 0 yaptım ya? Buraya 2 yazacaktık özür dilerim. İkinci dereceden gösteriyor ya. B'nin de buradan kaç çıktığını görürüz. B'nin de buradan 3 çıktığını görürüz. Ama benden A artı B toplamının en küçük değeri isteniyor. O zaman A'nın en küçük değerini alırım. B'nin zaten bir değeri geldi. Doğru cevap 0'dır dedim. Geçtim sıradaki soruya yine şunu yapmışız. Denklemin bir kökünü vermişiz ama işleri karıştırmışız. X A eksi 2 olduğuna göre denklemin kökü A değeri kaçtır? Nasıl ya hocam? X yerine A eksi 2 mi yazacağız? Aynen öyle. Denklemin kökü neyse onu yazacaksın. A eksi 2'yi vermişim. Burada biraz yani işlem hatası riski var. Dikkat aman x yerine a eksi 2 yazdım karesini aldım. Eksi dedim 5 a eksi 3 çarpı a eksi 2 yazdım devam ettim. 4 a eksi 7 eşittir 0 yazdım durdum baktım. Eksi 7 doğrudur. İşlem hatamız yok. Devam. Tamam. Şimdi bu arkadaşın karesini alacağım. Ardından 5 ile çarpacağım. Birincinin karesi. Çarpanları ayırmayı da öğrenmişiz. Gelmişiz. Kafalar rahat. Hop bunu yazdım. Eksi dedim açtım. Ama ben önce şurayı halletmek istiyorum. Buradan gelen arkadaş 5'e kare. Eksi 2 kere 5'ten 10'a. Şu arkadaşı dağıtarak geldiğimde eksi 3a. Yanında da artı 6'sı var. Eşantiyon mu dersin? Ne dersen artık. 4a eksi 7 eşittir 0. Aman yarabbi. Orası da valla zor sığdı ya. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunu dağıtarak gelelim. Yapacak bir şey yok ki. Amma uzun işlem oldu 5 a e kare eksi 4 kere 5'ten 20 a artı 4 kere 5'ten 20. Eksi dedim. Bu arada burası eksi 13 a'dır. Uzatmayalım işlemimizi. Eksiyi dağıtarak geldim. Eksi 5 a kare artı 13 a. Şu artı 6 eksi 6'ya dönüştü artı 4A eksi 7 değeri hala duruyor ve cevap hala sıfıra işte. Efendim cırt sana cırt sana zaten A kareler kalsa ben bu soruyu henüz öğrenmedim çözemem derdim ikinci dereceden denklemde. Şimdi A'ların değerlerine bir bakalım şurada A'lar var şu ikisinin toplamı 17A yaptı eksi 20A ile topladığımda eksi 3 tane A var elimde. 20 burada var Başka da değer şunlar var galiba değil mi? Eksi 13 değeri var. 20'den 13 çıktı. Artı 7 kaldı eşittir 0 yazdım. Eksi 3 A'nın cevabı eksi 7 ise A'nın cevabı 7 bölü 3'tür dedim. Bol işlemli bol böyle kafa karıştırıcı bir soruydu. Ama devam, devam. Ama sorsalar, sorsalar bence böyle sorarlar. Hani ÖSYM şunu çok seviyor. Basamaklı soruları ya da 2-3 bilgiyi bir arada sormayı seviyor. Bu da onlardan biri olurdu. Yukarıda verilen denklemlerin her biri x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenle denklem belirtiyor. Buna göre a çarpı b artı c çarpı d ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir dedik. Peki. Geldim buraya. Hocam bu kaçıncı dereceden? Üç? Olmaz. Üçüncü dereceden olamaz. ikinci olacaksın. O zaman onu sıfırla. Baktım burada hiçbir yerde 2 yazmıyor. O zaman biliyorum ki bu arkadaşın cevabı 2'ye eşit. Hocam burada 4 yazıyor. Olmaz. ikinci derecedenmiş bütün denklemler bu 0 olacak. Hocam burada bir şey yazmıyor. O zaman burası 2 olacak geldim tek tek hesap yapmaya. A 3'ün cevabının 0 olduğunu öğrendik. O zaman A'nın cevabı 3'tür. Aldım bunu kenara kaldırdım. B 2'nin cevabının 2 olduğunu öğrendik. O zaman B'nin cevabı 4'tür. Bunu da kenara kaldırdım. C 1'in cevabının 0, C'nin 1 olduğunu bulduk. Yapıştırdık kenara. 2 eksi d'nin eşittir 2 olduğunu ikilerin birbirine götürdüğünde d'nin 0 olduğunu öğrendik bunu da yazdık. Sen benden bunların çarpımı ile ilgili bir şeyler istiyorsun. A'yı 3 bulduk B'yi 4 bulduk artı dedik C'yi bulduk 0 bulduk bu taraf gitti 3 kere 4'ten cevap 12'dir dedim vurdum cevabı Deniz diye. Yani temiz bir çözüm oldu. Şimdi gel. Birinci föyde. Tanımla ilgili en fazla bu. Daha ne anlatalım ne soralım yani değil mi? Tanım bu kadardı. Şimdi gel ikinci föyümüze geçelim. Burada da çarpanları ayırma yöntemiyle denklem çözmeye çalışacağım Henüz çarpanlara ayrılabilen ifadelerdeyiz. O deltalar, diskriminatlar sonra giderse. Şimdi önce bir giriş bir yapalım. Girizgah diyoruz biz buna. A sıfırdan farklı olmak üzere. ABC B, C reel sayı. Eğer ki bu verilen ikinci dereceden denklem. Hiç böyle kendini uğraştırmadan çarpanlarına ayrılabiliyorsa denklemin çözüm kümesini bulursun. Nasıl mı gel? x kare eksi 5x artı 6 denklemin köklerini bulun dediğinde yapacak hiçbir şey. Direkt bakıyorsun çarpanlarına ayrılıyor mu? Zaten bu konunun öncesinde çarpanlara ayırma anlatılmasının en büyük sebebi bu. Her yerinde çarpanlara ayırma var. Hatta bütün matematikte var ya. Ne yaptın sen? 5'e 1 verdim. Cık, yemedi. O zaman 2'ye 3 verelim. Ne dersin? 2'ye 3 verdim. X'ine de eksi bastım. Dedim ki... X-2 çarpı X-3'ün cevabı 0 olmalıdır. O zaman derim ki... X-2 0 ise X'in cevabı 2'dir. X-3'ün cevabı 0 ise X'in cevabı 3'tür Hani illa yaz derse çözüm kümesini... 2,3 parantez içerisinde yazılır. Bir sonraki soruya geçilir efendim. Geldim buraya. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. X kare eksi 2 x eksi 15. Çarpanların ayrılabiliyor mu diye göz ucuyla baktığımda x e x. 3'e 5 yazdım oldu. Eksiye artı desek yer mi? Eksi 5 x artı 3 x 7 hocam. Artık sen bunları biliyorsun. Bana sormuyorsun onları değil mi? X artı 3 x eksi 5'in cevabı ne olacaktır? 0. Yani sırayla 0'a eşitliyorsun. Ben uzun uzun artık eşitlemeyeceğim. Mevzuyu sen de görüyorsun. x eşittir eksi 3 ya da x eşittir 5'tir. Böylelikle çözüm kümesi eksi 3 ile 5 şeklinde yazılır. Noktaya vurulur efendim. Geldim sıradaki soruya. 6x kareyi artı 7x eksi 5. Bazen böyle zorlarlar ya bu çarpanların ayrılabiliyor mu diye böyle kafalarda bir soru işareti de olsa da ben şöyle ayıracağım. 2x'e 3x şeklinde ayırsam 2x'e 3x 5'e 1 ayırsak 15 olur işime gelmedi. Şu tarafa 5 yazsak bu tarafa 1 yazsak sanki oldu ama artı 10x eksi 3x gittiğinde ne kaldı geriye Artı 7x kaldı. Yazarken nasıl yazıyorduk? Yan yana yazıyorduk. Çarpanlara ayırmadaki en önemli noktalardan biri de zaten buydu. Ben bu ifadeyi direkt sıfıra eşitledim. Buradan bu arkadaşı sıfıra eşitlersek x eşittir 1 bölü 2 gelir. Bu arkadaşı sıfıra eşitlersek eksi 5 bölü 3 gelir. Ha, i̇lla tam sayı yok öyle bir dünya. Keşke olsa. Her seferinde gelmez. Devam edelim. Şimdi çarpanları ayırmaya devam ediyorum. Ama bu ifadenin çarpanları ayırmayla ya iki parantezine ayrılıyor. Belki bunu görürsün. Dersin ki hocam ben iki parantezine aldım. X kare artı dokuzun cevabı sıfır geliyor. Doğru mudur? Doğru. İkiden kurtulabilirsin. Bu denklemin kökünü etkilemez. Sıfırı götüremezsin unutma. Pardon x'i götüremezsin. Bunu ilerleyen derslerde anlatacağım. X'e dokunamıyoruz. Bu tarz ifadelerde sadeleştiremiyoruz. Ama iki gider. Her tarafı ikiye böldüğümde. Derim ki x kare at 9'u karşıya eksi 9 düşünürüm. Hangi sayının karesi eksi? Nasıl ya? Bir dakika. Öyle bir sayı mı var? E, yok tabii ki. O zaman diyorum ki x'in çözüm kümesi burada eşittir dersek bu şey olur boş kümedir. Yani çözüm kümesi gerçek sayılarda boş kümedir. Hani ilerleyen derslerde şimdi yalan söylüyorum ben sana çaktırma. Çok da yalancı adamız bize matematikçiler. Çünkü ilerleyen derste karmaşık sayı diye bir şeyden bahsedeceğim ve bunların da çözüm kümesini bulacağız. Ama şimdilik gerçek sayılarda bunun bir çözüm kümesi yok. Boş kümedir diyorsun. Geldim buna. Az önce anlattığım mevzu. Ortak çarpan parantezini alabilirim. X parantezini aldığımda X artı 8 eşittir 0. Hocam bariz bir şekilde X'in cevabı ya 0'dır ya da buradan eksi 8 gelir. O zaman çözüm kümemiz eksi 8'e 0 olarak düşecektir. Olay budur. Gönder gelsin sıradaki. Bu direkt çarpanlarına ayrılmıyor. Hani hatırlıyor musun? Çarpanları ayırmada şöyle bir ihtimal daha vardı. Ee, değişken değiştirme demiştik adına. İşte burada değişken değiştirme yapmaya çalışacağız. X üzeri 4 kim uğraşacak onlar. X kare var. O zaman ben de diyorum ki. X kare dediğim ifade A diye bir ifade olsaydı. X üzeri 4 dediğin ifade A kare olurdu. Bu arkadaşlar ikinci dereceden denkleme dönüşürdü. Tam da benim istediğim gibi. Yani A kare. Eksi 10 A artı 9'un cevabı 0 gibi bir denklem. E çarpanlarına ayrılabiliyor mu bakıyorum. A'ya A dedim. 9 olabilmesi için 9'a 1. X'ine de eksi dedim. A süper oldu dedim. A eksi 9 çarpı. A eksi 1'in cevabıdır 0 olan. Ben de derim ki buradan. A'nın cevabı ya 9'dur ya da A'nın cevabı 1'dir. Fakat bitmedi. Biz A'yı istemiyoruz çözüm kümesi. X'i istiyoruz. O zaman A dediğim yere artık X kareyi yapıştırabilirim. X kare 9'sa buradan X'in 2 tane cevabı vardır. Ya artı 3'tür hocam onun cevabı ya da eksi 3'tür. Bitmedi. Eğer ki A 1'e eşitse X karedir onun cevabı 1 olan buradan da 2 tane cevap bulurum. X'in cevabı ya artı 1'dir ya eksi 1'dir. Çözüm kümesi bugün kalabalık olacak bu soruda. Eksi 1, artı 1 eksi 3 artı 3 şeklinde yazman gerekir. Bu kadar. Anlıyor muyuz? Sıkıntı yok değil mi? Bak dalıp gitmek yok. Daha birinci derstesin. De atlamadan, zıplamadan. Fonksiyon polinom. Zaten teğetinin ortak konusu ama burası bambaşka bir diğer. Burada beraber ilerlememiz gerekiyor. Hocam yan yattı, çamura battı, alt oldu, üst oldu, yan geldi. Olmaz. Öyle olmaz. Beraber çıktık bu yola. Sınav gününe kadar üzülmek istemiyorsak birlikte atlamadan zıplamadan. Her soruya bakacağız. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki. Gülüm. Devam <laughs> hadi. Çözüm kümesini bulunuz. Hani dedim ya değişken değiştirme. 2 üzeri x'tir o bizim için a olan. Hemen değişken değiştirmeye başvurdum. Baktım şuradan a'nın karesi geliyor. Eksi 5 tane a geldi. Bir de artı 4'ümüz var. Cevap 0. Hemen çarpanlarını ayırdım. a'ya a. Ya a. 4, 4'e 1 oluyor galiba değil mi? Artı eksi verdik süper. O zaman a eksi 4 çarpı a eksi 1 cevap eşittir 0. Buradan biz a'ya bir değer bulduk a'nın cevabı 4 gelebilir. a'ya bir değer bulduk a'nın cevabı 1 gelebilir. Ama gel gelelim biz a'yı istemiyoruz. 2 üzeri x'dir 4 olan bir dakika 2 üzeri 2'dir bu da x'in cevabı buradan hop 2 geldi ne yaptık üstü sayılarda eşitliği kullandık hadi gittik temel kavramlara. 2 üzeri x'tir 1 olan. 1 mi? 2 üzeri 0'dır o. O zaman x'in cevabı hop yeşil devam edelim. x'in cevabı 0'dır dedim. Çözüm kümesini yazmak istediğimde 0'a 2 bizim aradığımız cevaptır dedik. Vurduk cevabı geçtik. ÖSYM sorar sorusuna. ÖSYM tabii ki burada hadi gel çarpanlarına ayrı. Oo ne güzel yap yap demeyecek be gençler demez onu bir hikayeye büründürür. Hani bu yeni nesil soru stili dediğimiz olaya büründürür. Sorarsa da böyle sorabilir. Bir pazarda limon satan Şakir ve Necati'nin bir günün sonunda bir gün sonunda sattıkları limon sayıları şöyledir. Sırasıyla dediği için biz buna Şakir'in sattıklarına buna da Necati'nin sattıklarına isim olarak verelim. Akşam eve dönerken aralarında geçen konuşmada da şöyle oluyormuş. Necati'nin Şakir'den 5 limon fazla sattığı konuşuluyor. Ya bütün mahalle sanki bunu konuşuyor. Olaya bak. Buna göre, buna göre Şakir ve Necati'nin sattıkları toplam limon sayısı hangisi olabilir? Hmm, bir dakika. İlk defa enteresan bir soru değil mi? Hani ikinci dereceden denkliği görüyorum ama yeni nesil yani sonuçta. Düşünüyor insan ne yapabilirim diye. Biz bu konuşmayı kullanalım mı ne dersin? Akşam eve dönerken aralarında geçen konuşmada Necati'nin Şakir'den 5 limon fazla sattığını duyuyoruz. Şakir'in sattığı limon sayısı buysa güzel arkadaşım, üstüne 5 ekleyince kimin kimin limon sayısına ulaşıyoruz? 2x kare yani Necati'nin limon sayısına ulaşıyorum. Hop onu da yazdım. Şimdi dedim ki ya bir dakika burada bir eşitlik var. Burada bir denklem var. Ama biz ikinci dereceden denklemi tanımlarken hep karşıda kim var dedik sana? Sıfır. Aynen öyle karşıda da 0 oluşacak. Alayını aldım bu tarafa attım. 0 kaldı. 2x kareden x kare çıktı. Hop x kare kaldı. Eksi 4x karşıya artı 4x olarak gitti. Burası artı x oldu. Şurası 10'du. 10 karşıya eksi gitti. Eksi 12 oldu. Süper. Artık diyorum ki x'e x yazalım. 3'e 4 yazalım. Şuna eksi. Şuna artı yazarsak eğer. x eksi 3 çarpı x artı 4'ün cevabı 0 gelecektir. Böylelikle x'in cevabı ya artı 3'tür ya da eksi 4'tür. İki tane farklı değer var. Da hangisi ya da Şakir sattıkları toplam limonu nasıl bulabiliriz? İşte orada şu devreye giriyor. Biz toplam limonları bulacağız madem toplayalım bunları. Ne geldi buradan? 3x kare geldi. Ne geldi buradan? 7x geldi. Ne geldi buradan? Artı 3 geldi. Gidelim. İstediğim sayıyı yerine yazalım. Misal x dedim ki 3 olsun yerine bir yazalım. Acaba seçeneklerde var mı? 3 çarpı 9 eksi 7 çarpı 3 artı 3. 3 kere 9 27 eksi 21 artı 3'ten doğru cevap şurada 6 kaldı 3 9. Var mı seçenek? Yok. Devam. X eşittir eksi 4. Hocam buradan da gelmezse ne yapacağız? Gelmezse ne yapacaksın? Soru hataldır diyeceksin geçeceksin. Eksi 4'ün karesi eksi 7 çarpı eksi 4 artı artı 3. Şuradan 4'ün karesinden 16. 3 ile çarptık 48 geldi. 4 kere 7 28 artı 3 şurası 31 yaptı 8 1 9 50 var falan yok 70 79 baktım seçeneklere yapıştırdım Denizli'ye dedim ki var mı daha var tabii. 3. föy efendim son föyümüz bu dersin bitiriyoruz bakayım çok da seni böyle baymadan boğmadan böyle derslere adım 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 birlikte götüreceğiz. İkinci dereceden bir bilmeyen de denklemlerde tam kare yöntemiyle denklem çözme. Çarpanları ayırmadan hatırlarsın. Burayı çok sevmemiştik. Çok da sevilmiyor zaten. Neden dersen terim ekliyorsun. Terim Uf, oraya mı geldik ya? İşte burada terim ekleyip terim çıkaracağız. Tam kareye tamamlayacağız. Nasıl yapacağız? Ya burası artık tamamen şu göbeğe odaklı çalışıyorsun. Tamam mı? Şu ikisine bakıyorsun. Göbekteki arkadaşa göre terim ekleyip terim çıkarıyor. Orada da çarpanlara ayırmın sular, seller böyle akıyor olması lazım. Akıyor. Denklemin köklerini bulun diyor. Şu haliyle çarpanların ayrılıyor mu? Löp diye ayrılmıyor yani. Ne yapacağım? Diyorum ki arkadaş bu çok benziyor. Kime? Şu eksi 2x var ya ben oraya diyorum bir artı 1 yazsam bir de eksi 1 yazsam tabi bir de kendi eksi 5'i var eşittir 0 desem ben bu arkadaşı tanıyorum. Bu arkadaşı baktım mı tanırım. Nereden tanıyorsun hocam? Ya bu x eksi 1'in parantez karesi değil mi? Evet o. O zaman o arkadaşa x eksi 1'in parantez karesini yapıştır. Burası eksi 6 karşıya attım artı 6. Diyorum ki hangi sayının karesi 6? İki tane cevabı var yine. Öyle bir sayım var hocam. Var tabi olmaz olur mu? X eksi bir ya kök altıdır ya da ya köklü sayılara da girdik yani işin ucundan eksi kök altıdır. Eksi biri karşıya atarsan bir artı kök altı gelir x'in değeri. Biri karşıya atarsan bir eksi kök altı gelir cevabı. İki tane kök buldum. İlla yaz yazarız yazarız ayıp ediyorsun. Ne yazacağız? Bir artı kök altı virgül bir eksi kök altı oldu mu diye baktım şöyle gözücüyle. Olmaz olur mu? Çok gelsin o zaman? Denkleminin çözüm kümesi. Bunu sen yapabilir misin? Merak ettiğim nokta o. Hani şuraya bakacaksın. Burası seni ilgilendirmiyor. Burası bizi ilgilendirmiyor. Biz buraya göre terim ekleyip çıkarıyoruz. Ya hocam nasıl ekliyoruz? Ya bak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi diye gidiyor ya. Bir kere önce ikiye böleceksin. Ne kaldı? İki kaldı. İşte o kalan iki. Bir de x var. X'leri de götürüyorsun. Kalan iki kimdir? Oradaki y'dir. Karesini ekleyip çıkaracaksın onunla. Hadi bakalım bu sefer olmuştur inşallah. x kare artı 4x, 4 x böldüm 2'ye 4'ü 2 kaldı. 2'nin karesini ekledim çıkardım. Artı 4 eksi 4 yazdım. Yanında bir de artı 2'si var eşittir 0 dedim. aa dedim ben burası tanıyorum ben bunu. Bu x artı 2'nin parantez karesidir. x artı 2'nin parantez karesi. Şurada eksi 2 var. Karşıya attığımızda artı 2 olarak durdu. Tamamdır devam ediyorum. Dedim ki bu da arkadaşım 2'ye ayrılır. X artı 2'nin karesi ya kök 2'dir ya da X artı 2'nin kendisi eksi kök 2 olabilir. 2'yi karşıya attığımızda eksi 2 artı kök 2. Yani şık durusun diye böyle yazma yoksa inan bir sebebi yok. Eksi 2 eksi kök 2. Vurdum iki tane cevabı geçtim yan tarafa. Gördük artık. Böl 2'ye 4. 4'ün al karesini 16. Aa böyle mi yapıyorduk hocam? Niye baştan söylemiyorsun? Biraz pati çek istemişizdir belki de. Artı 16. Eksi 16. Bir 16 ekliyorum. Bir de 16 çıkarıyorum. Eşittir 0 diyorum. Şu arkadaşı görüyorsun. Tanıyorsun. X eksi 4'ün parantez karesi. Eksi 17 var. Karşıya attım. Artı 17. Artı 17. İki tane kök gelmek zorunda. O zaman diyorum ki x eksi 4 ya kök 17'dir ya da x eksi 4 eksi kök 17'dir. At eksi 4'ü karşıya 4 artı kök 17 olarak yazdım. At 4'ü karşıya 4 eksi kök 17 olarak yazdım. Elimde iki tane de değer var. Vurdum bunlara. Geçtim sıradakini. Tam kareye tamamlama. Hocam bunda gerek var mı? Sanki direkt ayrı... Yok ama bir şey göstermek istiyorum. Yani <laughs> bir şey olacak bak şimdi falan. İki parantez. Yok be bir şey olacağından değil. Aldım iki parantesini. ya illa bir şey mi olması lazım arkadaş? Allah Allah. Yaptım bunu. Bir şık pakat. Bir kat, takla falan. Cem Yılmaz'a bağlam hocam. Yapamıyorsun zaten. Tamam lan bir. Bir gün öyle bir espri yapacağım var ya. Bak bu ekranın kartına böyle kıkıl kıkıl güldüreceğim seni. Böyle çatlatacağım. Gözünden yaş gelecek yaş. Sen görürsün ama sen. Mehmet Hoca espri yapamıyor. Yapacağım. Çok çalışacağım. Onu da yapacağım derim. X kare artı 4 X. Artı 4 eşittir. Ne yaptım? Her tarafı ikiye böldüm. Bölebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arkadaş artık tanıdık. Bu arkadaş x artı 2'nin parantez karesi. Karşıda 0 var. O zaman x'in cevabı x artı 2 ya da... Bak dur 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 bir dakika burayı şöyle açıklayayım. Çünkü bunu niye koyduğumu hatırladım şimdi. Bu diskriminanta giden yolda ilk adımlarımızdan biri. x artı 2 çarpı x artı 2 eşittir 0 demek ya bu arkadaş. Buradan denklemin kökü eksi 2 gelir. Buradan da eksi 2 gelir. Hocam aynı geldiler. İşte aynı geldiklerinden kümenin içerisine yazarken ne yapıyorduk? Biz bir tanesini yazıyorduk. Eksi 2'yi yazdım sadece. Var mı sıkıntı? Kalemin ucu biraz ince mi olmuş gençler? Yalnız bunu benim dersin sonunda hissetmem. Olmamış ya. Bir, bir, bir tık ince olmuş ya. Ben onları bir tık bir tık kalınlaştırıyorum o zaman. Bir tık kalınlaştıralım. Bu böyle, böyle böyle birazcık ince geldi benim ucuma. Kalemin ucunu açıyorum bekle. <laughs> Nasıl gidiyor? Diğer konularla ilgili problemleri kaldırabildin mi? Ne yaptın? E bundasın artık. İnan ikinci dereceden denklem çok zevkli bir konu. Ama çok iyi anlaman lazım. Limit türevi integral diyorsak yapmak zorundayız. Bu konuyu çok iyi. ÖSYM böyle enteresan soru işte. İkinci dereceden denklem sorusu. Bak böyle garip durdun hocam. Bu, ne bu böyle? İkinci dereceden denklem sorusu mu? X çarpı Y büyüktür sıfır. Tam bir ÖSYM sorar tipi ya. Bıdı 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 olduğuna göre bu işlemin sonucu hangisidir? Ne alaka dersin değil mi? Diyorum ki yapacak hiçbir şey göremedim. Ya, u biraz da Yok yok iyi oldu. Dedim ki o zaman sen gel bakalım oraya 3x kare eksi 2x eksi 5 y kare eşittir 0 diye bir denklem var. Ne yapabiliriz? Ya hocam bir çarpanlara falan yer mi bu? 3x'e x desek 5 yye de y desek. Şimdi eksi olabilmesi için şunu artı şuna eksi dedim. Ama yazarken ne yapıyordum? Tabii ki yan yana alıyordum. 3x artı 5 y çarpı x eksi y eşit 0. Hocam buradan iki tane denklem geliyor. Yani 3x eşittir eksi 5y geliyor. Bir dakika bir dakika. Şurası artı mı eksi mi? Hocam bu eksi olacak. Bu artı olacak. Neredeyse tongaya basıyorduk ha. Neredeyse tongaya basıyorduk. O zaman bu eksi şu artı olacak. O zaman karşıya gitti. Bu artı olarak gitti. Buradan ne geldi? x eşittir eksi y geldi. Bir dakika. x eşittir eksi y. Ama sen x çarpı y pozitif olsun dedin. x çarpı y'nin pozitif olmasını istiyoruz. Allah Allah. X, çar x eşittir eksi y koyunca eksi y çarpı y. Büyük sıfır diyorsun. Eksi y kare büyüktür sıfır. Ama bir dakika hocam y kare dediğim ifade her daim pozitiftir. Ben önüne eksi koyduğum an bu bir kere kesin negatif bir değer oluyor. Yemedi. Yemezse elendi. O zaman bizim aradığımız cevap bu. Ben de diyorum ki 3x e eşittir 5y. Hadi gel seni temel kavramlara bir gezmeye çıkarayım. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. x dediğim ifade 5k, y dediğim ifade 3k alınamaz mı? Alınırsa gidilir yerine yazılır. Cevapta bulunur derim ben sana. Hemen aldım geldim. 3 çarpı 5k Arada artı var. Ee, direkt 3K'yı yazmamı istiyormuş. Direkt 3K'yı yazdım. İndim aşağıya 2 çarpı X yerine ne yazacağız? 5K. Araya eksi 3 çarpı 3K. Yukarıları topladığında elde ettiğin değer 18K. 2 kere 5, 10, 9'u gitti. K kaldı. Cırt sana cırt sana. Bunlar birbirini götürdü. Temiz işçilik dedim. Güzel soru dedim. Ama yetmez bir tane daha gönder dedim. Gelsin bir sorumuz daha efendim. Günün son sorusu 15. sayfadayız. ÖSYM sorularda 3. föyde gelse gelse böyle bir soru. Denkleminin çözüm kümesini bulmak için çok tatlı soru ama bence günün özetidir bu soru lütfen. Lütfen önce sen deniyorsun bak numara yapma önce sen deniyorsun sonra topu bana atıyorsun tamam. Denkleminin çözüm kümesini bulmak için denklemin her iki tarafına eksi dört ekleniyor. Sol taraftaki ifade tam kare oluyor. Neden o soruyu eklediniz? X bir tam sayı olduğuna göre M artı N toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi x kare eksi 8 x artı m her tarafına diyor eksi 4 ekleniyor diyor. Her tarafa eksi 4 ekledim. Arkadaş bu artık bir tam kare ifadeymiş. Yani ben bunu şöyle parantez içerisinde yazabiliyorum. Muhtemelen arasında da eksi var tepesinde de karesi var. Eşittir diyeceğim bir şey olacak burada ne olacak ama ne olacak. Artık biliyorsun mevzuyu anlattık ya. Eksi 8 x var ya hani neye eşit olacak? çarpımının iki katına. Önünde de eksi olduğunu varsay. Şunlar gitti. X'ler gitti. İkileri sadeleştirdim. 4. Y değeri kaç demek ki? 4. Ya arkadaş o zaman bu ifadenin şuranın 4 çıkması lazım. Tabii ki bunun açılımı nedir? X kare eksi 8 X artı 16'dır. Ben de diyorum ki bu ifadenin cevabı açık ve seçik. M eksi 4'ün cevabı kesinlikle 16'dır. M'nin cevabı bize buradan 20 gelir. Ben 20'yi sepetlerim kenara kaldırırım. Ama karşısı da önemli. Karşısı kaç olabilir? Hocam tam kare ifade ve x'te bir tam sayı olduğuna göre buraya da bir tam sayı gerekiyor. Ama en küçüğü. 1 bir karesi 1'e... Bire... Bir... Niye 1 alıyorsun? Niye 1 alıyorsun? 0'ı Sıfırı alsana 0'ın karesi de 0'dır sonuçta. Ben diyorum ki az önce çözdüğümüz soru da böyle gelmişti hatırlarsan. Yani artık soru şu. Aa niye M'ye yazıp duruyorum? X eksi 4'ün karesi eşitse 0'a. X kare pardon x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 denklemin sonucu tam sayı çıktığına göre ben bu ifadeyi 0 almalıyım. Sıfırın karesi de sıfır olduğu için ben diyorum ki bu ifade buna eşit. O zaman n eksi dördün cevabı sıfırsa n'nin cevabı da bize buradan dört olarak gelecek. Soru benden m artı n yi istiyor. Yirmi artı dörtten süper bir soru süper bir cevap. Cevap bursa vurulur cevaba geçilir gönder gitsin. Efendim ikinci dereceden de gönderdim. Birinci föy, ikinci föy, üçüncü föy ellerden öper. Arkada tek bir gri soru. Arkada tek bir soru boş istemiyorum güzel gençler tamam mı? Buradaki soruların hepsi az önce çözüldü. Çok çözdüğümüz soru formatıyla birebir uyumludur. Ne yapıyorsun? Bunların hepsini tek tek... Bunu, bunu niye netlemiyorsun sen ya bugün? Bugün netlemede bir sıkıntı var herhalde. Bunları bitiriyorsun! Ama günün en güzel yerine geldik. O takvimi inşaatlemeye geldik. Açıyorum takvimi sana. Böyle gün 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 beraber bitireceksin. Birinci gündeyiz. İkinci dereceden denklemler. Efendim birinci gün bitti. Bu arada videonun açıklama kısmından takvimi sen de çıkar. As böyle birinci gün bitti. Hashtag rehber matematik İnteg integralde diyor. Ee, şeyde paylaşıyorsun. Instagram'da paylaşıyorsun. Etiketleyerek ben de seni paylaşıyorum. Efendim bir sonraki derste görüşünceye kadar. Ayet matematikte kal. Bizde kal. Rehber matematikte kal. Hafta sonları geometri serisini de unutmayınız. Hoş kal. Hoşça kal. İkinci dereceden denklemlerde belki de en önemli ders. Diskriminantı delta'yı anlatıp ispatını yapacağımız. Sadece tek bir föy işleyeceğimiz ama inanılmaz ayrıntıya gireceğimiz ders efendim hoş geldiniz ikinci dereceden denklemlerde aYt matematikte ikinci dersteyiz yolumuza devam ediyoruz aman sizsiz siz olun matematiğiniz çizilmesin diyelim bizim kafa çizildi ama sizin matematik çizilmesin nasıl iyi durmuş mu çizildim yani berbere ısrar etti o çizdi aslında denk geldi bir şey oldu. Ben kafamı oynatınca çizildi. Abi dedi çizik açalım dedi. Aman siz dikkat edin matematiğiniz çizilmesin. Neyse biz kaldık. <laughs> ama, çok dikkatli olmakta fayda var. Olup olmadık yerde kafanızı sallamayın. Selam vermeyin herkese. Verince kafa çiziliyor. Hele özellikle berberde. Efendim ne diyorduk? İkinci dereceden denklemlerde kaldığımız yerden ikinci dersen gönder gelsin dedik. Vay be. aYT matematik serüvenimiz nasıl gidiyor bakalım. Yani sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Fonksiyonları bitirdin. Geldin bunu bitirdin. Süpersin. Şimdi bunu bitireceğiz. Sonra ver elini trigonometri diyeceğiz. Hey maşallah be. İkinci dereceden denklemlerin ikinci dersinde bizi ne bekliyor? Koskocaman bir ispat sayfasıyla başlıyorum. Dileyen, dileyen arkadaşlar direkt formüle geçebilirler. Pıt pıt böyle 10 saniye 10 20 saniye taş çaklasa 3-4 dakika sürecek bu ispatımızı atlayabilirler. Ama sen sen ol. Atlamadan zıplamadan izlemeni tavsiye ederim. Hocam bana bu ispat ne katabilir ki deme. Katakulliye gelme. Evet, ben niye şiir gibi konuşup duruyorum ya? A0'dan farklı, a sıfırdan farklı ABC elemanları reel sayı olmak üzere atlamadan zıplamadan, ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde diyelim ki sen çarpanlarını ayıramadın. Ne yapacaksın biliyor musun? Eğer ayıramadığın bir denklem gelirse, x karenin önündeki kuvvetten kurtulursun. Kurtulmak için her şeyi herkesi ne yaparsın a'ya bölersin. A'ya böldüm bu gitti geriye ne kaldı? X kare artı b a bölü x artı c a Eşittir sıfır kaldı. Peki burada ne yapmak gelir aklına? Dersin ki burada da hocam. Acaba biz bunu tam kare ifadeye tamamlayabilir miyiz? Şuradaki ifadeye dikkat et. Ben bu ifadeyi tam kare ifadeye tamamlamak istiyorum. Bu sebeple x kare b a çarpı x artı b bölü 2 a'nın karesini ekliyorum. Aynı sayının karesini. Çıkarıyorum efendim. B bölü 2A'nın karesini çıkarıyorum. Neden böyle yaptık? Hani hatırlıyor musun? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı demiştik. Ortada ne var? B, A. E çarpı X var. X'ler birbirini götürdü. Her tarafı ikiye böldüğümde Y dediğim ifade ne geldi? B bölü 2A geldi. Hmm, burası B bölü 2A gelince buradaki de karesi olması gerekiyordu. Hani geçen ders anlattık da. Peki yolumuza devam edelim. Artı C bölü A ifadesine değinmediğim için orası hala sıfır olarak duruyor. Yolumuza devam efendim. Peki burası nedir? Tam kare ifadedir hocam. Nesi var mı? Artık X artı B bölü A'nın karesidir hocam bu arkadaş. Doğru mu yazdım? B bölü 2A'nın karesidir. Şimdi doğru oldu. Peki eşittir dedim karşıya geçtim. Bunun karesini aldım B kare olarak geçti. Bunun karesini aldım 4A kare olarak geçti. Bu arkadaşı da dedim ki paydalar da eşit olsun hiç zaman kaybetmeyelim. Bunu da 2A ile çarparak gelelim. Eksi 2AC bölü 4A olarak bu ifadeyi 4A kare olarak da bu ifadeyi yazdım. Son kez şöyle bir toparlamam gerekirse. X artı B bölü 2A'nın karesi eşittir dedim. Ay maşallah. Ay maşallah. Bunlarla güzelsin sen matematik be. Eğer ki buralarda biraz olsun bir şeyler anlayabiliyorsan var ya matematik anlamında çok şey kattık birbirimize. Efendim artık her tarafın kare kökünü alma vakti geldi. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Bu ifade bunu götürür ama mutlakla çıkar. Ya da bir artı da bir eksili çıkar. Biz onu deneyelim. X artı B bölü 2A ifadesi dışarıya çıktı. Ama karşı taraf. B kare eksi 2AC bölü 2A veya veya X artı B bölü 2A ifadesi çıktı. Karşı taraf eksili olarak çıktı. Eksi kök içerisinde B kare eksi 2AC bölü 2 A şeklinde dışarı çıkar biter mi bitmez ama demişler ki biz matematikçiler böyle kalem ucu falan harcamaktan çok şeyiz herhalde müzleri biski ya da ya biraz pinti olabilir mi bu matematikçiler çünkü demişler ki ya ben bu ifadenin yerine kısaltıcı bir şey yazayım ya çocuklar da ileride uğraşsınlar oh al başına belayı desinler. Arkadaş işte diskriminat dediğimiz delta dediğimiz ifade buradan doğdu. Bu köklü ifadedir o diskriminat dediğimiz ifade. Artık x'i yalnız bırakırsam birinci köküm şudur diyorum. Bunu karşıya attım. Eksi olarak gitti. Paydalar eşit olduğu için kök delta böyle 2a'yı yazabilirim. Şurada arkadaşı karşıya attım. Eksi olduğu için Başa getirdim onu da. Eksi B eksi kök delta bölü 2A yazıyorum. Al sana ispat. Al sana sinerji mi dersin ne dersin bilmem ama. Bu ispatı öyle her yerde göremezsin. Çok tatlı çok güzel bir ispattır. Neyi ispatladım? Diskriminantı ispatladım. Neyi ispatladım? Diskriminanttan köklerin nasıl bulunduğunun formülünü verdim sana. Sen gideceğim bu formülü ezberleyeceksin ama ezber yok. Biz mantığını verdik sana hanımlarla, kavramlarla, ispatlarla diye rehber matematikte boşuna söylemedik. Şimdi artık kullanabilirim Gönül ile. Ben sana bunun mantığını anlattım. Derim ki artık diskriminant var elimizde. Diskriminantla ilgili ne bulabiliriz? Önce bir oradan bir sayıları bulmayı öğrenelim. Hani az önce anlattık. ikinci dereceden denklemde eğer ki çarpanlarına ayıramıyorsan diskriminant yoluna gidip oradan kökleri bulacaksın. Ama önce sadece diskriminant bulalım. Hadi gel. Denkleminin diskriminantı nedir? Delta da derler bunu ama gerçek şeyi diskriminant tabii. Delta önce formülle bir başlayalım mı? Biraz eller ayakları ısın. B kare eksi 4 AC şeklinde yazılıyor hocam. Az önce ispatladın. B'nin karesi eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'tir. Şöyle düzelttiğimde 4 eksi 20'den doğru cevap eşittir. Eksi 16. Delta diye bulduğum şey eksi 16. Şimdiden alışkanlık olsun. Sıfırdan küçük mü büyük mü? Ya da eşit mi? Sıfırdan küçük. Ne olacak ki? Bekle tarihin en önemli anlarına geliyoruz gerçekten. Lise matematik tarihinin senin için en önemli AYT matematik tarihinin en önemli sayfasına geliyoruz. Bundan sonra ki soru var ondan sonra. Bıdı 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 denkleminin diskriminantı 25. Yani bana delta'yı vermişsin. 25 eşittir b'nin karesi. Bak b bunun tamamıdır. Karesini aldığımda eksisini görmeme gerek yoktur. b kare eksi 4 a a dediğim ifade 1'dir. C dediğim ifade burasıdır. Bak hiç uzatmıyorum. Çatır 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 yazıyorum. Tamam. 25 eşittir. Birinci ifadenin karesini aldım. M kare artı 2M artı 1 eksi 4M ifadesi var. Bu arkadaşı buraya aldım. Şu arkadaşları işleme aldım. Elimde ne kaldı? M kare eksi 2M Eksi 24 eşittir 0. Artık bu çarpanlarına ayrılabilen bir ifadedir. Buraya m ve m yazarım. 4 kere 6 24'tür. Şuna artı şuna eksi dedik mi bu ifade çarpanlarına ayrılır. m eksi 6 çarpı m artı 4 ifadesi eşittir 0. m buradan kaç gelecektir? 6 gelecektir. m buradan kaç gelecektir? Eksi 4 gelecektir. Süper. Sen ne istiyorsun bu değerlerin toplamını? Toplayıverin mi ben? Hiç gerek yok ama hadi sen halledersin deyip geçmek de içimde el vermiyor. Vurdum cevabı iki. Şimdi bir tane farklı tarzda bir soru çözmüş olalım. Tamam. Ondan sonra ver elini lise matematik tarihinin en önemli. Hocam ne gelebilir ki? Söylemedi de mi? Biz onunla inanılmaz sık karşılaşacağız bundan sonra. Kanka olacağız. Kanki toş mu dersin? Kanka mı dersin? Bro mu dersin? Sen bilirsin. Denkleminin köklerini bulmak isteyen bir öğrenci diskriminantı yanlışlıkla delta A kare eksi 4 bc formülüyle hesaplamış fakat kökleri doğru bulmuştur. Buna göre m kaçtır? Denkleminin köklerini bulmak isteyen bir öğrenci diskriminantı yanlışlıkla bu bulmuş. Ama kökler doğru gelmiş. Ya kökler doğru ne göre buradan bulduğu delta ile gerçekte bulması gereken delta formüllerinin cevabı aynı çıkmış. Yoksa nasıl aynı gelsin? Bu arkadaş da şu formülü yazmış. E bunun da aynı gelmiş. Var mı bir problem bizim için? Yok. E yazalım yerine. B'nin karesi. B dediğin yer burası. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı. A çarpı. A kaç? O da 4. C kaç? O M. M'yi de yazdım eşittir dedim. A'nın karesi 4'ün karesinden 16. Eksi 4 çarpı B kaç? 3. C kaç hocam? C de M'dir dedim. Onu da yazdım. Ufak bir düzeltme gerekiyor galiba. Şuradan eksi 16 9 eksi 16 M. 16 eksi 3 kere 4'ten 12 M. Sen bu tarafa gel. Sen bu tarafa git. Şöyle bir toparlayalım etrafı. Şurada kaldı eksi 7. Bu tarafa geçti artı 4 M. Her tarafı 4'e böldüğümde eksi 7 bölü 4 olarak bulundu M değeri. Olay bitti. Şimdi tarihe tanıklık etmeye hazır mısın güzel arkadaşım? Delta'ya bakarak sadece delta'ya bakarak kökler hakkında yorum yapmak demek türevin. Yani türev hakkında yorum yapmak demektir. Ta türeve kadar uzanacak işler. Gerçekten bir fonksiyonun artanlığını mı sorarsın? Azalanlığını mı sorarsın? Ta oraya kadar yorum yapmak demektir. Nereden? Nereye? O zaman gönder gelsin hocam. İşte karşınızda. Buranın ekran fotoğrafını almayın. Ben sana ekran fotoğrafı için ayrı bir alan da yaptım. Buranın ekran fotoğrafını alır mısın? Böyle sticker not olarak yazar kenara asar mısın? Bundan daha önemli bir aYeta matematik sayfası ben sana bundan sonraki süreçte söyleyemeyeceğim. Tamam önemli şeyler yapacağız. Belki güzel anlar yaşayacağız. Romantik matematikte anlar da olacak. Belki sayıları azıcık gıdıklayıp güleceğiz de ama... Hiçbir zaman bu kadar önemli bir sayfa. Amma övdüm de hocam ya. Tamam amma yağladık bağladık. Ya sponsorluğumuz var. Diskriminant falan diye böyle girermişim mevzuya. Diskriminant kullanarak denklemi çözme. Şimdi ikinci dereceden denklem geldi karşına. Ben ne zaman diskriminantı kullanacağım değil mi? Sorulan ilk soru bu. Çarpanlarını ayırabiliyor musun? Ayıramıyor musun? Direkt diskriminanta gidiyorsun. Koyuyorsun denklemi karşına. Yazıyorsun yanına deltasını. B kare eksi 4 ac'sini. Deltasını buluyorsun. Deltasına bakıp yorum yapacağız. Peki ne hakkında yorum yapacağız? Diyeceğiz ki bu eksi b artı kök delta bölü. Bu formülü de bir hatırlatmak için yazıyorum tekrar sana. X2 de eksi b eksi kök delta bölü 2a formüllerine bakarak bir şeyler oluşturmaya çalışacağız. Ey güzel arkadaşım. Denklemi çarpanlarına ayıramadın İlk yapacağın işlem deltasına bakmak deltayı karşına koyuyorsun eğer ki delta değeri sıfırdan küçükse her şeyin mantığını vereceğiz ezberlemek falan yok güzel arkadaşım delta sıfırdan küçükse şuraya bakar mısın bir delta neyin içinde kökün içinde delta dışarı çıkabilir mi? Sıfırdan küçük değerler köklü sayıların dışına çıkamaz. İşte çıkamadığı için sen bunun sonucunu bulamazsın. Bulamadığın için gerçek kök yoktur dersin. Gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümedir de denebilir buna. Hani sen gerçek kök yok dersen ne yaparsın? Hocam çözüm kümesi bulamadım boş küme dersin. Ama gün gelecek bundan sonraki dersimizde ikinci dereceden denklemlerin üçüncü dersinde yepyeni bir sayı kümesinden bahsedeceğim. Hani biz bugüne kadar en büyük sayı kümesi gerçek sayılar. R sayılar dedik yanına bir tane de eşantiyon bir tane daha geliyor arkadaşlar karmaşık sayılar geliyor. Onu da bir sonraki derste. İşte o delta sıfırdan küçük olduğunda karmaşık kök vardır diyeceğiz. Hani iyili miyili sayılar var ya sanal ondan bahsedeceğim. Şimdi delta neden sıfırdan küçük olduğunda kök olmadığını anladın mı? Olur da bir gün yolda görürsem bak sorarım. Burayı lütfen mantığını anlamaya çalışın. Ezber yaparsanız bundan sonraki konular patlar. Patlasın istemiyorsan gel benimle. Delta sıfıra eşitse. Ey güzel arkadaşım. Sen yazmışsın denklemin kökünü. Eksi b artı kök eksi 4 delta bölü 2a. Hani ispatını da yaptık ya. Hocam burası sıfır çıkar. Kökün cevabı sıfırsa. Benim elimde bir tane denklem olur. Bak bu da sıfırlandı. Bu da sıfırlandı. Aa bunların ikisi birbirine eşit. Ya bu kadar basit değil mi olay? E basit. Denklem bir tam kare ifadedir. Denklemin birbirine eşit iki gerçek kökü vardır. Niye iki gerçek kökü var delta sıfır olunca? Elimde iki tane formülü vardı. Bunu sıfırlayınca geri kalan formül birbirinin aynısı. Eksi B bölü 2A, eksi B bölü 2A. Çok hararetli gidiyorum ama anlıyor musun? Denklemin çakışık iki kökü var. Çakışık demek birbirinin aynısı demek. Simetrik demek farklı bir şey ha. Onu ilerleyen derste anlatacağım. Dur şimdi acele etme. Ben biliyorum falan oluyor birileri çıkıyor ama Hocam ama simetrik iki kök de vardı o neydi? Dur bekle acele etme. Çakışık iki kök anla anla. Tamam gel. Şimdi. Şimdi en karizma yere geldik. Delta sıfırdan büyükse. Eğer delta sıfırdan büyükse. ikisinden de farklı değerler elde edersin. Bunlar köklerin dışına çıkabilir. Yani çıkması da önemli değil. Köklü de kalabilir. İki tane gerçek kök vardır deniz. İşte o köklerin formülleri de bunlardır. Olay bundan ibarettir. Gerisi fasafisodur. Ve şimdi ekran fotoğrafı ben de sana poz vereyim istersen matematikçi pozu mu dersin şöyle tuzladım hocam bunu mu dersin bunu böyle as duvarlara falan bir yerlere as kesinlikle sınav gününe kadar tablo gibi önünde karşında durması gerekiyor ben önemini sana defalarca söyledim en güzeli ne biliyor musun bunu alma bak bak fazla geçtim sen bir kağıt al bunun aynısını yaz ama kendin yaz kendin yazdığı daha kalıcı oluyor son bir kez daha hatırlamakta fayda var Sadece tek bir föyü bitiriyoruz. Bak, iddia ediyorum sana bu kadar ayrıntılı olmamalı mıydı yoksa? Yok yok, ayrıntılı olmalı. Ayrıntılı olmalı ki kalıcı olmalı. Tek anlattığım yer sana şurası. Şurayı yaklaşık sana 13 dakikadır anlatıyorum. Çünkü buranın önemini ileride anlayacaksın ama anlamadan şimdiden anlatayım. Delta 0'dan küçükse Bizim kök arkadaş çözülemediği için ne diyoruz? Denklemin gerçek kökü yoktur. Çözüm kümesi boş kümedir. Denklemin farklı iki karmaşık kökü vardır. Onu ileride anlatacağım. Z'li falan, i'li falan. Delta sıfıra eşitse arkadaşım bunlar gider. Bunlar gidince geriye kalan x1 denklemi ile x2 denklemi birbirinin aynısı olur. Aynısı olunca ne dersin? Dersin ki bunlar birbirinin aynısı. Eşit iki kökü vardır. Ya da çakışık iki kökü vardır. Ya da biz ne zaman eşit iki kök elde ediyoruz? Ben sana söyleyeyim. X artı birin karesi sıfıra eşitse X artı bir eşittir sıfıra. Hatırla bunu. Evet hatırlamadan. Doğru o zaman şöyle yazayım daha rahat olsun. Bu da bu da çarpılınca karesi elde ediliyorsa buradan x eşittir eksi 1 x eşittir eksi 1 gelmez mi? Birbirinin aynısı iki kök geldi mi eşit iki kök? Çakışık iki kök. Çakışık. Tam kare ifade mi? Evet tam kare ifade. Ne zaman tam kare ifade? Delta sıfıra eşit olduğunda. Bunlar ezber değil. Bunlar bu işin mantığıdır sadece. Felsefesini öğreniyorsun şu an. Peki ben burada bu formülü ezberleyeceğim mi? Nereye ezberliyorsun? Ezber yok dedim sana. Kök delta sıfır çıkınca gitti bu. Eksi b böyle iki a kaldı orada. Tamam. Hay maşallah. Ne hararetli ne hararetli. Maşallah maşallah. Devam. Delta büyük sıfırsa. Delta sıfırdan büyükse işte tamam. Orada kök geliyor artık. Farklı iki gerçek kök vardır. Denklemin kökleri Bıdı bıdı bıdıdır tamamdır. İspatına varana kadar yaptık. Gönül rahatlığıyla bir sonraki sayfaya yolumuza devam edebilir. Sen de bunu karşına koyup her daim böyle hani sevdiceğinin fotoğrafına bakınca bir gülümseme olur ya insanın yüzünde. İşte o gülümsemeyi istiyorum. Buna baktıkça ben bu AYT matematiği deviririm gülümsemesidir. Bak böyle bana değil fotoğrafına onun kız, ya arkadaşının değil anladın sen ya. İşine gelene yaparsan ama. Gel ya şimdi. Denkleminin çözüm kümesini bulalım mı artık? Şimdi ilk akla gelen ne olmalıydı? Çarpanların ayrılıyor mu? Patladı ayrılmıyor. Ne yapacağız hocam? geç. Geçmiyor. Artık delta var elimizde. Delta gibi bir silah var elimizde. Diyorsun ki b kare eksi 4 ac'den ben bu soruyu çözerim hocam. b'nin karesi 3'ün karesi eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Ne kaldı bize? 5 kaldı. Ben neyi buldum hocam? Deltayı buldum. Elimde bir tane de formül var. Neydi o? Eksi b artı kök delta Bölü 2A. Formülü hatırlatmak amacıyla. Şöyle ilk birkaç soruda ben yazma taraftarıyım. Eller alışsın diye bir şey vardır bilirsin. Değil mi? Elimiz alışsın önce bir. Hani dükkana gidersin ayağınız alışsın diye yaparlar. Bizim de elimiz alışsın. Eksi 3'ü. Önünde de eksiyle koyarsam artı 3 olur. Artı kök 5 bölü 2. A1 olduğu için. Geldim bu tarafa. Bu arada x1'di. Bunun eksilisi olacak. Kurtuluşu yok değil mi? 3 eksi kök 5 bölü 2'dir dedim. Al sana 2 tane canavar gibi cevap dedim. Yapıştırdım buraya geçtim. Geldim buna. Diyeceksin ki hemen deltasına bakalım. Ya arkadaş acele etmeyeceksin. Bu yandaki örnekte odur aslında. Sen tam kare ya da çarpanlarını ayırabiliyor musun bunu? Ayrılıyor ki bu. Hemen delta'ya gidesin geldi değil mi? Hayır. Bak bu x artı 1'in parantez karesi tam kare ifadedir. x artı 1 sıfırdır. x eşittir. Eksi 1'dir. Şimdi ama ben yine de sana o delta'dan da çözeceğim tabi bu soruyu. Diyorum ki deltasını hesaplayalım. B'nin karesi. Bak B dediğim yer burası. B kare. Eksi 4 nerede hocam ya? 4, a, c. Alayı 1. 4, 4, 4, 0. Delta 0 geldi. Şimdi x 1'de x2 de aynı formülü kullanıyor. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 aydı. Ben eğer burayı sıfırlarsam yazmama dahi gerek yoktur. x1 de x2 de birbirine eşit çıkar. Eksi b artı 2 Eksi koydum önüne eksi 2 koyuldu. A dedim 1'de şöyle 2'yi yazdım 2 ile çarpıldığı için cevap dedim eksi 1'dir ama bunlar çakışık köktür. Hani çözüm kümesini yazarken 2 tane eksi 1 yazmıyoruz bu arada. Bir tane yazıp bırakıyorsun. Ama çakışık iki kökü var diyor. Ya çakışık 2 tane iki tane kökü var diye geçiyor. Evet. Evet iki tane buluyorsun çünkü. Bir tane bulmuyorsun ki. Devam ettim. Şimdi bu delta ve köklerle alakalı başka nasıl soru olabilir? Önce temel soruları bir halledelim. Sonra o çıkması muhtemel sorulara bakacağız tamam. Denkleminin çift katlı köklere sahip olduğuna göre denklemi yanlış yazmışız. M değeri kaçtır? Çift katlı köklere mi sahip? Çift katlı kök ne demekti hocam? Çift katlı kök birbirine eşit iki köktü. Ne zaman birbirine eşit iki kök bulursun? İşte bak yorum yapıyoruz artık. Diyorum ki hocam delta sıfır olmadan ben zaten bunu bulmam mümkün değil. O zaman yapıştırıyorsun diyorsun ki delta sıfır olmalı. Delta dediğimiz şey b'nin karesi. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 a. A'sı kaç? 2. Bir de c. C'ye dikkat et tamamı oranın. 4 m Eksi 9 eşittir ne gelmesini istiyorum 0. Ben böyle ifadelerde alıyorum şu arkadaşların tamamını karşıya atıyorum. 64 burada kalsın 2 kere 4 8 ama karşıya geçince artı 8 bir de 4m eksi 9 ifadesi de keza burada duruyor. Cırt sana cırt sana 8 kere 8 64 şurası 8 eşittir 4m eksi 9. Aldım karşıya attım şurası 17 4m'dir sorduk yani yapamıyorsan kusura bakma Siri'cim. Yani çözemiyorsan o senin sorunun. Biz anlattık. İspatına varana kadar da yaptık. <laughs> Siri de her lafa karışıyor arkadaş. 17 bölü 4'tür diyorum beynin cevabına. Geçiyorum bir sonraki soruya efendim. Gelsin bakalım. Bunlar hep yorum sorusu. Acaba az önce anlattıklarımı anladın mı? Şimdi ne? Bak 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 bak. Bak şunu lütfen benimle birlikte bir kez yazar mısın? Ben erinmiyorum yazıyorum bunu senin hiç erinmemen gerekiyor. Şunları sen tek başına yazabiliyorsan var ya kralsın kral. Kral'sın gözümde bak. Buracım bak. Şimdi delta küçük sıfır mı? Neydi? Reel kök yok. Yani çözüm kümesi boş. Mu? Delta eşit sıfır mı? X1 eşittir X2. Çakışık iki kök. Delta büyük sıfır mı? İki tane kök buluyorduk. Biri işte bir dakika. Eksi B diye başlamam lazımdı. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Diğeri de X2 eşittir. Eksi B eksi kök delta bölü 2A. Alayını biliyorsun. Bunları şak diye yazabiliyorsan olay bitmiştir. Birbirinden farklı iki gerçek yok. Birbirinden farklı iki gerçek yok. Bağırıyor adam orada sana. Delta büyüktür sıfır diyor. Gülüm gel buraya. Gülüm gel gel. Delta büyük sıfır. M'nin alabileceğim büyük iki tam sayı değerini istiyorum. Delta ne? B karedir. B kareden başlıyorum. Eksi 5'in karesi. 25 eksi 4 A. A değerim ne? 5 C. C değerimle bunun tamamını alıyorsun. 2M eksi 1 büyüktür 0. Az önce anlattığım mevzu. Ben bunun tamamını alır karşıya taşınırım. Dedim ki burası 25. 4 kere 5 20 çarpı 2M eksi 1. Ufak bir sadeleştirme. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 5. Dağıtarak gelirim. Şurası 5 olsa 2 kere 4 8M eksi 4. Ya bu dağıtarak geli dedine hey ulan diye insanın bağırası gelmiyor. Dağıtarak geliyor. 4 mesela dağıtarak geliyor. Hey dağılın lan diye böyle dağıtıyorlar harbiden. Nasıl bir hayal gücü o ya? Gel at bunu buraya dokuz. <laughs> tamam tamam bir daha yapmıyorum. Aa, gerçi geçen ders yaptığım espriler hoşa gitmiş birkaç arkadaş yorumlar. Hocam size esprileriniz de güzel. <laughs> Çok teşekkür ediyorum sana ya. O espriyi sevmeyenler ne yapalım benden bu kadar. 9 bölü 8 büyüktür m diyeceğim. m'nin en büyük iki tam sayı deri. Şimdi bak 9,8 1 virgül bıdı bıdı diye bir sayı. Ben m'ye değerler yazacağım burada. m'nin değeri 1 olabilir. Ya da m'nin değeri birden de küçük olan tam sayı alacağıma göre 0 olabilir. Ve bu ikisinin nedense toplamı istenmiş bir şey değişmiyor. Cevap 1'dir dedim. Bence güzel. Belki de bir ÖSYM sorusu olmayı hak eden bir soru muydu ne? Gönder gelsin. 10 numaralı sayfadayım efendim. 15. sayfada bitiririz. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre. M'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir dakika. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre. Gerçek kök ne zaman olmuyordu hocam? Delta 0'dan küçük olduğunda. M'nin de en küçük değerini istiyorsun. Delta'ya yöneliyorum. B'nin karesi 4 kere 4 16 eksi 4 a... A'sı kaç? M artı 1 B kare eksi 4 A C çarpı C. C'si de 2 bariz bir şekilde gözüküyor. Küçük 0 dediğim gibi ben bu arkadaşı böyle karşıya atıyorum. 16 küçüktür 8 çarpı M artı 1. Cırt sana cırt sana. Şurada 2 kaldı. 2 küçüktür M artı 1. 1'i karşıya atıyorum. M dediğimiz değer 1'den büyükmüş. De. En küçük tam sayıları. Birden küçük en küçük tam sayı değeri kaçtır? 2'dir. M'nin cevabına 2 vuruyorum. Bence artık bu iş oldu diyorum. Yani deltalı kısımları bence hallettik mi diye. Çok kısa bir soru. Ama çok net bir cevap var ve çok güzel bir soru. Bence bunu geçmeden, çözmeden geçemeyiz ya. Sadece yorum yapmanı istiyorum bak. O kadar anlattım Mehmet hocam. 2 damla ter döktüm burada. Sen de ben de. Dirsekler de acıdı. Ama bana şunu söyle. Ciddiye ciddi doğruya doğru. Yorumlara da inip yazabilir. Bu soru hakkındaki yorumun ne? Önce yorumunu yaz. Hocam bu soruda şöyle şöyle yapılmalı. Yaz sonra beni dinle. Lütfen bak. Buradaki yorum bizi geliştirecek. Bir üst basama. Şimdi çıkarıyorum ya. Ben sana omuz atıp mı çıkaracağım? Hani böyle destek mi olayım yoksa yan yana beraber mi çıkacağız bu basamaklara? Beraber çıkmamız daha önemli. Ben ittiririm seni sonra düşersin tek başına kalırsan. Kalma işte. Tek başına da çıkmaya devam et. Evet. Söyle. Ben mi söyleyeyim? Hiç mi yorum yok? Ya? ya bir şey söyle. Kökle nasıl da sessiz duruyor orada yazık objektif. Hiç de konuşmuyor ya. Hiç de sesi çıkmıyor. Kim bilir neler var aklında. Köklerinin rasyonel sayı olması için. Bir dakika ya. Hocam biz bir tane bir formül öğrettin şimdi Allah ver tamam. Şu formülü verdin bize değil mi? E x2 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a. E bunun rasyonel sayı olmasını istiyorum. Ama köklü ifade kalırsa rasyonel olmaz ki hocam. Çok yaklaştın, çok güzel. Ya bu kökten kurtulmam, sıfır mı olsun hocam? Sıfır olabilir, kabul. Sıfır olabilir. Bir kere delta'nın sıfır olabilme ihtimalini aldık, güzel. Veya, veya ne olabilir? Arkadaş, sen içeriye kök delta'nın bir cevabını bulup yazacağım. Mesela, ben sana desem ki kökün içi 16 çıktı, dışarıya 4 diye çıkmaz mı? çıkar. Çıkarsa rasyonel sayı olur mu? Olur. Niye? Köklüden kurtulursan bu ifade artık bir rasyonel sayıdır. Hayır. Her tam sayıda bir rasyonel sayı. Oraya girmiyorum. Bilmiyorsan zaten hemen TT. Hemen TT koş 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 koş. Ama onu düşünmüyorum bile. Bir kere delta sıfırdan büyük olacak. İki tane farklı kök olabilir. Delta sıfırdan büyük ama öyle alelade her sayıda olamaz. Senin delta kök delta dediğin sayı da rasyonel sayı olacak. Onu ilerleyişte işte göreceğiz. Ama ben İki tane birden çok sağlam yorum yaptım. Bir kere kesin sıfır olabilir. Ya da sıfırdan büyük olabilir. Ya bunları birleştirsene sen. Delta büyük eşit sıfır alacağız hocam. Alalım. B'nin karesi. Eksi 7'nin karesi 49. Eksi B kare eksi 4. A, C. C'yi de yazdım. Dedim gibi büyük eşit sıfır. Cırtanyo sana, cırtanyo sana. 49. Küçüktür, küçük eşittir M'den. Dedim burada durdum. Bu nedir? Bir kere öyle bir M değeri olacak 49'dan küçük eşit olacak bu hem fikiriz. Artı senin burada bulduğun ifade aynı zamanda şu delta değil midir? 49 eksi M denen ifade. Evet biz bunu kök içerisine yazdığımızda 49 eksi M ifadesinin dışarıya çıkabilmesi gerekiyor. Hangi değer olursa çıkar. Önce M kaç olur demiyorum sana. Bu arkadaş kaç olursa içerisi dışarı çıkar. Hocam içerisi sıfır olursa çıkar. Çünkü kök sıfırın cevabı sıfırdır. Delta sıfır çıkar. Tam istediğim değer olur. Sıfır sağlar mı sağlamaz mı? Bana onu söyle. Sağlar. Peki kökün içerisi 1 olursa yani ben sana şunu söylüyorum. 49 eksi m'den bahsediyorum. İçerisi bir olursa dışarı çıkar mı çıkamaz. Çıkar. Kök 1 çıkamıyor mu dışarı bir diye çıkıyor. Hocam 2 olursa yani 49-m'nin cevabı 2 olursa çık çıkamaz. Nasıl çıksın? Nasıl çıksın? Kök 2 çıkamaz. Rasyonel kalır. Pardon rasyonel diyorum. İrasyonel kalır. 2 sağlamaz. O zaman daha mantıklı, stratejik gidelim. 4 olur hocam 49-m. Çünkü 2 diye çıkar. Devam ediyorum. 4 olur. 4, Dört, 4'ten sonra ne var dışarı çıkabilir? 9 var mı? 9 tabii 3 olur. Çıkabilir. Efendim sonra 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır hocam. Devam ediyorum. Devam ettim. 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir hocam. Bu da oldu hocam. 6'nın karesi 36'dır hocam. Bu da oldu. 7'nin karesi 49'dur. Bu da oldu hocam. Ama sen bir sonrakini bana söylersen 8 kere 8, 64 49 eksi m'nin cevabının 64 çıkmasını istiyorsun demektir. Doğru mu? Ama olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Bir dakika onu bir düşünelim. Bir düşünelim bakalım. Neden olmadı o ya? M'nin alıcı kaç farklı doğal sayı vardır. M artık buradan itibaren doğal sayı olmuyor. Dikkat et neden olmadı bunu buraya attın eksili sayı geldi değil mi? Tabii eksili sayı geliyor. M eşittir eksi 8 geliyor. Artık bundan sonrası benim işime gelmiyor. O zaman bunlar sağlıyor. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane farklı M değeri bulurum. Bak ben M'leri buldum demedim sana. Ben M'leri arıyorum da demedim sana. M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır dedim doğal sayı değeri. Bunların hepsi 49 eksi M'nin cevabıdır. Sen buradan M'leri çekersin bana tek tek. Dersin ki M hocam buradan 49 geliyor. M hocam bunu karşıya atarız. 49 mu geliyor? Evet. Bunu karşıya atarız 48 geliyor. Bıdı 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 yazarsın. Ama kaç tane yazarsın? 8 tane yazarsın. Bence efsane güzel bir soruydu. Gönder gelsin sıradaki soruya. <laughs> e, çok da güzel yorum yaptık soruya ya. Nasıl da böyle insan böyle tadını alınca lezzetini alınca şu dersin. Nasıl akıyor akıyor ya. Asfalt ağladı, defter ağladı, kalem ağladı. İkinci dereceden denkleminin kökleri için aşadıklardan hangisi doğrudur? Hiçbir şey vermemişsiniz hocam. Bir şey vermeye gerek var mı? Delta'yı bulamıyor muyuz? İkinci dereceden denklemin kökleri hakkında yorum demek, yorum yap demek delta'yı istiyorum demek senden. Ben de dedim sana delta'yı istiyorum. B kare eksi 4 AC. Ya benim en sevdiğim böyle zevk aldığım matematik bölümlerinden noktalarından birindeyiz şu an anlatırken. B'nin karesi ona Belli oluyor mu? B'nin karesi 16. Eksi 4 A'sı kaç? O da M'dir. C'si kaç? Eksi 2 M'dir. Eksi 2 M'dir. Şunu da şöyle çarpım olarak yazdım yanına. 16 artı 8 M kare. Şimdi ben sana sorarım. Yorum yap bana. Sen temel kavramları biliyorsun. M kare dediğin ifade. M sıfırdan farklı olmak üzere. Kesinlikle ama kesinlikle pozitif midir? Pozitiftir. Peki. 8 zaten pozitif bir sayı hocam. 16 zaten pozitif. Ya bu sayının 0 ya da 0'dan küçük çıkma ihtimali var mı? Yok hocam. O zaman delta 0. E delta 0'dan büyükse simetrik 2 kök falan. Kökler pozitif. Kökler eşit. Gerçek kökleri farklı. Gerçek iki kök. Aradığımız cevap burada Edirne. Geç gelsin sıradaki. Bu o kadar zor değil. Bu bir dinlenelim biraz. Tansiyonumuz düşsün. Denklemi için aşağıdaki bilgiler veriliyor. N'nin değer aralığını istiyorsun. M 4'ten eşitse gerçek kök yoktur. Bak kökle ilgili bilgi varsa sen gidiyorsun direkt delta'ya delta ile delta ilgili yorum yapıyorsun. Gerçek kökün olmaması için delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Ben de diyorum ki gel önce bir delta'yı hesaplayalım. B'nin karesi M kare eksi 4 burası A'sı bir de şurada C'si var. Burası da ne? Dedim ki M'yi 4 veriyorlar bana. E yazalım. M eşittir 4 için 4'ün karesi 16, 4 göre 4, 16 çarpı ne? Küçüktür 0. 16 küçüktür 16 M'den. 1 küçük pardon N'den. Şu N olacak arkadaşlar. Biz M yerine değer yazdık. N olacak burası. N büyüktür 1'den. Tamam burası en fikiriz. Gerçek kökü Elimizde bu var. M eşittir 8 olduğunda diyor ben de ne dersen yazarım diyorum sana. M eşittir 8 olduğunda iki farklı gerçek kök vardı. M yerine 8 yazıyorum. 8 kere 8 64. 4 çarpı 8 çarpı ne yazıyorum. Ve ardından küçük bir dakika iki farklı gerçek kök efendim delta sıfırdan küçük mü dedin hocam? Bir yanlışlık oldu galiba. Büyük sıfır olarak düzeltelim. 64 Büyüktür 32 tane neden? Ne Her tarafı 32'ye bölersem 2 küçüktür neden? Ne Elimde 2 tane farklı değer ve bir tostu var. Çünkü ne arada kalıyor? 2 ile 1 arasındadır. O zaman n'nin değer aralığı? 1 açık 2 açık aralığıdır ki. Doğru cevabımız Bursa'da saklıdır. Yapıştırdım. Konuyu özetleyici güzel bir soruydu. Yine farklı lezzetli bir soru. AX kare artı BX artı C ikinci dereceden denkleminde yukarıdaki ifadelerden hangileri daima doğrudur? Daima doğru olsun istiyorsun. Delta sıfırdan küçük ise denklemin sanal iki... Evet sen öyle anlattın en başta öyle. Evet delta sıfırdan küçükse böyle hocam. B büyükse sıfırdan denkleminin sanal iki kökü vardır. Allah Allah. Her B'si sıfırdan büyük olanın sanal iki kökü oluyor mu hocam? Misal az önce bir soru çözmüştük. X kare artı 2X artı bir ifadesi eşittir sıfırdan. Bu sıfırdan büyük. Ama bu denklemin kökü neydi? Eksi birdi ve bu sanal kök değil. Ama böyle ispatlanmaz. Bu nasıl ispatlanır biliyor musun? Şöyle ispatlanır. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır var ya. Önce deltasını yazarsın. Dersin ki B kare eksi 4AC c, yazdım. Denkleminin sanal kökünde olması için bunun sıfırdan küçük olması lazım. Doğru mu? Peki B kare küçüktür. 4 A'cı bu her zaman sağlanacak diye bir kural var mı? Yok. Ben B'ye öyle büyük bir değer veririm ki bu küçük kalır. Her zaman sağlanmaz o zaman daima doğru olmaz. Bu harfli ifadesi. Belki biraz zorlamış olabilirim seni orada. A sıfırdan büyük, C sıfırdan küçük ise denklemin gerçek iki kökü vardır. Bakalım. Hemen öyle emin olmayalım. B kare eksi 4 AC'nin işaretini inceliyorum. B'nin karesini aldığın an bu arkadaş pozitif olur mu? Kesinlikle olur. A ile diyor C arasında şöyle bir ifade var. A diyorum pozitif alacağım. B C diyor negatif alacağım. Al. Aldın. Aldın. Şurada da eksi var. Şurada da eksi var. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman burası da kesinlikle pozitif oldu mu? Oldu. E bir dakika ya. Bunun tamamı pozitif hocam. E tamam pozitif olunca gerçek iki kök olmuyor muydu? 1 3. Güzel. Çok güzel bir soruydu efendim. Son soruda harika bir yorumla noktayı koyduk. Gönder, gönder dedik. Sadece sadece. Ben istiyorum ki bu konu sular seller gibi olsun. Bu anlattığım yerler az önce ben nasıl ki kafadan yazdım. Sen de aynı şekilde yazabilesin. Ama onu karşına işine koyasın koyasın ki bu iş olasın. Olsun. Efendim ne kaldı eksik? Tabii ki bizim takvimimiz kaldı. Ben hemen takvimimizi sana açıyorum ve o takvim üzerinden ilerlemeye devam ediyoruz efendim. Evet dün itibariyle birinci gün bitmişti. Bugün ikinci dereceden denklemlerde ikinci günün noktasını atıyoruz. 3-4-5'te ikinci dereceden denklemler bitecek. Parabol gelecek arkasından. İkinci derece ne kadar sağlam? Parabol o kadar sağlam ilerleyecek. Efendim bir sonraki derste görüşünceye kadar. Atlamadan zıplamadan. Arkada gri soru falan bırakmadan. Tertemiz geliyoruz. Bir sonraki ders görüşürüz. Hoş kal, hoşça kal. Eğer isterseniz bu YKS oyununu oy birliğiyle bitirebilirsiniz. Demek isterdi gönül ama gerçek hayatta bunlar olmuyor tabii ki. Gerçek hayatta girdin mi bir sınava çıkmak zorundasın. Hazırlandın mı bir sınava çalışmak zorundasın. Bizimki de o hesap. Girdik mi bir AYT yoluna seninle birlikte o sınav gününe kadar çalışmak zorundayız. Yoksa her şey bir oyundan ibaret olsaydı oy birliğiyle belki de bunu bitirebilirdik. Ama değil. Ey güzel arkadaşlarım kaldığımız yerden AYT matematikte ikinci dereceden denklemler eşitsizlik parabolde ikinci denklemlerin üçüncü sanal kuvvetindeyiz. Hazırsanız başlayalım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetlerde misiniz? Bir böyle bir şok etkisi falan bir squid game keşke ama değil. O zaman çalışmaya devam. Efendim üçüncü dersindesin. Neyin? ikinci dereceden denklemin. Bu derste adeta böyle başka bir yere sıçrayacağız. Şöyle bir bakayım. Ayarlarımızı son kez bir kez daha kontrol edelim. Adeta dedim ya bambaşka bir yere sıçrayacağız. Çünkü burada bambaşka şeylerden bahsedeceğim ben sana. Bir anda sanal kuvvetler, bir anda karmaşık sayılar. Ne oluyoruz'a döneceğiz ama... Önce nereden geldiğini gösterelim. Sanal sayı diye bir şey tanımlayacağım. Ama tanımlamadan önce neden buna bir ihtiyaç doğdu? Neden bir anda sanal sayı dediler? dediler çünkü şöyle bir denklemle karşılaştılar. X kare eksi pardon artı bir eşittir sıfır denklemini koydular önlerine. Dediler ki çözelim. Hadi her şeyin denkleminin denkleminin çözümlerini bulduk. Hadi gel bunu da bulalım. Attılar karşıya x kare eşittir eksi bir. Gün geldi dediler ki arkadaş bunun çözümü olmaz ki x kare eşittir hangi sayının karesi eksi bir. Ama akıllının biri çıktı. Neden eksi birin Kuvvet olmasın. Dedi, dedi. neredesin? Buradasın. Dedi ve bizim de akılımızı karıştırdı. Ey güzel arkadaşım x kare eşittir eksi bir dediğin anda yepyeni bir sayı tanımlıyorsun. Ya dediler ki x kare eşittir eksi bir diye bir sayı tanımlayalım. Aha da buradan doğdu. Sırf bu böyle denklemlerin çözüm kümelerini bulmak için. Kök içerisinde hani x'i her tarafın kare kökünü alınca şöyle bir şey gelecektir ya. Her tarafın kare aldığında kök içerisinde eksi bir sayısına gelin bundan sonra sanal sayı. Ya da bazı kitaplarda ve güncel olmayan kitaplarda imajiner sayı diye geçer. Ama artık ÖSYM bunu Türkçe ismiyle sanal sayı olarak kullanıyor. Evet artık i diye bir sayı tanımladık. Bu kök içerisinde eksi bir. i kare eşittir eksi bir. Olay bitti. Bunun adı sanal sayı. Bak bunun adı karmaşık sayı değil. Bunun adı sanal sayı. Şimdi devam. Aşağıdaki ifadeleri sanal birim cinsinden yazınız dedik. Kök içerisinde eksi 9. Hani dedik ya biz kök eksi 1'i tanımladık. O zaman diyorum ki ya arkadaş bu eksi 1 ile 9'un çarpımı. O zaman kök 9 yazalım. Kök eksi 1 yazalım. 9 dışarı 3 çıksın. Kök içerisinde eksi 1'e biz zaten iyi dedik. Kök içerisinde eksi 16 dedik ya 16 çarpı eksi 1'dir aslında bunun mantığı. 16 çarpı kök içerisinde eksi 1'dir. 16 4 diye çıkar 4 değil diye cevabı. Kök içerisinde 81. Derim ki 81 çarpı kök içerisinde eksi 1'dir. 81 9 diye çıkar 9 iyidir bunun da cevabı. Şimdi anladık galiba. Bunlar sanal sayı. Peki bu sanal sayıyı biraz daha pekiştirelim mi? Direkt soru gelme ihtimali elbette yok ama öğrenmeden diğer yere geçemeyeceksin i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Artık bize tanımlamak zorunda. i kare diye bir şey var mı? Yani sanal diye bir şey var mı yok mu? Biz gerçek sayılarda mı çalışıyoruz? Karmaşık sayılarda mı çalışıyoruz? Bunu sorunun başında söylemek. Söyledi mi? Tamam. Devam edebilirim. Kök içerisinde eksi 12. Kök içerisinde eksi 3 işleminin sonucunu bulun. Gel önce ayrı ayrı bir bulalım. Kök içerisinde eksi 12 nedir? Kök eksi 1 çarpı kök 12'dir. 12 dışarıya nasıl çıkar? 3 çarpı 4 olduğu için 4 dışarı çıkar. Yani normalde 2 kök 3'tür. Ama kök içerisinde eksi 1 iyidir. Onu da çarpı i şeklinde yanına yazarım. Kök içerisinde eksi 3'ün de aslında kök eksi 1 çarpı kök 3 olduğunu biliyorsun. Kök 3 aynen kalır i de yanında çarpan olarak durur. Biz de deriz ki bunların ikisini çarpacakmışız. Değerler ne? Biri 2 kök 3 i çarpı diğeri kök 3 i. Peki. Ey güzel arkadaşım şu iler kenarda beklesin. Ben diyorum ki gel önce köküçleri çarpalım. ile Köküçle, kök köküçün çarpımı 3'tür. Önünde de 2 var. 2 kere 3 6'dır. İ ile i'yi çarparım. İ kare. Ya bir dakika biz az önce sanal sayı diye i kare diye eksi 1'i tanımlamadık mı tanımladık. Artık 6 çarpı eksi 1'den doğru cevap eksi 6'dır. Vurdum cevaba. Yan tarafa geçtim. Doğru yerdeyiz. Sayı, sesimiz doğru. Tamam her şey yolunda yolumuza devam. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Kök içerisinde eksi 3 çarpı kök 3 bıdı bıdı bıdı. bıdı. Ya hocam gel direkt çözüme başlayalım. Kök içerisinde eksi 3 dediğin ifade kök 3 çarpı kök eksi 1 mi? Evet. O zaman kök 3 çarpı i olarak yazılır. Çarpı bir daha ne var? Bir daha kök 3'ü var. Ey güzel arkadaşım bu kare bunu götürecektir. Geriye sadece eksi 1 kalacaktır. Sanal sayı tanımlanmazsa tabii ki böyle bir şey yazamazsın. Normalde öyle denir. Ama sanal sayı tanımlı o zaman sıkıntı yok. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Yanında i'si var. Aşağıda eksisi var. Eksi 3 i'dir bunun da cevabı. Biz senle şu an sadece sanal sayıyı tanımladık. Sanal sayı üzerine biraz gidiyoruz. Henüz gelmedik karmaşık sayı ama şu sanal sayının kuvvetlerini de halledelim öyle geçeceğiz. I eşittir kök içerisinde eksi 1. Yani i'nin birinci kuvveti yine i'dir. i'nin ikinci kuvveti aslında nedir biliyor musun? i çarpı i demektir. i dediğimiz ifade nedir? Kök eksi 1 çarpı kök eksi 1'dir. Peki bunun da cevabı eksi 1'dir. Kabul i küp nedir? i küp dediğin sayı i kare çarpı i'dir özünde. i kareyi ne bulduk? Eksi 1 bulduk. O zaman i küpün cevabı bundan sonra eksi i olacak. İspatıyla yapıyoruz. i üzeri 4 nedir hocam? i kare çarpı i kare demektir. i kareyi eksi 1 buldun. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsan 1'i bulursun. Dikkat et bulduğumuz değerlere. i eksi 1 eksi i artı 1. Peki geldim buraya. i üzeri 5'i bulmak istiyorum. Aslında bu i üzeri 4 ile i'nin çarpımıdır. i üzeri 4'ü 1 bulduk. E i'si de iyidir i üzeri 5'in de cevabı i çıktı. Dikkat et. İlk 4 taneden sonra gelecek olan bütün 4'ler 4'ün kuvvetlerine göre ayrılacak. Yani i üzeri 6 aslında i üzeri 4 çarpı i üzeri 2'dir. 4'e böldüm kalan kaç? i. Pardon 2. i karenin cevabı kaç? Eksi 1. O zaman bunun cevabı eksi 1 olmalı. i üzeri 7. Aslında i üzeri 4 çarpı i üzeri 3'tür. i üzeri 4 hep 1 çıktığı için o topa hiç girmiyorum. Ama i üzeri 3 kaç? Eksi i'dir. Yazdım onu i üzeri 8. Aslında i üzeri 4 çarpı i üzeri 4'tür. 1 çarpı 1'den cevap 1'dir. Demek ki ne yapıyoruz? Kuvveti 4'e bölüyoruz. Kalan sayıya göre cevabı yazmaya çalışıyoruz. 9. 9'u 4'e bölüyorsun kenarda. Kalan kaç? 1. i üzeri 1 kaç? Cevap i. Olay bitti. 10'u 4'e bölüyorsun kenarda. Kalan kaç? i. 2. O zaman i kare yazıyorsun. i kare dediğinde eksi 1. 11'i bölüyorsun 4'e. Kalan kaç? 3. 3 i küp yazıyorsun. Ya arkadaş i küpü biz bulduk yukarıda eksi. i üzeri 12 4'ün katı olduğu için direkt 1 zaten. Şimdi bu mevzuyu anladın. Gel aynısını burada yapalım. i üzeri 13 örneğin. i üzeri 13'ü aslında ne yapıyorsun? 13'ü kalkıyorsun kenarda 4'e bölüyorsun kalan 1. O zaman i üzeri 1'e eşittir hocam bu arkadaşımız. i üzeri 1 nedir? İyidir direkt. i 32. 32'yi 4'e bölüyorsun kalan kaç? 0. 4 kere 8 32. Tam katı hocam ne yapacağız? O zaman diyorsun ki burası i üzeri 4'e eşittir. 4'ün katı çünkü. O zaman cevap 1'dir. 4'ün katlarında cevap hep 1. i üzeri 103. Alıyorsun 103'ü kenarda 4'e bölüyorsun. 4'e böldüğümde bakıyorum cevaba. Kalan 100 tam bölünü 3 kalandır o zaman. O zaman i küptür cevap. i küpün cevabı nedir hocam? Eksidir. Yaz eksiği. Iyi. Olay bitmiştir. Geçtik bir sonraki sayfaya i'nin 7. kuvveti i üzeri 17 artı i üzeri 49 var. Tamam gireceğiz işin içine ama önce gel düzenleyelim. i üzeri 7. 4'e bölündüğünde i üzeri 3 kalır. O da nedir? Eksiğidir. Cevap kenarda dursun. i üzeri 17. 17'yi 4'e böldüm 16 kalan bir i kalır. Devam ettim. i üzeri 49. 48 tam bölünür kalan 1'dir. i'dir. O zaman hepsini yazıyorum tek tek. Eksi i çarpı i artı i. Şurada da eşittirim var. Eksi i mi yazdım. i i daha 2 i yaptı. Şöyle eksi i geldi. i'leri çarptım. i kare geldi. Ama sen bir sus Siri. Siri bir susar mısın? Eksi 2 çarpı i karenin cevabı eksi 1 olduğu için cevap eşittir. Artı 2'dir vurdum cevabı. Geldim yan tarafa. Yine karmaşık sayıda daha karmaşık sayı lafı yok hocam. Karıştırma aman ha aman ha. Yani karmaşık sayı yok da. Biz neyden bahsediyoruz? Sanal sayıdan bahsediyoruz. Sanal sayıda Dedik ki i, i kare, i küp, z, i üzeri 4, bıdı bıdı bıdı, i üzeri 33. Bunların toplamının sonucu nedir? Bakalım nedir hocam bakalım. Şimdi i üzeri 1'in cevabı i'ydi. i'nin karesinin cevabı eksi 1'di. i'nin kübünün cevabı neydi? Eksi i'ydi. i'nin 4. kuvvetinin cevabı artı i'ydi. Diyelim ki ben sadece bu dörtlüyü toplasaydım artı i eksi eksi 1. Ar Özür dilerim şurası artı bir olacaktı yanlış yazdık. Artı bir cırt sana cırt sana cırt sana cevap eşittir sıfır olacaktı. Diyorum ki ilk dört tanesinin toplamı sıfır. E hocam bundan sonraki dörtlüler hep kendini tekrar ediyor demiştin. Yani i artı bıdı 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 i dört yaptığımda toplam sıfır. i üzeri 5 artı bıdı 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 i üzeri 8 yaptığımda toplam sıfır. Artı bıdı 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 i üzeri 32 yazsaydım 32 de dördün katı olduğu için buraya kadar olan toplamlar sıfır bir tek geriye i üzeri 33 kalacaktı. O zaman diyorum ki bu sorunun cevabı i üzeri 33'tür. i üzeri 33 cevabı i üzeri 1'e. Yani onun da cevabı kısaca i'ye eşittir. Vurdum cevabı i'ye, çağırdım yeni soruyu. Şimdi kitaptan İşin içerisine biraz polinom atalım. Geçen geçtiğimiz konu. Bir de üstüne karmaşık. Yok sanal sayı atalım. Önce tanımlamak zorunda. I eşittir kök içerisinde eksi 1 tanımladım hocam. Ben dedim sana px polinomunu verdim bana p'yi bulur musun? Buluruz elbet. Nasıl buluruz? Yazarız yerine. Derim ki x gördüğüm yere i yazacağım. Pi eşittir i üzeri 2021. Eksi 5 çarpı i üzeri 2020. Artı i üzeri 2, 2000 yok. Evet 2000'miş. 2019. Şimdi şöyle diyelim. i üzeri 2020 son iki rakama bakarak dörde bölünebilmeden anlıyorduk biliyorsun. Bu dördün kuvvetidir. Dördün kuvveti için burasına bir yazarım. i üzeri 20 dörde bölününde bir kalanına verir. Aslında bu arkadaşın cevabı nedir? i üzeri 1'dir. Yani kısaca i yazalım ve uzatmayalım. Eksi 5 artı dedim yan tarafa geçtim i üzeri kaça eşittir bu? 19'u alıyorum kenarda 4'e bölüyorum 4 kere 4 16 çıkardım 3 2 kübe eşittir. Buraya da geldim i kübümü yazdım 2 küp. Ya arkadaş şunu biliyorsun burası i zaten burası eksi 5 i küp dediğin şey eksi i'dir artı i eksi birbirini götürür cevap sadece eksi 5'tir. Bakarım seçeneklere atarım cevabı Edirne'ye ya gönder hocam oluyor bu iş dersin demez misin? Bence dersin. Hadi gel. Şimdi 5. füye geçiyoruz artık. Şimdi 5. föye geçiyoruz. 5. föyde artık karmaşık sayı başlığını atabilirim ve artık şunu kurabilirim. Derim ki karmaşık sayı nedir hocam? Yeni bir sayı kümesi tanımlayacağız. A, B, C elemanında reel sayı olacak. I dediğimiz şey kök içerisinde eksi bir sanal sayı tanımlanacak. Eğer ben sana Z eşittir A artı B I şeklinde bir sayı verirsem işte biz buna karmaşık sayı diyoruz. İşte o karmaşık sayılar bize o denklemlerin çözüm kümelerini bulmamızda yardımcı oluyor. Hani delta sıfırdan küçükken reel kök, gerçek kök yok diyorduk ya. Artık var diyeceğiz. Yani onu demeye çalışıyorum sana. Artık gerçek kök var güzel arkadaşım. Şeklindeki sayılara karmaşık sayılar denir. Tamamdır. Şimdi bu karmaşık sayının bir de matematiksel gösterimini ben sana anlatayım. Z'lerden oluşacak. Bu Z'ler A artı B i şeklinde olacak. A'lar da B'ler de reel sayı olacak. I dediğimiz şey de tanımlanması gerekiyor. Onun sanal sayı olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Kök içerisinde eksi bir diye de belirtmek zorundayım ki belirttim. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Devam. Ben niye bakıp duruyorum artık? Şimdi bu karmaşık sayıda hani A artı BI dedik ya. Tek başına duran A sayısı gerçek kısım adı altında geçer. Reel kısım. Yani real z eşittir ha. Ben sana karmaşık sayının gerçek kısmını sorarsam yanında i olmayan sayıyı söyleyeceksin. Bana sanal kısmı, imajiner kısmı söyle dersem. ÖSYM artık sanal kısım lafını kullanıyor bilgin olsun. Söyle dersem imajiner z'ye yazacağız. İmajiner z'nin Türkçe karşılığı şudur. Yanında i olan sayının önündeki kuvvet. i var, var. Önündeki kuvvet kaç? Artı b. Artı B'yi yazacaksın. Eksisiyle alırsın. Eksisi de varsa. Şimdi reel kısmı, sanal kısmı anladın. Karmaşık sayıyı da anladın. Şimdi gel bakalım. Denkleminin karmaşık sayı köklerini bulun diye bize sorsan. Yani soru şu olsaydı. Bu denklemin köklerini bulun. Ne yapardık? Çarpanlara ayırmaya çalışırdık. Ayrılmıyor hocam. Ne yapardık? Deltasına bakardık. Bakalım hocam. B'nin karesi 2'nin karesi eksi 4 A C dedin. 2'nin karesinden 4 3 kere 4 12 cevap ne geldi? Eksi 8. Hocam delta sayısı sıfırdan küçük çıktı. Gerçek kök yoktur. Boş kümedir. Deyip geçebilirdik artık demeyeceğiz. Çünkü soru bana karmaşık sayı köklerini bulun diyor. Demek ki karmaşık sayı köklerini istiyor. Hocam burada ne yapacağız? Ya ne öğrettiysek onu yapacaksın. Sen formül olarak şunu biliyorsun. X1 artı kök delta bölü 2A formülünü biliyorsun. Ya da X2 olarak şunu da alabilirsin. Eksi B eksi kök delta bölü 2A'yı da alabilirsin. Doğru mu? Peki artık yerlerine yazma vakti geldi. X1 dediğim şey eksi B yani eksi 2 artı kök içerisinde eksi 8 bölü 2. Geldim x2'yi yazmaya. Yine eksi ikisini yazdım. Eksi kök eksi 8 bölü 2'yi yazdım. Sana sorarım şimdi. Eksi kök içerisinde eksi 8 cevabını biz öğrendik. Dedik ki kök 8 çarpı kök eksi 1 demekti. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök içerisinde eksi 1 karmaşık yani sanal sayıdır sadece iyidir. Yazalım 2 kök 2 i. Burası da 2 kök 2'yi. i. Artık kök 8 gördüğüm yere bu değerleri yazabilirim. Her şeyi 2'ye böl diyor. Bölelim cırt sana cırt sana cırt Ne kaldı geriye? Şöyle bir baktım. X1 değeri eşittir. Eksi 1 artı kök 2 i. X2 değeri her şeyi 2'ye böldüm. Yine şu ikiler gitti. Eksi 1 eksi kök 2 i. Dedim ki bunları da yapıştırdım yerine. Al sana karmaşık kök. Bir tane daha çözelim. Bir tane daha çözelim. Öyle hemen geçmeyelim bunu. Bir karmaşık kök daha bulalım. Yine bir denklem. Karmaşık sayı köklerini bul. Ne zaman bulacağız? Çarpanları da ayrılmıyor. Diskriminat sıfırdan küçük çıkıyor. O zaman karmaşık köke gideceğiz artık. Hemen deltasına gittim. Dedim ki b kare eksi 4 ac'sine bir bakalım bakalım. b'nin karesi eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si 1. Cevap ne geldi? Eksi 3 geldi. Hemen gittim formülü yazmaya. Dedim ki x1 ve x2 köklerini şöyle yazabilirim. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Hadi gel yerlerine yapıştıralım. Eksi b, eksi 1'di b'si. Önüne de eksi geldi, artı 1 oldu. Artı eksi kök delta, kök deltası ne? Eksi 3 bölü 2. Kabul müyüz? Kabulüz efendim. Peki bu ifade artık böyle yazılmıyor. Biz buraya ne yazacağız? Kök 3 çarpı i yazacağız. Bunu dersin başında anlatma sebebimiz buydu işte. 1 artı eksi kök 3 i bölü 2 şeklinde yazılır. Hem artılı hem eksilisi istersen ayırıp yazabilirsin. Aslında birbirinin eşlenimi... mi? Anlatacağım şimdi onu da anlatacağım hiç merak etme. Şimdi şundan da bir bahsedelim istiyorum. Hani az önce dedim ki bir karmaşık sayı A artı B i'lerden oluşuyordu. z eşittir. A artı B i'lerden oluşuyordu. Dedik ki burası reel Z'dir hocam. Şurası nedir? İmajiner Z'dir. Yani sanal kısımdır. Gerçek kısmı söyler misin? Yanında i olmayan 5'tir hocam. Sanal kısım yanında i iyi olan iyisini almıyoruz yalnız dikkat et 3'tür. Hocam tekrar Eksi 5 i diyor. Ha, bak numaraya getirmeye çalışıyor. Yemezler. Buraya eksi 5 yazıyorum. Sabit sayımız kaç? Eksi 10. 23 i. Arkadaş burada 0 diye bir sayı var. Normalde yok. Ama gerçek kısmı yazacaksan 0. Sanal kısım kaç? 23. Yapıştır. Eksi 12. Yanında hiçbir şey yok. Yani bu gerçek kısımdır eksi 12. İyili bir şey yoksa iyili değil. Şimdi demek ki 0'dır. Bunu da yazalım efendim. Tamam mıyız? Hadi geçelim. Şimdi biraz daha işin cincikli taraflarına girmeye başlıyorum. Artık ben sana karmaşık sayılar yazacağım. Z1 diyorum ki 3 eksi 4 i. Z2 eşittir eksi 5 artı 6 i. Bunlar karmaşık sayılar. Soru şu. Reel kısmı kimin? Z 1in Bana bulur musun? Onu 2 ile çarp. İmajiner kısmı kimin? Z 2'nin. Bulur musun? 3 ile çarp. Birbirinden çıkar. Önce şuna gidelim. Reel Z 1i bir kenarda bulalım bakalım. Reel kısım demek onun sabit sayısı demek güçtür. İmajiner Z2'ye git diyor. İmajiner Z2 ne demektir? Hayır orası sabit de onu geç. İmajiner demek sanal kısım demek. 6'dır burada da. Şimdi cevaba geldim. 2 çarpı reel kısım. Eksi 3 çarpı 6. 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. Cevap eşittir. Eksi 12'dir dedim. 9. sayfayı bitirdim efendim. 19 sayfa bir yolculuğumuz var. Karmaşık sayıları tek derse bitireceğiz. 2 föy anlatacağız. Ki 5. föy bitti şimdi 6. föydesin. Şimdi karmaşık sayılarda biraz daha derinlemesine gidelim istersen. Az önce karmaşık sayıda birkaç işlem yaptık. Şimdi karmaşık sayının eşleniğinden bahsedeceğim. Ne demektir eşleniği? Hani köklü sayılardan hatırlarsın. 1 eksi kök 3 köklü sayısının eşleniği 1 artı kök üçtür. Köklü ifadenin önündeki işaret değiştirilir. Karmaşık sayıda da aynı. Biz sana A artı B'yi Z eşittir A artı B'yi şeklinde verdiğimiz karmaşık sayıda sen o i'nin önündeki kat sayıyı değiştiriyorsun işaretini. İşte o zaman eşliğini almış oluyorsun. Eşliğini aldığında da üstüne cızık atıyorsun. Cızık bildiğin cızık. Çizik de de istersen. Mesela gel bunları çok temelden bir yapalım. Z'nin eşleniklerini bulalım. Z'nin eşleniği eşittir. Eksi 3'e dokunmuyorsun. Bak sabit kısma dokunmuyorsun. Sanal kısmın işaretini değiştiriyorsun. Eksi 5'e. Çok yapılır bu hata. Sen yapma. Eksi 7'yi ya, artı 12. Eksi 12 mi? Hayır ya baksana. Kar kar bak sanal kısım nerede burası? Bunun işaretini değiştireceksin. Z'nin eşleniği eşittir. Üstüne çizik attık. Eksi 7 iyiydi ya. Artı 7i artı 12. Diğerinin işaretine dokunma. Z'nin eşleniğini arıyorum. Z'nin eşleniği eşittir. Bakıyorum i'nin bu sayı i ile. Eksi 12 var? Eksi 12. Artık ne olacak? O zaman artı 12 i olacak. Artı yazılmaz tabii. Onu siliyorum. Hoş durmuyor zaten. Geldim Z'nin tekrar bir eşleniğini bulmaya. Sadece 5 yazmışım. Arkadaş dokunmayacaksın. Sanal kısım var mı? Yok. İşaret değiştiremezsin. Sadece sanal kısımda işaret değiştiriyoruz. Öbür türlü dokunmuyoruz bu ifadelere. Böyle baktım yolumuza devam. Z eşittir a eksi Sayısının eşleniği, z'nin eşleniği bu olduğuna göre benden bu işlemin sonucu isteniyor. Bir dakika, sen z'yi vermişsin, z'nin eşleniğini de vermişsin. De ben bu zaten bulurum ki demez miyiz buna? Peki z buysa eğer z'nin eşleniği ne olacaktır? a eksi bi, z'nin kendisi. Ben de diyorum ki bak i'nin önündeki kat sayıyı ne yapacağım değiştireceğim. a artı bi yapacağım. Peki aynı şekilde o eşlenik neye eşit? 2b artı ci'ye eşit. Biz biliyoruz ki ey güzel arkadaşım sabit sayıyla sabit sayı yani gerçek kısımla gerçek kısım sanal kısımla sanal kısım birbirine eşit olmak zorunda. Ben buradan A'nın 2 tane B'ye B'nin C'ye eşit olduğunu bulurum. Ardından eşittir derim. A yerine 2B yazarım. Şurada. B zaten B'ydi. Artı C yerine C yerine de B yazılmıyor. Her şeyi B cinsinden yazıp bence bu işi bitirebiliriz. Geldim buraya da B yazdım aşağıya. Cırt sana cırt sana burası 1. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Buradan 2 geldi. Buradan 1 geldi. 2 bir daha 3'tür dedim. Vurdum cevabı 3'e. Gel dedim hemen bir tane daha çözelim. Üçgende hem eşlenik hem de eşitlik vardı burada. Burada üçgen diyorum karmaşık sayıda. Burada sadece eşitliğini sorduk. Z1 ile Z2 eğer birbirine eşitse X çarpı Y kaçtır? Bir dakika. Z1 burada. Z2 burada. Bunlar birbirine eşit eşit olabilmesi için herkes birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Hatta biz bunu hatırlarsam polinomlarda, fonksiyonlarda her yerde söyledik. Ya yeri geldi yine burada söylüyorsun. Çünkü bunlar da özelinde bir fonksiyondur, polinomdur. Yine aynılarından bahsedeceğiz. Yalnız kafalar karışmasın. İyili sayıyı bul desem burası dersin. Ama sağ tarafta iyili sayıyı bul desem iki tane var. İki tane kabul etmeyeceğiz onu. 4 eksi x artı 5'i yazıyorsun. Eşittir diyorsun. 6 artı parantez içerisinde y artı 2 çarpı i. Sanki böyle daha garanti oldu. İli sayı iyili sayıya yani sanal kısım sanal kısıma gerçek kısım gerçek kısma eşit olacak. 4 eksi x eşitse 6'ya x buradan eksi x eşittir 2'den x eşittir eksi 2 geldi. Geldim yan tarafa geçtim. 5 eşittir y artı 2'ye sanal kısımları eşittir eşittirdim. y de eşittir 3 geldi. Ben sadece x çarpı y'yi ayırıyordum. Yani eksi 2 ile 3'ü çarptım. Cevap eşittir eksi 6 dedim. Vurdum cevabı geçtim bir sonraki sayfaya. Burada kendimiz bir şeyler üreteceğiz. İlla ben sana bunun denkleminin formülünü, ispatını, bir şeyini vermek zorunda değilim. Ama bir şeyler kendimiz üretirsek işte o zaman ilerleriz. Misal bu soruda. İ kare eşittir eksi 1. Yani sanal sayıda çalışıyorsun, karmaşık sayıda çalışıyorsun. Tamam mıyız? Tamamız. 1 artı i'nin altıncı kuvvetinin cevabını bir önce bir bul, sonra bir eksi i'nin altıncı kuvvetinin cevabını bul, sonra bunları topla dedim. Ben de diyorum ki gel bunları seninle birlikte bir düşünelim bakalım. Böyle bir beyin fırtınası derler ya, bir beyin fırtınası yapmaya ne dersin? Hazır mısın? Beyin fırtınası yapacağız. Sana kalan bir şey olsaydı yapmazdın ama gel yapalım. 1 artı i'nin 6. kuvveti. Arkadaş 1 artı i'nin 6. kuvveti dendiğinde önce karesini sonra kübünü alalım. Ne dersin? Çünkü karesini alma işlemini biliyoruz. Çarpanları ayırmadan da hatırla. Hadi tamam alalım hocam. Birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. Kabul müsün? Bir de bunun nesini alacağım? Kübünü. Bir dakika bir dakika. Hocam 1 artı 2 eksi 1 değil midir i kare? Eşittir 3. Üç. Pardon 3. kuvveti. Cırt sana cırt sana. Cevap 2i'nin kuvveti midir hocam? Aynen öyle. 2'nin kuvveti demek 2'nin kuvveti çarpı i'nin kuvveti demektir. 3. kuvveti demektir. Bu 8. Bu eksi i'ydi. O zaman eksi 8 i'yi hocam. Bitti bu kadar. Gerçekten bak bulduk. Efsane. Ama şunu yazabiliriz artık kenara. 1 artı i'nin karesinin cevabı 2 iyidir hocam. Cepte bak bunu bilirsem ben rahat edeceğim belli ki sorularda. Peki aynı mantıkla 1 eksi i'nin 6. kuvvetini bulalım. O zaman ben yine aynı başlıyorum hocam. Tabii ki öyle başlayabilirsin. Onun da 3. kuvvetini alacaksın. 1'in ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpının iki katı ikincinin karesi i kare bir de bunun kübünü alacağım. Diyorum ki arkadaş i kare dediğim şey eksi birdir bunlar gider. Eksi iki i'nin kübünü alacağız. Eksi ikinin kübü eksi sekizdir çarpı. i'nin kübü eksi i'dir. Eksiler birbirini götürür cevap nedir? Sekiz i'dir. Ey güzel arkadaşım biz bir şey daha bulduk. 1 eksi i'nin karesinin aslında eksi 2 i'ye eşit olduğunu bulduk. Her yerde söylemem. Aramızda kalsın burada söyle. Böyle bir ifadede. Bununla bunu çarptın. 2. Aa. Eksi 2 ile Eksik. Aa. unutursam böyle hızlıca hatırlayabilirsin. En kötü ihtimal. En kötü ihtimal. ama ezber yok. Şimdi bizim elimizde bir eksi 8i var. Bir de artı 8i var. Toplam eşittir. Sıfır var. Geçmiş olsun. Gelsin sıradaki soru. Mantığı anlaman önemli benim için. Yine kitabımızdan bir soru çözelim. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Köklerini bulacağız önce. Bunların da imajiner sanal kısımlarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorduk. Gel Önce bir bulalım kökleri sonra sanal kısımlarını çıkarız birbirinden. Mantığını anlattık. Karmaşık kökler nasıl bulunurdu? Çarpanlarına ayrılmıyor. Derim ki direkt delta'ya gidelim. Bak dene ama çarpanlarına ayrılmıyor. B'nin karesi 36 eksi 4 çarpı A çarpı C yazdım hocam. 36 eksi kaçtır burası? 12 52'dir. Kalan kaçtır? Eksi 16'dır. Biz delta'yı bulduk eksi 16. Köklere gidelim artık. Eksi b artı kök delta bölü 2a'dan. Yazıyorum hemen. Eksi b dediğim yer eksi 6. Artı kök delta dediğim yer eksi 16 kökün içerisinde bölü 2'si var. Arkadaş bak burası bariz. 16 dışarı çıkar 4 diye eksi kök 1 kök iyidir. Yani iyidir özür dilerim iyidir. Her tarafı 2'ye bölerim burada da. 2'ye bölerek geliyorum. Eksi 3 Artı 2i. Biz x1'i bulduk. Ey güzel arkadaşım aralarındaki tek fark birbirinin eşleniği olması. İşte eşlenik mantığı da burada bir kez daha karşımıza geldi. İkinci kökü bulmak istediğinde bunu bulacaktın. Ve biz senden şunu istedik. Bunların sanal kısımlarını birbirinden çıkarın. Artı 2'den eksi 2'yi çıkar gibi bir şey soruyor değil mi? Artı 2 eksi eksi 2 yazıyorum. Cevap 2 artı 2'den cevap eşittir 4. E hocam şundan şunu çıkaramaz mıydık? Eksi 2'den artı 2'yi çıkarsaydın cevap eksi 4'tü. Ama hangisi seçenekteyse onu işaretleyeceksin. E artı 4 var vur cevabı Bursa'ya. Gelsin sıradaki sorumuz. Şimdi biraz da ÖSYM vari sorulara gidelim. Böyle bir ifade var karşımızda. Öncüller var. Çok sever ÖSYM öncüllüğü sormaya. ile ilgili ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Doğru olanı bulacağım. İki farklı sanal kökü vardır. Şimdi benim elimde x kare eksi 4x artı 6 eşittir. Sıfır sanal köklerini bulacağım. Belli ki diskriminantına gideceğim. Deltası b'nin karesi eksi 4 ac. 16 4 kere 6 24 cevap eşittir. Eksi 8. Biz bunu bulduk. Şimdi köklü bir dakika farklı iki sanal kökü vardır. Evet gerçekten sıfırdan küçük olduğu için farklı iki tane sanal kökü olmak zorundadır. Doğru bir şey söylemiş bana burada. Bundan yana sıkıntım yok zaten. Delta sıfır eşit olsaydı çakışık iki kök delta sıfırda aman abi bunu unutursun biteriz. Bunu unutursun biteriz oyunu kaybedersin o zaman. Anlıyor musun beni? <laughs> Bugün ne kadar sukuit göğüme gittik geldik ya. Efendim sanal köklerden birini bulalım şimdi de. X1 diyorum. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Şimdi eksi B. B değerimiz kaç? Eksi 4. O zaman 4 geldi. Artı kök delta, eksi kök 8. Delta'nın içerisindeki değer. Bölü ikisini yazdım. Şimdi burası 4. Bu arkadaş dışarıya artı 2 kök 2 iyi olarak çıktı. Bölü ikisi var. Herkesi 2'ye böldüm. 2 artı kök 2. Bu birinci kökü. Diğer kök nedir? 2 eksi kök 2'yidir. 2 kök de elimde var. Bakıyorum. İkisinden biri muhakkak var değil mi? Yani şu ifadenin aynısı. Doğrudur. O zaman ikinci maddede doğru. Köklerden kökler birbirinin eşleniğidir. Gerçekten kökler birbirinin eşleniğidir. Alayı doğrudur. Üçü de doğrudur dedim vurdum cevabı. Dedim ki gelsin sıradaki soru. <laughs> Tam bir ÖSYM sorusu. Bak bu gerçekten çok güzel bir soru. Kesinlikle önce sen uğraşmalısın. ÖSYM 2-3 tane kazanım bir arada sorar. Bir Fonksiyonlar. 2. Parçalı fonksiyon. 3. Karmaşık sayı. 3'ü de var burada. Üçün birden sordu şeklindeki fonksiyon tanımlanıyor. F1 ve F8 F8'e kadar bulacağız bu ifadeleri yazacağız yerine. Hadi gel başlayalım. F1'in cevabı. Arkadaş F1 bir tek sayıdır. 1 artı i çarpı 1. 1 artı i çarpı 1. Cevap nedir? Hocam 1 artı i'dir. Kalsın öyle. F2'yi bulalım beraber. F2 ne diyor? 1 eksi i diyor. i 2 bu arada çift sayı olduğu için buraya baktım. Çarpı 2. Böyle yazacağım ben. Yani 2 çarpı 1 eksi i yazacağım. Burası da 1 çarpı 1 artı i olsun. F3'e gidiyorum. Hocam hepsini yazacağız mı? Hele bir dur bakalım bir yazmaya başlayalım. 1 artı i mi yazdım? Çarpı 3'ü mü yazdım? Dedim ki 3 çarpı 1 artı i'dir hocam bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yeter. Yeter yeter. Biz gel direkt F8'e geçelim artık. F8 eşittir. Bir şeyler gördük çünkü ne dersen. 1 eksi i çarpı. Hocam ben görmedim diyen bir tayfa da vardır eminim ama. Bak şimdi sana da göstereceğim ben onu aralarında hepsinin ne var çarpma var. Ben de diyorum ki gelin taraf tarafa çarpalım. Taraf tarafa çarptığımda bu arkadaşların alayını çarparım. Yani şunu yazmam gerekir. F1 çarpı, F2 çarpı, F3 çarpı, bıdı bıdı bıdı. bıdı F8 eşittir dedim. Alayını çarpıyorum bu sayıların. Bir dakika ya. Hocam birden 8'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktör yani. Güzel. Hocam bir artılı bir eksili giriyor Doğru mu? Teklerde artılı olan. Yani kaç tane tek varsa o kadar artılı var. Bir artı iyi var. 4 tane var. O zaman diyorum ki 1 artı i'den 4 tane var. 4 tane çarpıyorum. Çarpın. Hocam 1 eksi i'den de 4 tane var. Süpersin. Şimdi hatırla. Ben bir birkaç soru önceydi galiba değil mi? 1 artı i'nin karesine ne dedik? 2'yi dedik. Bunun da karesini alırsak yani bunun da karesini alırsak ne olur? Eksi 4 olur. Güzel. 1 artı pardon 1 eksi i'ye gidelim şimdi. 1 eksi i'nin karesine ne dedik? Hocam eksi 2 i dedik. Gel bunun da karesini alalım. Burası otomatikman 4'e dönüşsün. Tamam mı? Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. i kare eksi 4 eksi 1'dir eksi 4 gelir. İkisinin de cevabı eksi 4 enteresan bir şekilde. Diyorum ki bunun da cevabı eksi 4. Bunun da cevabı eksi 4. Yani sorumuz şu oldu. 16 çarpı 8 faktörel. Bakarım seçeneklere göremem yanlış mı? Yok doğru çözdük. Niye? 16 2 üzeri 4'tür o zaman yazarım. 2 üzeri 4 çarpı 8 faktöriyel doğru cevap nedir? Vurdum cevap Edirne'ye çağırdım yeni soruyu. Şimdi bazı kitaplarda özellikle MEP kitabında artık karmaşık sayıların eşitliğine falan yer vermemeye başladılar. Böyle olunca belki soruda şöyle bir güzellik yaparlar bize. Derler ki iki tane karmaşık sayı var. Bu karmaşık sayılar birbirine eşitse bunların gerçek kısımları Gerçi kısımlarına. Sanal kısımları sanal kısımlarına eşittir. Tanımı verir adam önden. Belki de bu kafa karışıklığı umarım yapmaz. Buna göre diyor A artı B nedir? Sen Senle gidersen sorunun cevabına. Dersin ki bak bunun bunu görmek önemli. Ya bu A ile 7'yi göremiyorsan zaten gitti. Z1 dediğin şey aslında A artı 7 eksi B, i şeklinde yazılmalı. Böyle gerekirse sınavda da temize çeksen tamam mı? Garanti olsun. 3A artı 1 artı 2 de böyle yazılmalı. Dersin ki burası gerçek kısım gerçek kısmı. Sanal kısım sanal kısmı eşit olur hocam. Yani A artı 7'nin cevabı e, kaç o? 3A artı 1. 3A artı 1'e eşit. Şuraya yazdım 2A 6'ya eşitse A'nın cevabı eşittir 3. Bu cepte. Şurası eksi b. Eksi b mi aldım? Burası 2. 2 mi aldım? b eşittir. Eksi 2 hocam. Bu da cepte. Sen ne istiyorsun? a artı b istiyorsun. a belli. b belli. Çıkartırım birbirinden. Doğru cevap yalnız. Sadece tek başına birdir dedim. Vurdum cevabı. 17. sayfaya geldim. Dile kolay. Efendim. Yine farklı bir soruyla karşındayım. Kök içerisinde eksi 1. Bana sanal sayıyı tanımlayacak. Tıpkı bu burada olduğu gibi. Z ile eli bir şeyler verdi. Z'nin eşleniği var. Z karmaşık sayısı hangisidir diye bana sordu. Ne yaparsın? Ne gelir aklına? Z var Z'nin eşleniği var. Böyle bir soruda Z'yi yazmaya çalışırsın. Z dediğimiz sayı nedir? A artı B i'dir hocam. Peki Z'nin eşleniği nedir? A eksi B i'dir hocam. Tek yapmam gereken gidip yerine yazmak. A artı B'yi yazdım. Aslında bu iki karmaşık sayının eşitliği ile ilgili bir soru. 2 çarpı. 2 çarpı A eksi B'yi. Onu da yazdım. Artı 3'ü eksi 12 i'si var. Toparlayalım etrafı. A artı B i'yi yazdım. 2 A eksi 2 B i artı 3 eksi 12 i. Her şey hazır mı? Daha değil. Dur biraz daha sırlayalım etrafı. Şöyle ben bunların gerçek kısımlarını yan yana yazmak istiyorum. Daha rahat görmek için. 2A artı 3. Sanal kısımlarını da yan yana yazmak istiyorum. Bak artı koydum. Açtım parantez buradan eksi 2B'ye geldi. Yanında eksi 12'si geldi. Bir de çarpı iyisi geldi. Hocam eksilerde hata mı yaptık? Dikkatli bak yaptık mı yapmadık mı? Sen söyle bence yok. Temiz. Gel buraya. A yani bu gerçek kısım gerçek kısma. Sanal kısım sanal kısma eşit olacak. A eşittir 2A artı 3 gerçek kısımlardan ötürü. Eksi A eşitse 3'e A dediğimiz cevap eksi 3'tür cepte. İn aşağıya. Burası B'ydi. Sol tarafta. Bu tarafta eksi 2B eksi 12 var. Attım bu tarafa 3B. Eksi 12'ye eşit. B'nin cevabı da eşittir. Eksi 4'e. Ben Z sayısını istiyorum. Z sayısını A artı B diye yazmıştık. A'yı eksi 3 bulduk. B'yi eksi 4 bulduk. Eksi 3 eksi 4. i'den doğru cevap. Denizli'ye gitti. Günün günün son sorusu. Günün bombalama sorusuyla bitiriyoruz efendim. Eşlenikle çarpma sorusu. Tek bir şey hatırlatmak istiyorum. Böyle bir ifadede, köklü ifadede nasıl düzenliyorduk? Diyorduk ki önce bir eşliğini ile çarpalım. 49 günde TET matematikten hatırla. Aynı mantık geçerlidir karmaşık sayıda da. Şimdi soruya bakalım. Kök içerisinde eksi bir sanal sayı birimi olduğuna göre A da belli, B de belli. Bunların çarpımlarının imajiner kısmını bulun. Ne? Çarpacak mıyız? İmajiner A çarpı B. Hem bu sayıları çarpacağız hem de onların imajını alacağız. Tamam. Önce sayıları çarpmam lazım. Bu iki sayıyı alıyorum yan yana çarpıyorum. Yani 1 artı i şöyle yazacağım yalnız 1 artı i bölü 1 eksi i çarpı 3 artı i bölü 3 eksi i. Var mı buraya kadar problem? Yok. Dersin ki ister bunu düzenlerim böyle ya da direkt bir çarparım bir görürüm hocam neler oluyor piyasada. Gel bir görelim Piyasaları bir yoklayalım bakalım. Burası 3 geldi artı i ile çarptım i geldi. Şurayı çarptım artı 3 i geldi. Şurayı çarptım. Eksi 1 geldi. Niye? i kare eksi 1'di çünkü. 1 ile 3'ü çarptım. 3 geldi. 1 ile eksi i çarptım. Eksi i geldi. 3 ile bunu çarptım. Eksi 3 i geldi. Eksi i ile eksi i'yi çarptım. Artı i kare yaptı. Artı i karenin cevabı eksi 1'di. Şimdi düzenleme vakti dedim. Yukarıyı düzenleyelim. Gerçek kısımla gerçek kısım. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Sanalla sanal. Artı 4 i var elimde. Aşağı indiğimde 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Aşağıda ne var? Eksi 4 i var. var. Güzel. Güzel bir, bir şeyler oluştu. Dedim ki yukarısı iki parantezine alınır. İki parantezine aldım. Bir artı iki iyi geldi. Aşağısı da iki parantezine alınır. Bir eksi iki iyi geldi. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Benim elimde kala kala bu kaldı. Bir artı iki iyi bölü bir eksi iki. Ya iyi güzel de neresi sanal? Neresi gerçek kısım? Ben A çarpı B'yi buldum. Benim şu an bulduğum değer A çarpı B. Ama neresi sanal? Neresi gerçek kısım? Bunu bulamadım. Diyorum ki bunu düzenlemem lazım. i'leri sanal kısmı, gerçek kısmı ayırmam lazım. O zaman eşleniği çarpıyoruz. 1 artı 2 ile çarpıyorum. Aşağıdakinin eşleniğiyle. Çarparak gelelim şuradan. 1 artı 2i çarpı 1 artı 2i paydaya geçiyorum. Uzun uzun çarpacağım. 1 kere 1, 1. 1 ile 2i çarptım, artı 2i. Eksi 2 ile 1'i çarptım, eksi 2 Eksi 2 ile artı 2i çarptım, eksi 4'tür. İkilerin çarpımı. Yanında i kare der, i kare eksi 1'dir, artı 4'tür. Bu ayrıntıyı yakala. Efendim cırt sana cırtsana eşleniyle çarpınca demek ki karmaşık sayılardaki i'ler kayboluyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Bir yukarıyı da bir hesaplayalım. Şuradan çarpımı bir bulmamız lazım. Ya da direkt şöyle yapalım mı? Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı çok güzel. Birincinin karesi bir. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı dört i yapar. İkincinin karesi. İkinin karesi dört i karedir. O da nedir? Eksi dörttür. Aşağıdan ne geldi? Beş geldi. Yukarıyı bitirme vakti. Eksi üç artı dört i bölü beş. Peki bir tur daha düzenliyorum. Artık matematiğin o sevgi dolu anlarına gidiyorum. Diyorum ki eksi 3 bölü 5 artı 4, 5, 4 bölü 5 i. Biraz zorlamış olabilirim. Ama senden tek isteğim var. O da şurası. İmajiner kısım. Yazalım artık. Şöyle yazalım. İmajiner kısım ya da sanal kısım A çarpı B'de eşittir diyorum. Yukarıdaki kalp de çok tatlı olmadım ama ya. 4 bölü 5'tir dedim. Vurdum cevabı 4 5'e. Günün son sorusu biter ama senin işin bitmez. Sen 5. föy, 6. Föl, bunlar bitiyor. Testleri bitiyor. Üstüne bile 3 tane daha test geliyor. Ki biz buraya kadar çarpanları ayırma taktiğiyle denklemlerin çözümlerini, diskriminantla denklemlerin çözümlerini, x1 ve x2'den bunları öğrendik. Bir üstüne karmaşık sanal sayıyı öğrendik. Efsane. 3 tane test. Arka arkasına seni bekler. Biter mi? Yine bitmez. Efendim bir sonraki gün için, buluşmamız için önce bunu bitirmeniz lazım. Üçüncü gün. İkinci dereceden denklemler de bitti. İkinci dereceden denklemlerin bitmesine iki gün kaldı. İki tane daha dersimizde olayı bitiririz. Sonra parabol, sonra eşitsizlik, sonra ver elini. Tarihin en sağlam konularından biri trigonometri. Keşke oy çokluğuyla bitseydi ama. Bir sonraki trigonometri dersinde görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın selamlar. İnsan bazen sadece bir çizgi film karakteri olmak istiyor. Çünkü nezle grip döneminde bilir ki ya çizgi film karakteri olsam. Hasta olmam kemiklerim ağrımaz hep canlı hep heyecanlı olurum ama evet grip mevsimi hiç affetmem kapar gelirim efendim ama devam etmeniz gereken bu fiziklere insan nasıl odaklanacağını bilemiyor değil mi? Hop kendimize gelelim efendim tekrardan efendim nerede kalmıştık ikinci dereceden denklemlerde sesim biraz farklı geliyor olabilir malumunuz grip mevsimi bendeniz burnum tıkandı biraz ateşim var biraz da kemiklerim ağrıyor ama beklemeyen bir ayete matematik serüveni sen öbür tarafta ben. Ve tabii ki bu tarafta notlarım. Elimde kalem önümde kağıt. Yan tarafta fasikül. Ödevlendirmeler. Gönder. Gelsin efendim. Evet. Ne yapıyorsun? İyi misin? Umarım senin sağlığın saatin yerindedir. Çünkü... Sınav döneminde hasta olmak bazen geride kalmaya sebep oluyor. Umarım iyileş, yani iyisindir diyelim. Dördüncü dersindeyiz. Beşinci dersinde ikinci dereceden denklemleri bitiriyoruz. Bu derste köklerle kat sayıları arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Hani kökler toplamı, kökler çarpımı. Hatta bazı yerlerde mutlak değerde kök, ya bırak o diğer formülleri ya bırak iki tane formül bize yeter. Üçüncüsüne hiç gerek yok. Şimdi A sıfırdan farklı olsun. A, B, C eleman reel sayı olmak üzere. ax X kare artı B, artı C. İkinci dereceden denklem bunu biliyoruz. Bunun kökleri X1 ve X2 olsun. iki tane kökü olsun. Eğer ki kökler toplumu bana sorulursa formülümüz eksi B bölü A. Kökler çarpımı C bölü A. Ya hocam sen bunları böyle direkt vermezsin. Tanımını, mantığını, ispatını anlatırsın. Ben de sana onu anlatacağım. Evet bu formül olmadan belki de bundan sonraki süreçte adım atamayacağız. Gerçekten. Hatta parabole geçtiğimizde de çok işimize yarayacak. Hatta ilerleyen süreçlerde de çok işimize yarayacak. Ama biz önce bu formülü kullanabilmek için ispatını yapalım. X1 ve X2. Şimdi sen normal şartlarda delta sıfıra eşit ya da büyükken denklemin köklerini şöyle yazdın değil mi bize? Hatırlıyorsun hani bunun ispatını yapmıştık seninle. Bunun da vay be bunun bile ispatını yaptık yalnız olaya bakar mısın? Tamamdır hocam bunu hatırlıyorum. Peki ben sana şunu sorsam. X1 artı X2'yi söylesem dersin ki paydalar zaten eşit. Üstleri toplarım olayı bitiririm hocam. Ben de derim ki aynen öyle yapacaksın zaten. Farklı bir şey yapmana ihtimal vermiyorum. Cırt cırt bunlar birbirini götürür. Yukarıdan eksi 2 b gelir. Aşağıdan 2A iki gelir. İkiler birbirini götürür. Formül şak diye ortaya çıkar. Eksi B bölü A. Olay bitmiştir. Aynı mantığı kökler çarpımında da kullanabilirsin. Dikkat et bunlar birbirinin nesidir? Eşten hocam. Birbir, Bunu ben anlatayım artık ya. Bence bunu sen yaparsın. Ben hiç bu tarafı vermeyeyim ama sadece şunu gösterip bırakayım istersen. Kök delta bölü. 2A çarpı 2A diyeceksin. Sadeleştirmeleri yaptığında da geriye sadece C bölü A, a kalacaktır. Onu baştan bir söyleyeyim de ben sana. B'ler gidiyor, kök deltalar geliyor, onlar da gidiyor. Geçmiş olsun efendim C bölü A. İspatını yapabilirsin. Efendim eğer ispatlar da bilmiyorsa unuttuğumuzda her an aklımızda olduğunu biliyoruz. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Ya hiç fark eder mi? Sen yazsana bunu bunun içerisine. Hiçbir şey fark etmiyor. Kök deltalar kalıyor. Bu formülleri lütfen ezberlemeyin arkadaşım. Sadece iki formül. Çok sık kullanacağımız için o da. Kökler toplamı sorulduğunda. Ben diyorum ki x1 artı x2 aman ya yarabbi her yerlerim ağrıyor. Keşke bir çizgi film karakteri olsam. <laughs> Ama olsun. Yine bu halde yapılabilecek en güzel şey bence ders çalışmak ha. Eksi B bölü A'ydı formül. Bak eksi B'miz burası. Eksi eksi 5 bölü 1'den doğru cevap kaç olacak? 5 olacak. Hocam bunlar kek bunları geçelim. Ya geçelim de önce bir iki tane soru yapalım. Kalemin ucu bir alışsın el değil mi? Şurada C bölü A'yı kullanmak istiyorum. C'si kaç? 8. A'sı kaç? 2. 8 bölü 2'den cevap eşittir 4. Yalnız uzun süre... Dur ya bu karakterden bir çıkalım artık. Uzun süredir uzun kollu da giymemiştim ama... ...hep ondan oldu galiba. Yaz kış tişörtle gezersen hocam hasta olursun işte. Olacağı bu. İkinci dereceden denklemin kökleri. X1 ve X2'dir. X1 artı X2 artı X1 çarpı X2 9 olduğuna göre A değeri kaçtır? Şimdi benim bu soruya baktığımda şunu net bir şekilde görüyor olmam gerekiyor. Burada kökler toplamı, burada kökler çarpımı var. O zaman gel biz bunları ayrı ayrı önce seninle birlikte bir hesaplayalım istersen. Eksi b böyle a formülünü kullanacağım. Eksi b dediğim yer şurası a'yı kullanacağım. Altında böyle bir. A ama lütfen telefonumuzun sesi açık kalmış hemen kapatıyorum efendim. Şurada eksi a bölü 1 tamamdır. Cevap buradan ne kalacaktır? Eksi a kalacaktır. X1 çarpı X2'yi kullanalım şimdi de. Çünkü denklemin kökler çarpımı da oradan geliyor. C bölü A formülünü kullanacağım. C dediğim ifade nedir? 2A'dır. A yazmayacağız aşağı. A değil aşağıda 1 var bak burada. Bununla götürdüğümde burada da 2A kaldı. Soru benden şunu istiyor. Diyor ki ben diyor bu ikisini topladım. Elimde bir tane eksi A var. Bir tane 2A var. Toplam eşitleri 9'sa A'nın cevabı eşittir 9'dur. Bu kadardır. Artık biraz ısındık. Biraz farklı tipte sorulara geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2'dir hocam. Böyle bir şey verdiler. Yok gibi hocam bunun formülü. Yok işte ben de onu söylüyorum sana. Ama sen normalde bir rasyonel ifade karşına böyle gelse ne yaparsın? Yani hiçbir şey yapamıyorsan derler ki paydaları eşitle arkadaş. E tamam hocam gel paydaları eşitleyelim seninle birlikte. Yukarıda x1'leri çarptım x1'in karesi artı x2'nin karesi aşağıda x1 çarpı x2. Güzel yani buranın ne olduğunu ben en azından gördüm sen de gördün. Ama yukarısı tanıdık ki değil yukarısı tanıdık aslında ama çarpanlara ayırma mevzusuna gidiyor. Hani x kare artı y karenin formülünü biz ezberlemiyorduk x artı y'nin karesinin açılımını biliyorsan oradan geliyordu zaten mantığı. Şimdi aynı mantıkla bunu ona benzeteceğim. Diyorum ki bunu x1 artı x2'nin karesi şeklinde alalım biz yanına eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 yazalım aşağıda da keza x1 çarpı x2 var arkadaş artık ekstra bir şeye gerek yok kökler toplamı var kökler çarpım var kökler çarpım var ben sadece bunları çözünce bilince bu soruyu çözebiliyorum x1 artı x2'ye bakacağım eksi b bölü a. Eksisini koydum. Onun da başında kaç olacak? Eksi 3. A'sı 1'dir. Cevap eşittir 3. Kökler toplamımızı bulduk. Bir de kökler çarpımımızı alalım kenardan. C bölü A'dan. Şöyle C bölü A. Biraz eller alışsın diye yazıyorum. Yoksa bir sebebi yok. Onun da cevabı ne gelecektir? Eksi 9. Giderim yerlerine yazarım şimdi. Ben bu arkadaşı kaç buldum? 3 buldum. Bunu kaç buldum? Eksi 9 buldum. 3'ün karesinden ne elde ettim? 9 elde ettim. Eksi ile eksi birbirini götürdü. 2 kere 9. 18 aşağıya da eksi 9 kökler çarpımını yazdım. Yukarısı 27 geldi. Aşağısı eksi 9 geldi. 3 kere 9. 27 olduğu için eksi 3'tür cevap. Vurdum cevabı. Belki o her zamanki enerjiyle vuramıyoruz ama bizim bu kadarımız bile bunu çözmeye yeter ya. X1 küp artı X2'nin kübünün işleminin sonucunu arıyorum şimdi benim yine o formüle dönmem lazım değil mi? Ya hocam bu formülleri bilmeden olmuyor değil mi? Olmuyor işte. O çarpanları ayırmada hep bahsettiğimiz mevzu. Bunları bilmeden adım atamıyorsun. X artı Y'nin kübü. Eksi 3 X Y çarpı X artı Y eşittir güzel arkadaşım. Yani bu formülde neden özellikle bunu vurguluyorum ben? Toplam var, çarpım var, toplam var. Tamamdır. Şimdi biz o zaman X1 artı X2'yi bulalım. Kökler toplamı. Eksi B bölü A'ydı. Cevap eşittir 5 kökler çarpımı C bölü A'ydı. Cevap eşittir 2. Dedim ki gel bunu bir kenara yazalım bakalım biz. Biz ne arıyoruz? X1 küp artı X2'nin kübünü arıyoruz. X artı Y'yi bulmam gerekiyor. 5 artı pardon pardon olur mu ya? Kökler toplamı. Ya biz direkt buraya böyle yazsak ya daha kolay olacak değil mi? Kökler toplamını kaç bulduk? 5 bulduk. 3. kuvveti ne yapar? 125 yapar. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5. Tamam doğrudur. X çarpı y'yi kaç bulduk? 2 bulduk. X artı y'yi ne bulduk? 5 bulduk. 2 kere 5 ne yaptı? 10 yaptı. Önünde de eksi 3 ile çarptık. Eksi 30 yaptı. Cevap kaçtır? 95'tir. Vurdum cevabı 95'e. Çağırdım geldim sıradaki soruyu. Sorular giderek zorlaşacak. Özellikle ÖSYM sorar sorularında. Bir, ÖSYM'nin en çok sevdiği yorum soruları var. 2. en son soru efsane. En son soru efsane. Gerçekten tam bir sınav sorusu sakın kaçırma onu. 8x kare eksi x m x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2'dir. X 1 eşittir 5 tane x 2'nin karesi olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bak bu tip sorularda en çok yapılan hat hata da demeyelim yani başlangıç noktası arar öğrenci. Nereden başlayacağız hocam? Şimdi bakıyorsun katsayılara belli olmayan bir şey var burada b değeri diyelim tabi hani a değeri, b değeri, c değeri, b değeri belli değil hocam ne yapıyorsun biliyor musun? B değerini kullanan kim? Kökler toplamı. O zaman onu kullanmıyorsun. Diyorsun ki ben önce x1 çarpı x2 ile başlayabilirim bu mevzuya. x1 çarpı x2 nedir? C bölü A'dır. Ve değerini bulabilirim. Benim asıl gitmek istediğim sonuç orası. 5 bölü 8. Peki x1 yerine ne yazabilirsin diyor amcam soruda. 5 tane x2'nin karesi çarpı x2 yazabilirsin. Peki 5'ler birbirini yedi. Burası nedir? x2'nin kübüdür. Ya x2'nin kübü denen sayı 1 bölü 8 gelirse x2'nin kendisine gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Bir tane kökü buldum. Hatta gel bence ikinci kökü bulalım x1'i bulalım. x1 nasıl bulunuyor? 5 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Karesi 4'tür tabi bu arada. Cevap nedir? 5 bölü 4'tür. x1'i de buldum. Şimdi m'ye odaklanacağım. E hocam m'ye gitmek için ne yapabiliriz? İşte o m'yi kullanan kök işlemini arayacaksın. O da nedir? Kökler toplamıdır. Çünkü kökler toplamı da eksi b bölü a'yı yani bana oradan m'yi buldurmaya çalışacak. Artık kökleri biliyorum. Kökler toplamını da bulurum. Biz x1 5 bölü 4 bulduk x2 1 bölü 2 bulduk Karşı tarafta eksiyle başladık. Dedik ki eksi M var zaten burada. Eksi M. A dediğimiz şey 8'e eşit. Onu da yazdık. Bir kere bunlar birbirini yedi. Dedik ki gel bunu 2 ile genişletelim. 5. 2 daha ne yaptı? 7. 7 bölü kaç yaptı aşağısı? 4 yaptı. Karşıda ne var? M bölü 8 var. Cırt sana cırt sana. Burada kaldı 2. İçler dışlar çarparız. M'nin cevabı 2 kere 7'den 14'tür dedim. Galiba yavaş yavaş soru çözmeye başladık. Güzel sorular gelsin bakalım. Bu da yine keza çok uğraşıp ay Allah Allah nasıl çıkacağız bu işin içinden cesine bir soru. Aslında ne kökler toplamı var ne kökler çarpımı var. Belki işleme girince gelecek. Ya hocam bunu böyle toplayacağız üstüne 24'ü e ekleyeceğiz oradan kökler toplamı artı çarpımı geliyor oradan çözeceğiz değil mi? Ya oradan çözersin de dünya kadar işlem yaparsın. Hızlı göremezsen. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Denklemin kökü ne işe yarar? Hocam bu ne biçim soru? Denklemin kökünü inşa. Ya yerine yazdığında denklemi sağlama işidir. Onun görevi odur. Şimdi ben x1'i yerine yazarsam bu denklemi sağlamak zorunda. x1'in karesi artı 4 tane x1 artı 8'in cevabı 8'dir. Ama bir dakika ya. Ama bir dakika bunlar çok benziyor. At bunu karşıya. Ben şunu arıyorum o zaman. x1'in karesi artı 4 tane x1 eşittir eksi 8 hocam. Ay e, vallahi öyle. Peki aynı mantıkla desem ki ya x2 de bu denklemi sağlamak zorunda. Ben aynı şekilde bu denklemde yerine yazarsam bunu da sağlayacağız. Peki buradan x2'nin karesi artı 4 tane x2 eşittir. Eksi 8, bu da eksi 8 gelir. O ne gelecek zaten? O da başka bir şey gelmedi. Cevap eşittir. Şurayı bulduk. Eksi 8 artı 24 bölü eksi 8'imi ben yine yazarım. Şuraya eksi 8 yazdım. 3 kere 8 24 ama eksi 3. Şuraya geldik eksi 3'ümüzü yapıştırdık. Cevap eşittir. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. Eksi eksi 3. Yok eksi 11 ya. Eksi 11'dir cevap. Geçtik sıradaki soruya. Şimdi bir tane de kitaptan soru çözelim. Burada bence sazan seçeneği var. Hani uzun zamandır hocam sazanlamıyordunuz bize. Hazır mısın sazanlanmaya? Hani birçok arkadaşım burada aa ne oldu ya falan diyebileceği tarzda bir soru. Dendeminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçük x2 olduğuna göre benden bunun cevabını istiyor. Diyeceksin ki hocam sen bana bunun formülünü vermedin. Ben de sana o yüzden diyorum işte. Her şeyin formülünü veremeyiz. Bazen kendimiz üreteceğiz. Şimdi düşünüyorum ya kök içerisinde x1 eksi kök içerisinde x2. Diyelim ki bunun cevabı a olsun. Ya ben köklü bir şey bilmiyorum. Diyelim ki gel senden bir kurtulalım. Nasıl kurtulursun kökten? Diyelim ki karesini alırız. Ama her iki tarafın. X, yani birincinin karesi x1'dir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Dikkat et kökleri birleştirdim. Önüne çarpı 2'yi koydum. İkincinin karesi dedim. Cevap eşittir a kare. İkincinin karesi de kökten kurtulmuş hali. Peki sorarım sana bu nedir? Kökler toplamıdır. Hatta yan yana yazayım. Tamam illa yan yana yaz hocam. X1 artı X2 eksi X1 çarpı x2 yazayım da gören gözler inansın. Hocam burası kökler toplamı. E burası da ne? Burası da kökler çarpımı. Giderim kenarda bunun hesabını kitabını yapar gelirim. Eksi b. Eksi b bölü a'dan hop 11. x1 çarpı x2'ye geldik. c bölü a. c kaç? 9 bölü 1'den hop bu da 9. Şuraya kaç yazacağız? 11 yazacağız. Şuraya kaç yazacağız? 9 yazacağız. Bu 10... On... Bir dakika mavi başladık. Mavi devam edelim. 11'i yazdım. Eksi dedim. Bu 9 kökün dışına 3 olarak çıkacaktır. Önünde de 2 var. 2 kere 3, 6. Kaça eşit? A kare. A kare dediğimiz ifade kaça eşit? 5'e eşit. Peki ben sana sorarım. A'nın karesi denen sayı 5'e eşitse... A kaçtır? Hocam A kök 5'tir. Ciderim seçeneklerden. Vururum Bursa'ya dersen. Ne zekalar? Sazanlamız efendim. Hoş geldiniz. Sizi bir anime karakteri de ya da bir çizgi film karakteri de sazanlamış olsun. Ne dersin? Arkadaş Kök 5 ederek yazamazsın öyle. Bunun iki tane cevabı var. Cevap ya kök 5'tir cevap ya da eksi kök 5'tir ama. Ya ya işte o yüzden sazanı koyduk buraya. Peki neye göre karar vereceğiz? X1 büyüktür X2. Kim daha büyük bu daha büyük. Çıkarıyoruz mu birbirinden çıkarıyoruz. O zaman cevap negatif çıkacak. Cevabın negatif olanı akbüldür diyorum. Yapıştırıyorum cevabı Edirne'ye. Sıradaki soru için gönder geldin sizin dedim. Yine öde bıraktığımız kesimden bir tane daha soru dedim ki çözelim beraber. Bu da güzel bir soru çünkü. Yukarıda denkleminin bir kökü eksi 5. Yukarıdaki denklemin bir kökü 2. Diğer köklere eşit. Olduğuna göre neye kaçtır? Bak gerçekten çok klas bir soru bu. Nasıl çözülecek? Şimdi ortak kökleri var bunu anladık. Dedim ki x bir kökü burada da olsun burada da olsun. En fikir miyiz? En fikiriz. Ben n'nin değerini istiyorum. Ben buradaki n'ye değerini istiyorum. Güzel. Ama burada bir tane de bilinmeyen m var. Aşağıya indim bilen, bilinmeyen sadece t var. Yani ben aşağıdaki denklemde kökler toplamını mı kökler çarpımını mı bulabilirim? Bakın stratejik davranıyorum. Süreyi boşa harcamıyorum. O yüzdendir ki düşünüyorum yani kökler toplamını kökler çarpımı burada kullanılacak. He, kökler çarpımını kullanırsak bir tane değer buluruz hocam. X1 ortaktı. Diğer kök burada kaç olacak? 2 olarak verilmiş. O zaman diyorum ki 2 tane X1'in cevabı C bölü A'dan 4'tür. Biz X1 şak diye buluruz ya hocam. Cevap 2 geldi direkt yoksa sabaha kadar uğraş zorlu. Şimdi dedim, gelsin bir de bu arkadaş. Ben kökler çarpımını burada da kullanmak istiyorum hocam. yani x 1 çarpı x 2 yazacağım. ama benim burada x 2 dediğim ifade eksi 5. Burada bunu eksi 5 almak zorundayım. O zaman eksi 5 tane x 1'in cevabı c bölü a'dır. c kaç? 1 eksi m bölü a 1 de onu yazmasan da olur. Peki bu böyle mi kalsın hocam? Hayır. Biz C'yi zaten... Pardon. X1'i zaten bulmuştuk 2 olarak. Şurası kaç geldi? Eksi 10 artı 1 eksi M. Bunu karşıya attık. Eksi 11 eşittir. Eksi M ise M'nin cevabı kaç gelecektir? 11 gelecektir. M cebimizde dursun hele bakalım. Biz gidelim bir de biraz şurada uğraşalım. Yani ben neye ulaşmaya çalışıyorum hocam? X1 kökü belli. X2 kökü belli. Acaba kökler çarpımından direkt gelmez miydi bu soruya? Kökler toplamından özür dilerim. Gelirmiş aslında değil mi ya? Ben niye uğraştım? Hocam da hem zaman kaybı olmasın diyorsun hem de zaman kaybı yaratıyorsun bize ya. Biri eksi 5. Diğeri artı 2. Kökler toplamı kaç geldi? Eksi 3 geldi. Kökler toplamı ne demektir? Eksi B. Eksi B bölü A. Eksi B'ye devam ediyorum. Artı 1 eşittir. Eksi 3. Karşıya attım. Eksi 2 tane N'ye eşittir. Eksi 4'e. N eşittir. Artı 2 çıkar. Bizim hiç M'yi falan bulmamıza gerek yok. Keşke bu soru M artı N'yi sorsaydı da. Seni acık daha uğraştırabilseydim efendim. Evet bunu ben bir sonraki sayıda şey yapayım. Sayı diyorum yani. Baskıda M artı N olarak değiştirelim. Daha güzel bir soru olsun. Yoksa böyle tek başına. Ne bulursun. Öyle hemen bulma. N eşittir 2 vurduk cevabı. Şimdi başlıyoruz işte. ÖSYM neyi seviyor? ÖSYM öncüllü sorulara bayılıyor abi. Bak bir tane burada var. Bir tane burada var. Hele ki son soru var. Bak efsane bir soru ya. İkinci dereceden denklemle ilgili muhteşem soru mu arıyorsun? Bekle geliyor. Önce bir ısınmaya devam olmaz. Bunlar sert ısıncılar. İkinci dereceden denkleminin kökleri x1 x2. Toplamı bu. Hocam yanlış yazmışsınız formülü. Hayır adam diyor ki benim toplam formülüm bu diyor bunun için. Çarpım formülümde bu diyor. Hocam bu da yanlış. Ya biliyorum adam bu olduğunu iddia ediyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu eşitlikler sağlanıyormuş ama. Hocam normal şartlarda x1 artı x2 formülünün de siz eksi b bölü a yazmanız gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Ama dayı bize soru. Dayı kim ya? Dayı soruda bize böyle yazmış. Yazdığını ben de görüyorum. Peki bu nasıl sağlanır? Bu sadece tek bir durumda sağlanır. Bunu işte sen üreteceksin. Payda bir kere sıfır olamaz. Ama B sıfır olursa bu denklem sağlanır. Başka A'ya B'ye ne verirsem ver olmaz. Çünkü birbirinden düşünsene bunlar birbirini götürüyor. Burada kaldı bir, burada bir kaldı bir. Eksi bire bir. Ama B sıfır olsaydı he, birbirini götüremeyecekti bu denklemlerde. Ancak o zaman birbirine eşit çıkabilirdi diyecektim. Dedim ki B sıfırdır. Peki yola devam ettim. X1 çarpı X2'ye de bir formül yazmışlar hocam. Maalesef onu da yanlış yazmışlar. Normal formül C bölü A. Ama dayı bize abileceği yazmış. Ya bu bırak şu dayı muhabbetini hocam. Vallahi bilmem nereden yapıştı ağzıma. A ile A'yı çarptım A kare. C ile C'yi çarptım C kare. E, elimde böyle bir denklem oldu. Seçeneklere bakınca A eşittir C. Buna emin olamayız. Bak bunun cevabı şöyle olur. Her tarafın kare kökünü aldığımda A eşittir eksi C ya da A eşittir C. İkisinden biri. Sen diyorsun ki her zaman doğrudur. Her zaman doğru değildir. B eşittir sıfır tabii ki her zaman doğru olmak zorunda yoksa sağlayamazsın bu eşitliği. A'nın karesi C'nin karesine eşittir bu da olacak. Delta sıfırdan büyük diyorsun. Hmm. Peki. A ya da C'den biri sıfırsa peki bir kere C sıfır olamaz. A sıfır A da sıfır olamaz. Neden? İkinci dereceden denklem. Neden sıfırlığını tartışıyorum ben bunun? Çünkü şuna gidiyorum. B kare eksi 4 A C formülünde bir kere B sıfırlandı gitti. B'nin sıfır olduğunu bulduk. Geriye ne kaldı? Eksi 4 A C kaldı. Ne A sıfırdır burada ne de C sıfır olabilir. Çünkü şu formülün sağlanabilmesi için C'nin de sıfır olmaması gerekir. Vay güzel soruydu. 2-3-4'tür dedim. Vurdum cevabı Edirne'ye. Çağırdım sırada soruyu gönder gelsin. Bu sorunun kritik noktası burasıydı. Eşit de olabilir miydi acaba diye kafamızdan belki bir geçirmişizdir diye düşünüyorum. Peki, peki bir şey denemedik ya. Bir şey denemedik biz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya sıfırdan küçükse? Denkleminin kökleri x1 x'e reel kök diyor mu? Demiyorum. Bir dakika acaba bizde sazanlanmış olabilir miyiz? Her zaman doğrudur diyor. Hocam eksi 4 ac. Şimdi düşünüyorum eksi 4 çarpı a çarpı c benim bulduğum şey birbirlerine eşit olabilir. Yani ikisi de pozitif olabilir. İkisi de negatif olabilir. 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 artı olabilir. Şu durumda zaten burası eksi gelecektir. Burası da eksi olduğu için her daim pozitif çıkacaktır. Cevap evet delta sıfırdan büyük diyebilirim. Ama ikisinin de birbirine eşit olduğu durumda olabilir. Çünkü iki farklı ihtimal var buradan. AC'ye eşit ikisi de pozitifse cevap negatif çıkar. Delta sıfırdan küçük çıktı hocam ne yapacağız? bir şey yapmayacağız. O zaman diyeceğiz ki real kök vardı. Her zaman doğru değildir bu seçenek. Abo sen ne yaptın hocam ya? Sen ne yaptın hocam? Nasıl bir sazan avıydı o? Nasıl bir sazan avıydı? Önce kendini avladın sonra bizi avladın hocam. Bizi de inandırdın ya az önceki cevaba. Efsane soru. Gönder gelsin. Denklemiyle ilgili olarak ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Bu soru zaman hırsızı bir soru. Olacak böyle sorular da olacak. Çok zor demeyeceksin. Ama işlem yaparken ay baygıncılık geldi diyeceksin. Yani öyle sorular var bazen sınavda. Bakıyorsun bu denkleme. K eşittir 3 ise denklemin kökler toplamı sıfırdır. Bir dakika dedim ki denklemin kökler toplamına giden formülü yazalım. Eksi B Eksi B yazdığımda direkt şurası artı oldu. K kare eksi 9 oldu bölü birden. Yani cevap ne geldi? K kare eksi 9 geldi. K'ye kaç verdi? 3 verdi. 3 verirsem 9 dokuz olur. 9'dan 9 dokuz çıktı 0. Kökler toplamı 0'dır. Birinci madde doğrudur dedim. Ben yanlışı arıyorum. K eşittir 0 ise denklemin diskriminantı 0'dan küçüktür. Deltasına gittim. B'nin karesi. B dediğim ifade bunun karesi. Budur. Karesini aldığında o eksiden kurtulursun. K kare eksi 9'un karesi. Eksi 4 A C'si de şöyle enteresan bir şeydir. Bak gerçekten işlemli bir soru bu. K'ye sıfır verdim gitti. K'ye sıfır verdim gitti. 9'un karesini aldım. 81 eksi 4 çarpı. Burada da eksi geliyor dikkat et. Şurada da eksi geliyor bu sıfırlanmıştı. Artı 14 çarpı pardon 4 çarpı 19. Ya bir kere biz hiç uğraşmayalım bu sıfırdan büyüktür. Sıfırdan küçüktür diyorsun bir kere elendin sen. E, i̇şlemi bulmana gerek yok. Niye yanlışı soru Yanlışı buldum geçtim gittim hiç uğraşmadım. K eşittir 3 ise denklemin kökleri rasyonel sayıdır. Şimdi bir denklemin köklerinin rasyonel olup olmadığını nereden anlarsın? Şuradan anlarsın. Biz bununla yorumunu yaptık geçen derslerde. Dedik ki x1 kökü bu ya. Delta dışarı çıkabilirse rasyonel olur. Yoksa irasyonel bir sayı olacak. Köklü sayılar olduğu için. Biz diskriminanta odaklanacağız. Dışarı tam kare olarak çıkıp tamam diyeceğiz. Bu da ifade tamam. O zaman bunu ne yapacağımı biliyorsun artık. Formülü yazıyorum yine. B kare Karesini alınca şu eksi yazmaya gerek kalmıyor biliyorsun. Eksi 4 AC. Yani eksi 2 k eksi 19 yazdım. Diyor ki bana k yerine eksi 3 yaz. k yerine eksi 3 yazdım burası 9. 9'un 9'dan 9 çıktı 0 karesi de 0 0. k yerine ne yazdık? Eksi 3 yazdık. Eksiler birbirini götürdü. 2 kere 3 6. 6'dan 19 çıktı ne geldi? Eksi 13 geldi. Eksi 13'te 4'ü çarptım. Artı 52 geldi. Yalnız artı 52 dediğim sayı bizim kökün dışına çıkamaz. Çıkamadığı için rasyonel sayı gelmez. Üf, yorumlar dedim ya çok iyi ya. Ha, öğrendiğimizi de hissedince insan başka oluyor. Ki ben, ben bunu nasıl hissedim? Ben zaten biliyordum hocam sen niye heyecanlı? Ya ben senin öğrenebilme ihtimalini sevdim. Ben senin bu dersi dinleyip sınavda gidip netleri arttırma ihtimalini sevdim efendim. K eşittir eksi 1 ise denkleminin diskriminantı tam kare sayıdır. Tam kare sayı olması gerekiyor. Eksi 1 yerine yazınca diyor. Evet az önce tam kare sayı elde edemedik. Ama aynı formülde acaba k yerine eksi 1 yazarsak e, tam kare sayı elde eder miyiz? Benden bunu istiyor. Dedim ya tam bir zaman hırsızı soru. Yoksa zorluğundan ne var? k eşittir eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi bir. Eksi 8. Eksi 8'in karesi 8 kere 8. 64. Eksi var. 4 var. 1 yazmadım. Şuraya eksi 1 yazdım. Şurası artı 2 oldu. Şurası ne oldu? Eksi 17 oldu. Şuradan eksi 17 geldi. Bakalım tam kare ifade geliyor mu? Artı oldu şunlar. 4 kere 7 28. Elde var 2. 68. Topladığımda 132. 132 hiçbir şeyin karesi değil ki ya. Öyle değil mi? 121 var. 11'in karesi. 12'nin karesi 144. Arada bir şey yok ki. Yok hocam bu da yanlış. Oho! Sen de bizi çok uğraştırdın ya. 2, 3, 4 yanlıştır dedim vurdum cevabı. Efendim günün bomba sorusu. Günün son sorusu. Ve bir sonraki derste ayrılık şarkısıyla karşında olacağım. Ayrılık... Um, bu ses de hiç gitmiyor. Tamam kaçırmak da istemiyorum seni. Günün efso sorusu. Günün bomba sorusu. Bu soruyu çözen astronottur. Bu soruyu çözen bordo verilidir. Bu soruyu çözen bu konunun burasını yalamış yutmuştur efendim. Hazırsan başlıyorum. Denklemin diskriminantı deltası 16'dır. X1'in karesi artı AX2 eşittir 19. Niye verdiniz bana bunu? X1 kare artı X2 karenin değeri kaçtır? Şimdi... Dedim ki ya arkadaş bura tanıdık. Bunu bir çözelim hele. Bu sorularda biliyoruz ki x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 x2. Ben kökler toplamına ulaşacağım. Kökler çarpımına ulaşacağım. Ben bu soruyu çözeceğim. Peki verilenleri kullanalım. Delta 16 diyorsun. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. B kare. Yani 16 pardon. B'nin karesi A'nın karesi eksi 4 A C'si de B'ymiş. Hocam bu nasıl denklem ya? Yani a kare eksi 4 b diye bir denklem var elimde. Ve ne işe yarayacağı hakkında en ufak bir bilgim yok. Kenarda dursun yıldızladım koydum. Böyle olabilir sınavda da. Sınav anında da bunu yaşayabilirsin. x1'in karesi artı a x2 eşittir 19. Bununla ilgili hele hiçbir mevzuat yok şu an karşımda. Diyorum ki bir dakika. x1 bu denklemi sağlar abi. Ben x1'i şurada bir yerine yazayım. Değil mi sağlamaz mı? Az önce buna benzer bir soru çözdüm. Ama sadece burası benziyor. Gerisi benzemiyor. Şunu buldum. Allah Allah dedim. AX2, AX1. Ya vardır bir hürmeti bu işin. Dedim ki siz ikiniz bir geçin bakayım karşıya. Bak yani bu tamamen soruya bakıp üretme. Hele ki sınav anında bunu üretmek biraz da zorlayabilir haberin olsun. İkinci yıldızlı sayıyı da elde ettim. Dedim ki burada bir halt var. Burada bir iş var. Çünkü, 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 çünkü kaldım orada. Ha şurada yerine yazabilirim ben bu arkadaşı dedim. Yaz da görelim hocam yazalım. Şimdi x1'in bu arada bu x1'in karesi olacak. Yazmayı unutmuşum. x1'in karesi yerine ne yazabilirim? ax2-b eksi yazabilirim hocam. Artı ax2. Pardon. Bu ax1 olacak ya. Ben ne yapmışım burada ya? Allah Allah. Neredeyse hata yapıyorduk. Bak şimdi oldu. Bir dakika. Şurası 1 olacak. Şurası x1'in karesi yerine yazdığım yer. Heh. Şimdi oldu. Artı ax2 var. Eşittir cevap kaç? 19. Dedim ki bunlar a parantezine alınır. Gel alalım bakalım. X1 artı X2 ne parantezinde? A parantezinde. Eksi B'si var. Cevap kaça eşit? Hocam cevap eşittir 19. Ben biliyorum ki burası kökler toplamı. Ya biz bunu bulduğumuzda sorunun cevabı... Bir dakika ya kökler toplamını bulursun ki hocam sen buradan. X1 artı X2. X1 artı X2 nedir? X1 artı 2'si eksi B bölü A'dan. Eksi B bölü A'dan cevap sadece A'dır. O zaman ben sadece bunun yerine A yazarım. Burada bunun cevap sadece A. Biz A'yı bulsak kökler toplamını bulmuş olacağız. Buradan ne geldi? A kare eksi B'nin cevabı eşittir 19 geldi. Al sana bir kutucuk daha. Şimdi bak A'lı B'li kutucuk bir burada var bir de burada var. Dedim ki biz bunları beraber çözersek çözeriz anca. Gel biz burada 4B eşittir. A kareyi elde ettim. Dedim ki aynısı da burada var. Gel biz buradaki B'yi de karşıya atalım. O zaman yazarım A kare eşittir 19 artı B o da eşittir 16 artı 4B hocam. Aynen öyle. At bunu buraya. At bunu buraya. 3 eşittir 3 tane B midir? B eşittir 1 midir? B'yi bulduk. Ya B'yi bulduysan A'yı buldun sen. B yerine 1 yazıyorum. A karenin cevabı ne geldi? 20 geldi. A'nın cevabı ne geldi? Kök 20 geldi. Beklesin orada be. Beklesin orada be. Efendim biz x1 artı x2'nin ne olduğunu x1 çarpı x2'nin yani x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'dan c'sini b böylesini 1 bulduk a'sını 1 bulduk ne diyorsan ben de artık anlamıyorum ne dedi mi? Burası b geldi kökler çarpımı da b geldi artık dedim ki son kez a'nın karesi a'nın karesi zaten 20 idi eksi 2 çarpı b b'yi de b bulduk hocam ya biz B, yok ya B 1 bulduk burada işte. B'yi de bir bulduk. 20-2'den doğru cevap 18'dir dedim. Günün son sorusu. Günün efsa sorusu. Günün astronot olan sorusu. Günün borda verilen sorusu da bitti efendim. Bir sonraki derste görüşeceğiz ama görüşmeden önce bizim sana takvimimizi göstermemiz lazım. Bu takvim takvimle ilerliyoruz değil mi? Şimdi ben o takvimi kaybettim. Hocam geldi bu takvimi. Nerede bizim takvim? Hemen takvimi getirene kadar nasıl gidiyor bakalım? Günü gününe takip eden bir tayfa var. Yorumlara yazıyorlar. Ben de onları takip ed takip ediyorum hali. Ben de onları günü gününe takip ediyorum. Arkadaşlar diyorlar ki iyi ki günü gününe gitmişim. Gerçekten inanılmaz faydasını gördüm demiş. Bence de haklısın. Zaten günü gününe gidince oluyor ama arkadan gelsem bile günü gününe derken birinci gün ikinci gün hepsini günlük olarak 3 gün sonra gelip burada ikinci dereceden denklemlere bence Öyle yapma. Günü gününe bitirmeye çalış. Gün gün ilerle. Ben hazırladım bu arada sohbet ederken. Efendim dördüncü... Ne anlattım ben az önce? Dördüncü gündeyiz. İkinci dereceden denklemlerde noktayı koyduk. Beşinci günle birlikte ikinci dereceden denklemlere her ayrılık şarkısını kısacık söyleyeceğiz. Ama sonrasında parabolle devam edecek. Bitmedi çünkü nasıl biliyorsun. Ödevlendirmeyi vermedik. Ödevlendirmeyi de verelim. Olmazsa şimdi yine. Ödev olarak neresini yapıyorsun? Yedinci föyü yapıyorsun. Yedinci tespatiği yapıyorsun. Sayfa 29 ama sayfa 29'dan sonra sonra devam ediyordu diye ben bir hatırlıyorum. Hemen bir bakacağım. Daha çok soru olması lazım. Evet daha çok soru var. Şurada Allah yüksesini aldı başına gidiyor. Şunları da çözüyorsunuz gençler. Tamam mı? Sayfa 30-31'i de çözülüyor. Bak orada da yine efsane sorular var. 30-31 çözülüyor. 8. föyde görüşünceye kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoş kalıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Ayrılık Ayrılık Aman Herkese selamlar efendim. Ben deniz Mehmet hocanız. Her ayrılık hüzünlüdür ama rehber matematikteki ayrılıklarımız hüzünlü değildir demek için biraz erken. İkinci dereceden denklemler eşitsizlik parabol. Sadece ikinci denklem, ikinci dereceden denklemlerin sonuna geliyoruz ki devam edecek fasülyemiz. O yüzden bu şarkı için biraz erken. Bu şarkı benim kankamın bizim için. RM tayfa için gönderdiği ayrılık şarkısı. Onu daha sonra sonuna kadar dinleyeceğiz elbet. Ama şimdi ikinci dereceden denklemlerin son dersi için gönder gelsin hocam diyorum efendim. İkinci dereceden denklemlerde. Beşinci derste birlikte ikinci dereceden denklemlerde bir kenara parabol öbür kenara önümüze doğru alacağız efendim. Şimdi gelsin bakalım. İkinci dereceden denklemde ne anlatmadın hocam sen bana dersen. Seni şöyle önce ben bir güzelce bir oturtturayım şöyle tamamdır. Sen de elinde kalemin önündeki adını hazır bekliyorsun zaten. Hadi başlayalım. İkinci dereceden denklemi yazmayı göstermedik. Neyi gösterdik? Bundan önceki her şeyi kökler toplamı çarpımı. Zaten bu yeterliydi. Biz artık şöyle bir formül kullanacağız. Eğer kökler toplamına t çarpımına ç dersem x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır denklemi diye bir denklem var. Eğer biz denklemin kök neredesin? Denklemin köklerini bilirsek rahat rahat denklemin kendisini yazabileceğiz. Şimdi diyeceksin ki hocam biz RM tayfayız. Biz her şeyi ispatıyla öğreniriz. Eksi tx artı ç nereden geliyor? AX kare artı BX artı C'yi biliyorsun. ikinci dereceden bir denklem. Hatta bunun diskriminantını bulurken her tarafı A'ya böldüğümüzü de hatırlıyorsun. Yine aynı işlemle başlıyorum. Her tarafı A'ya bölüyorum cırt sana cırt sana. Elimde ne var? X kare artı B bölü A X artı C bölü A eşittir sıfır var. Tamam mıdır? Buraya kadar da bir problem yok. Şimdi sana şunu sorarım. Biz artık bayağı yol, yol kat ettik seninle birlikte. Eksi b böyle a'ydı toplam formülü. Önünde artı varsa demek ki bu eksi toplam formülü. C böyle a da zaten çarpım formülüydü. Onu direkt alırım. O zaman elimdeki denklem x kare eksi tx artı c eşittir sıfır şeklindeki denkleme dönüşür ki işte benim aradığım denklem budur. İşte bizim kullanacağımız formül budur. Tabi formülleri değil biz ispatları biliyoruz. Formülleri zaten oradan kurtarıp getiriyoruz. Kökleri 3. ve dördüncü dereceden olan pardon 3 ve 4 olan ikinci dereceden denklem bulunuz demişiz. Ben bir bakıyorum yayında bir problem var mı diye de yok tamam. Şimdi köklerin biri x1 diyelim 3 olsun x2 diyelim 4 olsun. Çok temel bir soru. Kalemin ucu alışalım sorusularından bu da. Kökler toplamı bulacağım. Direkt kökleri topluyorum. 3 4 daha ne yaptı? 7 yaptı. Kökler çarpımını bulacağım. 3 ile 4'ü çarptım. Ne yaptı? 12 yaptı. Şimdi tek yapmam gereken x kare eksi tx artı ç denkleminde bunu yerine yazmak. x karemi yazdım. t 7 ile Eksi tx artı 12 eşittir sıfır dedim. Soruyu bitirdim yan tarafa geçtim. Zaten mantığı açık bir şekilde senin tarafından da gözüktü. Ben şunu şöyle biraz yamultacağım ak ekranımı. Kökleri 2 artı kök 3 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir tane bilinmeyen denklemi bulunuz dedik. Şimdi burada enteresan bir olay var. Kökler rasyonel katsayılı olacak. Yani ben sana ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemini verdiğimde bunların her biri rasyonel katsayı olacak. Ama verdiğim kök nasıl kök? Hocam bu irasyonel bir kök ama demek ki irasyonel kök ortada kalmıyor. Ondan kurtuluyoruz bir şekilde. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani ben kökler toplamını bulmak istediğimde de rasyonel bir sayı elde edeceğim. Kökler çarpımını bulmak istediğimde de rasyonel bir sayı elde edeceğim. İki tane irasyonel sayının çarpımının rasyonel bir sayı olabilmesinin... Enteresan bir şey söyledim. Abi. Dikkat et oradaki cümleye bir daha başa al dinle. Söylemeyeceğim bir daha. Ne dedim çünkü bir daha söyleyemem zor, gerçekten zor. Rasyonel bir sayı olabilmesi için birbirinin eşleniği olması gerekiyor kökler. Yani ben köklerden birine 2 artı kök 3 yazarsam ikinci köke de 2 eksi kök 3 yazmam gerekecek. Madem bunlar verildi artık kökler toplamını bulabiliriz. Kökler toplamına kalktığımızda kök 3'ler birbirini götürecek 2 2 daha 4 kökler çarpımını bulmak istediğimizde hatırlıyor musunuz? Bunların kolay yoldan çarpımı vardı. Ne yapıyorduk? Birincinin karesini alıyorduk. Birincinin karesi 4. Eksi. Kök 3'ün karesini alıyorduk. 3 her zaman birbirinden çıkarıyorduk. Hop 1 yazıyorduk kökler çarpımına. Şimdi bizim elimizde tek bir formül var. X kare TX artı Ç eşittir 0 denklemi var. O zaman X kareyi yazdım. Eksi 4X'i yazdım. Artı 1'i yazdım. Eşittir 0 deyip ben bu soruya noktayı koyarım arkadaş. Geçelim sıradaki soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri 1 bölü x1, 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Bir dakika kökler 1 bölü x1, x2 olan ikinci dereceden yepyeni bir denklem elde edeceğiz. Bunu bulacağız. İki tane farklı yoldan çözeceğim. Birincisi tamam uzun bir yöntem ama garanti bir yöntem. İkincisi de çok garanti bir yöntem ama anlamak için sana bir tane daha soru çözmem lazım. Evet evet bir tane daha soru çözeceğim bunun üstüne. Ama önce önce o klasik yöntemle bir çözmeliyim sana. Şimdi ben biliyorum ki hocam benim elimde x1 x2 belliyse eğer denklemin kökleri ben kökler toplamını bulur denklemi yazarım. Şimdi bu sefer yeni denklemim bunlar. Yani bunlar benim için birer kök. Anlatabiliyor muyum? Bak bunlar yeni birer kök. O zaman diyorum ki böyle de olsa bana bu denklemin kökler toplamı gerekiyor. Bize bu ne olarak geri dönüş yapacak? Kökler toplamı olarak. O zaman diyorum ki 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 benim toplamam gerekiyor. x2 belli hoca. Pardon paydaları hemen eşitlerim hocam. Paydaları eşitleyip kökler toplamını bulmaya çalışacağız. x1 artı x2 x1 çarpı x2 geldi aşağıda da kökler top yani şuradaki x1 artı x2 de yukarıdaki denklemin kökler toplamıdır. x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'dan 1'dir. Bu denklemin kökler çarpımı şuradan da eksi 3'tür. Giderim sadece bunları yerine yazarım. 1 yazdım yerine. Eksi 3 yazdım yerine. Ben yeni denklemimin kökler toplamını eksi 1 bölü 3 buldum. Şimdi aynı denklemin kökler çarpımını bulmak istiyorum. Yani a1 çarpı a2'yi bulmak istiyorum. Yani o da 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2'dir. bunun da Türkçe karşılığı 1 bölü eksi 3'tür. Pardon 1 bölü eksi 3 olur mu? 1 bölü x1 çarpı x2'dir. Biz 1 bölü x ya doğru yazdık. Eksi 1 bölü 3'tür. Peki artık bu da kökler çarpımı olduğuna göre biz sadece şu denklemde yerine yazdığımızda ne yapmamız gerekiyor? Denkleme ulaşmamız gerekiyor. Ulaşalım bakalım. x kare eksi bir de önünde eksi geldi. Artı 1 bölü 3 x yazacağım. 1 bölü 3 x eksi 1 bölü 3 eşittir 0. Şimdi baktığımda göz ucuyla diyorum ki ya ben böyle paydalarda 3 falan sevmiyorum hocam. Herkese her şeyi üçle çarpsak ne olur? Temizlenir ortalık temizlenir. 3x kare artı 3'ler birbirini götürdü. X kaldı. 3'ler birbirini götürdü. Eksi 1 kaldı. Eşittir. Sıfır denklemini yazdım. Noktayı koydum. Olayı bitirdim. Geldim sıradaki bölüme. Hemen şunu şöyle aşağı doğru indirdim. Monitörümü tekrar düzelttim. Şöyle çok rahat edemedim ben nedense. Bugün niye böyle oldu ya? Ayrılık şarkısı hüzünlü mü geldi? Nedir? Şimdi o pratik yöntemden çözeceğim olayı çok uzatmayan aslında yer yer uzatabiliyor sorudan sorusuna değişiyor ama bu soru için belki bir tık daha kısa olabilir. Şimdi biz dedik ya A1 dediğimiz eleman 1 bölü x1 A2 dediğimiz elemanda 1 bölü x2 olsun. Ben A1 ve A2'yi bilseydim bilseydim bu denklemi oluşturabilirdim bilmiyorum. Peki şöyle bir şey yapmaya ne dersin? Şu arkadaşları yer değiştirsek içler dışlar çarpımı gibi hayal edebilirsin x1 yerine bundan sonra ne yazabilirim? a1 yazarım. 1 bölü a1 yazarım. x2 yerine ne yazabilirim? 1 bölü a2 yazabilirim. Buraya kadar anladın mı? Çünkü çok enteresan yerlere gideceğiz. Bizim elimizde şu denklem var. Eşittir sıfır denklemi var. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Yani ben bu denklemde x1 yerine yazarsam bu denklem sağlanır arkadaş. Bunu da anladın süpersin. Ben diyorum ki benim elimde x1 var ama ben onu a cinsinden yazmak istiyorum. Ey güzel arkadaşım biz burada bulduğumuz denklemde aslında şunu bulduk. 3 tane A1'in karesi artı A1 eksi 1 eşittir 0 bulduk. Niye bu denklemin köklerini A1 ve A2 kabul ettik? İster A1 koyarım ister A2 koyarım. Ben A'lı bir denklem bulduğumda... Aslında o denklemi bulmuş oluyorum. Ben A'lı bir denklem bulmaya çalışıyorum. Özünde yapmak istediğim şey o. 1 bölü A1 yazıyorum. X gördüm. İstersen 1 bölü A2 de yazabilirsin. Hiç fark etmez. Ben 1 bölü A1'den gelmek istiyorum. 1 bölü A1'in karesi. Eksi 1 bölü A1. Bir de yanına eksi 3'ümü yazdım. Sıfıra eşitledim. Karesine artık A1 yazmayayım istersen. Hani kendimi zorlamayayım. Direkt A A yazayım ki daha rahat işlem yapabilirim. Buradan ne geldi? 1 bölü A'nın karesi. Eksi şöyle yapalım. Bunu A ile çarptık. A bölü A kare. Eksi 3 A kare bölü e, A kare. Eşittir sıfır. İçler dışlar çarpımı yaptığımda Eksileri düzelttiğimde 3 a kare artı a eksi 1'in cevabı 0 gelir ki bu denklemi de hadi gel düzenleyelim desen 3 x kare artı x eksi 1 eşittir 0 denklemi aradığımız denklemle birebir uyuşur işte budur cevap. İstediğin yoldan çözebilirsin. Birinci yol zaten metot belli. Mevzu belli. Tamam. Şimdi ikincisiyle ilgili birkaç bir şey daha anlatacağım ben sana. Dedim ya bir soru daha çözmemiz lazım. Onun mantığı tam öyle yerleşmez hemen. Şimdi İlk yolla ilgili ben birkaç anlatacağım var şu küç küçücük yerde. Bir anlatayım. Ondan sonra ana metotla çözmeye başlayacağız. Kimi güzel arkadaşım denklemin kökleri x1 x2 yukarıdaki için ama ben yeni bir denklem istiyorum ve onun kökleri bu olsun diyorum. Ya madem bu olacak bu a1 olsun bu da a2 olsun. Bize kökler toplamı gerekiyor doğru mudur? a1 artı a2 gerekiyor onu bulacağız yazacağız. Sonra kökler çarpımı gerekiyor ki zaten en sıkıntılı süreç burası çarpması biraz uzun sürecek ama en nihayetinde bulacaksın. Hiçbir sıkıntı da yaşamayacaksın sonrasında da diyeceksin ki x kare artı eksi tx artı ç eşittir sıfırda yerine yazdım oldu hocam. Hiç de problem çıkmıyor ha. Haklısın çıkmaz. Ama gel bir de bu yoldan çözelim. Şimdi biz A1 diye kimi kabul edeceğiz? İki tane x 1 eksi 1'i kabul edeceğiz. Diyorum ki ben bu x1'i yalnız bırakmak istiyorum ki yerine yazabileyim. Herkesi karşıya atıyorum. A1 artı 1 bölü 2 cevap neye eşittir? x1'e eşittir. Ben artık x1'i biliyorum. Ve diyorum ki ben bu gördüğün denklemde x1'i yerine yazdığımda sağlamak zorunda. İsterse A'lı olsun hiç fark etmez. A artı 1 bölü 2. A1 yazıp kendimi yormak istemiyorum. A yazıyorum sen de anlıyorsun zaten beni. A artı 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı A artı 1 bölü 2. Yanında da eksi 3'ü var. Eşittir cevap 0. Aldım geldim karesini. A kare artı 2A artı 1 bölü 4. Var mı buradan yine kafana takılan bir şey yok. Eksi dedim. Bak şunu da 2 ile çarptım. Şurası oldu 2 kere 3'ten ne yapar? 6 yapar. Şu 6'yı da dağıtalım ama eksili olarak değil. Normal dağıtalım. Eksisini sonra dağıtırım. Şurası artı 6a Aşağısı paydası 4. Şunun paydası 1. Bunu da 4'le çarpayım ki paydalar eşit olsun. Rahat edelim. 3 kere 4. 12. Aşağısı 4. Eşittir 0. Artık paydalardan kurtulabilirim. İşi temize çekebilirim. A kare 2 a artı 1 eksi 6 a eksi 6 eksi 12 hocam bu yol öyle çok da kolay değilmiş de, de diyebilirsin yani bak ben ona bir şey diyemeyeceğim şimdi a karemi yazdım şu gitti 2 4 eksi 4 a onu yazdım şunlar eksi 18 yaptı eksi 18'i bir de artı 1 ile topladım eksi 17 geldi eşittir 0'ı koydum dedim ki bu böyle bırakılmaz düzenleyip gelelim yani bunların hepsini x cinsinden yazalım x kare eksi 4 x eksi 17 eşittir 0 dedim Anlıyor muyuz gençler? Bir problem var mı buraya kadar? O zaman ÖSYM sorar tarzında bir soruyla ilerleyelim bakalım. Birazcık yoralım seni. İki tane denklem var yukarıda. Bu denklemin köklerinin birinci denklemin köklerinin EBOB'unu yani bu denklemin köklerinin EBOB'unu alacağız. EBOB x1 x2 diyeceğiz eşittir. İkinci denklemin köklerinin ekokunu ikinci denkleme ineceğiz. Buna da ekok diyeceğiz. Bunun da kökleri x3 ve x4 olsun alacağız. Bunu denklemin kökü kabul eden yani şuna A1 şuna A2 kabul eden denklemi yazmamı istiyor benden. Yani önce kökler toplamını bulacağım A1 artı A2 arkasından kökler çarpımını bulacağım A1 çarpı 2 sonra gidip denklemi yazacağız süper. Ama biraz uğraştıracak galiba. Belki bir de buradaki ekoklar, eboblar biraz kafa karıştırabilir. Ben önce denklemin köklerine ulaşmam gerekiyor. Birinci denklemi aldım koydum karşıma. x kare eksi 5x artı 6'nın cevabı eşittir 0 yazıyor. Diyorum ki x'e x verelim. 2'ye 3 yazalım. Sağlamaz ki böyle. Aa sağlar. Eksiye eksi dersem süper sağladı. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşit 0'sa x'in değeri 2 ve 3'tür. Ben ne diyorum ki biz bu değerlerin EBOB'unu alacağız. EBOB ne demek? Ortak bölen demek. E bunların ortak böleni 1'dir. Bitti. Geldim ikinci denkleme. Bildiğin sarfi işlem yani soru. Geldik buraya. X kare eksi 7 X artı 12 dedim. Eşittir 0 dedim. Bu da çarpanlara ayrılması gerekiyor. X'e X de anladım. 3'e 4 yazdım. sene de eksiği yi yapıştırdım. Yine istediğim denklemi elde ettim. X eksi 3, X eksi 4 eşitse 0'a. X'in cevabı ya 3'tür ya da 4'tür. Ama biz bunların nesini arıyorduk? Ekokunu arıyorduk. Ortak böleni olmadığı için bunların ekoku çarpımlarına eşittir. O da 12'ye eşittir. Artık denklemin kökleri biliniyor. Biz denklemin kökler toplamını gel bulalım seninle birlikte. Bir tanesi bir, diğeri 12. Cevap eşittir 13. Peki gel şimdi A1 çarpı A2'ye gidelim. 1 çarpı 12'den cevap eşittir 12. Artık denklemi yazabiliriz. X kare Eksi tx. T nerede? T burada toplam. 13 x artı ç. Ç nerede? Ç burası. Artı 12 eşittir. Sıfır derim. Bakarım seçeneklere. Doğru cevabı Ceyhan'da yakalarım. Yapıştırırım cevabı. Aha da bu soru bitti derim. Süper. Bol bol işlemli sorular. Şimdi farklı tarzda soru da çözelim arada. Yine kalemin uzuğu ısınsın tarzında bir soru bu. İkinci dereceden bir bilim yani denklemin kökleriyle ilgili ben sana diyorum bunları yazdım. Bu bağlantılara göre Denklemin kökleri x1 ve x2 ise bu ikinci dereceden denklem nasıl bir şeydir? Neye benzer? Yazar mısınız? Yazalım ama önce bir düzenleme yapmamız lazım. Önce tanıdık arkadaşları bir çıkaralım içerisinden. Bu tanıdık geldi mi? Şu iki arkadaş böyle toplam şeklinde parantezde yazılsa tanıdık gelir mi? İki parantezinde x1 artı x2 eksi 3 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 6. Bak sorarım sana burası toplam burası çarpım değil midir? Evet. Peki yine devam edelim. Burası çarpım burası toplam değil midir? Yine aynısını yazacağız. X1 çarpı X2 artı X1 artı X2 eşittir eksi 2. Ben yine gördüğümü yazıyorum. Burası çarpımdır hocam. Burası toplamdır. Süpersin. Yalnız bir sıkıntı var. Ya iki tane bilinmeyen iki tane denklemden farkı yok bunun. Yani sıkıntı derken aslında e, çözülecek yeri söylüyorum sana. Diyorum ki gel aşağıdaki herkesi 3 ile çarpalım. Artık bir de uzun uzun elemanları yazmayalım. 2 tane toplam eksi 3 tane çarpım eşittir 6 yazdım. Aşağıdan geldim 3 tane çarpım. Artı 3 tane toplam eşittir. Eksi 6 yazdım. 6 Alt alta geldim topladım. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. 5 tane toplam 0 toplam bir kere 0'dır. Ya arkadaş sen toplamın 0 olduğunu söylüyorsun. O zaman ben de diyorum ki eksi 3 tane çarpım 6 ise çarpım eşittir. Eksi 2. Ve artık denklemi yazma zamanı. x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır denklemi. X1 ve X2'nin ben değerlerini buldum. Daha doğrusu kökler toplamını ve kökler çarpımını buldum. Kökler toplamı sıfır çıktı. Şuraya eksi 2 yazdım eşittir sıfır. Hiç uzatmayalım ya. X kare eksi 2 eşittir sıfır. Aranan ikinci dereceden denklemdir dedim. Vurdum cevabı. Her ayrılık hüzün. Yok ya daha dur dur dur. Ne yapıyorsun? Hemen giriyorsun o tarafa. Dur bakalım ya. Daha dur fasikül bitmedi. Daha sorular bitmedi. Dur bakalım daha 8. sayfadayız. Güzel bir kitaptan soruyla devam edelim. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bir dakika ya baya karışık kris ama. Denkle Buna göre kökleri x1 artı x2 x1 çarpı x2 olan ikinci dereceden denkleniyor. Ne? Tam böyle böyle var ya birbirini böyle şey dö dönüp dolanıyor. Ne deniyordu ona ya? Birbirini tekrar eden bir periyodik bir durum var sanki burada. Öyle de denmiyordu da başka bir şey deniyordu. Bak bu köklerden biri olacak A1. Bu köklerden biri olacak A2. Biz bunu kök kabul eden ikinci dereceden denklemi arıyoruz. Yani bana kısaca A1 artı A2 lazım kökler toplamı. A1 çarpı A2 lazım. Bu da kökler çarpımı haliyle. Şimdi bu değerlere nasıl ulaşacağız acaba? Şimdi kökler toplamına bir ulaşmaya çalışalım. Bir dakika A1 artı A2. A1 dediğim ifade bu. X1 artı X2 artı X1 çarpı X2. Güzel. Yani benim buna ulaşmam lazım. Baya karışık bir ifade ama ona da yukarıdan ulaşacağım. X1 artı X2 dediğim ifade kökler toplamıdır. Eksi B bölü A'dır. Yani cevabımız kök 3 artı 1'dir. X1 çarpı X2 dediğimiz ifade C bölü A'dır. O da şuradaki ifadedir. O da 1 eksi kök 3'tür efendim. He, şimdi bunları görünce ama olay bitti. Anlıyorum çünkü diyorum ki ya bunlar birbirinden eşliğini zaten topladığımızda kökler toplamı diye bahsedilen şey. Çarpımla toplamı topladığımda iki cümleler baya karıştı ama mevzu anlaşılıyordur eminim. Geldim kökler çarpımını bulmaya ki burada x1 artı x2 ile çarpı x1 çarpı x2'yi çarpmamız gerekiyor. Peki baktığımızda bunlar da aslında yeni köklerin kökler çarpımıdır. Ne demek istiyorsa hoca artık diyorsun kendi kendine. Bunu da şöyle izah edelim. 1 eksi 3'tür. 1 eksi 3'tür. 1'in karesinden bir Kök 3'ün karesinden 3 ama yönde eksi olduğu için eksi 3. Cevap buradan eksi 2'dir. Artık kökler toplamı belli. Kökler çarpımı belli. Eksi tx eksi 2x eksi ç eşittir. 0 diyorum. Bakıyorum seçeneklere. Böyle bir seçenek görüldü. Edirne atıyorum cevaba. Geçiyorum sıradaki soruya efendim x kare eksi ax artı 2b eşit 0. Denkleminin kökleri. Bıdı 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 bıdı. Denkleminin köklerinin ikişer katına eşit. Nasıl? Bu denklemin diyor kökleri var diyor x1 ve x2 gibi. Ama diyor bu denklemin kökleri onun ikişer katı yani iki tane x1 iki tane x2'dir diyor. Buna göre a artı b toplamı nedir? Şimdi ben yukarıdaki denklemin köklerini biliyorum aslında. O zaman kökler toplamını bulurum. İki parantezinde x1 artı x2'yi bulmak istesem yukarıdaki denklemde eksi b bölü a'dan eksi b bölü a'dan cevap a gelir. Bitti. Kökler çarpımını hadi gel onu da bulalım ya. Elimizin altında dursun. 2 tane x2, 2 tane x1'i çarparsam ne yapar? 4 tane x1 çarpı x2 yapar. Kökler çarpımı da direkt c bölü a'dan 2b'mdir. Bak buradaki a değil demek istedim. Şunun önündeki bizim bildiğimiz a. İkinci denkleme geçtim. Kökler toplamına bakacağım. Bunun kökleri buysa ben direkt x1 artı x2 yazarım hocam. Hemen bakarım. Eksi b bölü a'dan 9 eksi a'dır. 9 eksi a mı yazdım? Kökler çarpımına geldim. X1 çarpı X2'den direkt 2B eksi 12 yazdım. 2B eksi 12 yazdım. Arkadaş biz bu denklemleri kullanabiliriz artık. Şuradaki ifadeleri de kullanabiliriz artık. Hatta ben bunları bak şöyle yazınca alt alta ne olacaktır? Ne güzel bunlar var ya birbirine ne güzel götürecektir şimdi X2. Eşittir 9 eksi A. Şöyle içler dışlar yaptığımda bunlar birbirini götürdü. 19 eksi 2A eşitse A'ya... 3 tane A 18'dir. A'nın cevabı buradan 6 olarak bulunur. Ama ben sadece 6'yı aramadım. Geldim bir de çarpımla ilgili olanı yazdım. 4 tane x1 x2 eşitse 2 tane b'ye. Sadece x1 x2 eşitse 2b eksi 12'ye. Yine taraf tarafa böldüm. Yine götürdüm. Yine içler dışlar patlattım orada. 2 kere 4 8b eksi 48 eşittir 2 tane b. Eksi 6 tane B eksi 48'e eşit. B'nin cevabı 6 kere 8 48'dir dedim ama bitmedi. Ben A artı B'yi arıyorum. 6 artı 8'den doğru cevap 14'tür dedim. Yapıştırdım cevabımı 14'e. Sıradaki soru için gönder gelsin dedim. Çok tatlı yalnız var ya. Tam bir ÖSYM tadında bir sorumuz var. İstersen bu soruyu önce sen çöz. Gitmesin boşa. Soru gerçekten güzel bir soru. Bence denemelisin önce sen. A ve B. Birer tam sayı olmak üzere. Tamam. Denkleminin köklerinden ikisi ni mi sana diyor. 1 eksi 4 diğeri kök 5 eksi 1. İkisini veriyor bize. Köklerinden biri eksi 4 diğeri kök 5 eksi 1. Bir dakika ya bunların her biri tam sayı. Allah Allah. Yani normal şartlarda burası dördüncü dereceden bir denklem. Dördüncü dereceden bir denklem. Ne olursa olsa dört tane olabilir, üç tane olur, iki tane bir tane denklemin kökü olabilir. Ama dört tane olabilir. Bana diyor ikisini verdim. 1 eksi 4 diğeri kök 5 eksi 1. Ya bunların hepsi birer tam sayı madem. Nasıl köklerinden biri irasyonel olabiliyor? Düşünüyorum. Olmaz. Mümkün değil. Ya mümkün ama şöyle mümkün. Bir kere bu bu denklemin kökü olmak zorunda. Bu arkadaş da bunun kökü olmak zorunda. Çünkü bunun başka bir uçarı kaçarı yok. Diyorum ki x kare artı a eşittir sıfır denklemini ben x kare Eşittir eksi A şeklinde yazacağım. Ve diyeceğim ki bu denklemin iki tane kökü olmuş. Bu denklemden kesin bir tane eksi 4 gelmiş. Zaten bunu soruda vermiş. Diğerini ben tahmin ederim. Derim ki ya bu denklemin böyle çözülebilmesi için x'in 4 olması gerekir. He. Ya eksi 4 ya artı 4. O zaman buradaki cevap kaç olmalı? Eksi 4 artı 4 ya da x'in istediğinin karesini al 16 olur. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eksi A 16 ise A'nın cevabı eşittir. Eksi 16. Cepte dursun. Aldım bu denklemi geldim. X kare artı BX artı C. C. C değil o ya. C o C. C eşittir 0 denklemi. Bu denklemin köklerinden biri kök 5 eksi 1 eğer diğer kökü bunun eşlenidir. Bak eşlenikte sadece kökün önüne eksi koyuyorsun. Eksi kök 5 İşte koyuyorsun ama ben de gidiyorum illa oraya artık koyuyorum. Enteresan bir şekilde alışkanlık eksi 1 yazıyorsun. Şimdi ben kökler toplamını bulmak istesem dersin, derim ki bunlar birbirini götürür. Eksi 2 gelir. Kökler çarpımını bulmak istesem kök 5'in karesi e daha doğrusu önünde de eksi olduğu için eksi 5. 1'in karesi artı 1. Kökler çarpımı eşittir. Eksi 4. Bizim elimizde 2 tane değer var. Biz bu denklemi yazarız. Nasıl yazarız? Yazarız ki x kare artı 2 x eksi 4 eşittir 0. Bak bu artı 2 dediğim yer b'ye. Eksi 4 dediğim yerde c'ye eşit. Ben şunu arıyorum. B yani artı 2. Eksi 4. A eksi 16 idi fakat burada da bir eksi var. Eksi 16 önünde de eksi olduğu için buraya nasıl gelecek? Artı 16 olarak gelecek. 16 2 daha 18 yaptı. 4'ünü gönderdim 14 kaldı. Baktım seçeneklere vurduğum cevabı Edirne efendim. Gönder gelsin hocam dedim sıradaki. Şimdi biz artık rasyonel ifadelerde daha doğrusu irasyonel ifadelerde rasyonel kök varsa onun kökünün eşleniyor olduğunu anladık. Peki kökler karmaşıksa yani biri a artı B'yi diğeri onun eşleniği a eksi b şeklinde o zaman biz de yine kökler toplamını kökler çarpımını bulacağız. Direkt denklemi yazacağız. Zaten bunlar bildiğin yer. Az önce anlattığım yer. 8. föyde. Fakat burada ekstra bir şey daha anlatalım. a artı b ile a eksi b'nin hızlı çarpımı şudur. a'nın karesini al b'nin karesini al topla. Bitti bu kadar. Hani köklü sayılarda çıkarıyorduk buradakini de topluyoruz. Peki ben sana şöyle yapayım. Kökleri bu ve bu olan ikinci dereceden denklemi yazınız. Şimdi x1 belli neymiş? 1 eksi 2 x2 belli o da 1 artı 2. Ben artık kökler toplamını yazarım. Alt alta bile toplasam bak cevap ilgi geliyor. Çarpıma geldim bak işler orada kritik. 1'in karesini alıyorsun 1 artı i'nin önündeki kat sayının karesini alıp topluyorsun. 4 çarpımı eşittir 5. E biz denklemi biliyoruz. x kare eksi tx eksi tx artı c eşittir 0. ikinci dereceden denklemimizdir. Bu da bitti efendim. Şimdi ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri bu. 2 eksi. Buna göre m kaçtır? Şimdi madem kökler toplama eksi 4 geliyor. Sen bana x1'i veriyorsan X2 kesinlikle ama kesinlikle eşlenik çıksın ki kökler toplamı bu gelsin. Mümkün değil yoksa. Değil mi? Eşleniği nedir? 2 artı i'dir. Bak kökleri topladığımda bu geldi. Burası zaten bizim kökler çarpımına eşittir. Sen de biliyorsun. Kökler çarpımını elde etmem gerekiyor benim. X1 çarpı X2. Neydi? Birincinin karesi 4. Artıyı da her zaman araya. i'nin önündeki kat karesi 1. 4 bir daha 5'tir. 5 dediğin şey senin kökler çarpımı ya da buradaki M değerine eşittir efendim. Vurdum cevabı M'ye. Dedim ki farklı soru çözmekte fayda var. Yine bir ÖSYM sorar tadında bir soru. Kökleri x1 x2 olan ikinci dereceden denklemin kökleri arasında şöyle bir ilişki olduğunu söyledik. Buna göre bu denklemi yazsana bize dedik. Denklemi illa böyle kökler toplamı çarpımından yazılacak ama böyle de yazılabilir. İli mili de olabilir. Az önce çözdüğüme benzer bir ifade var. Dikkat et. Hocam bu sefer direkt yazalım. Kökler toplamı artı iki tane kökler çarpımı 3 artı iyi yapıyor. Var mı sıkıntı? Burası nedir? Kökler çarpımı. Hocam burası kökler toplamı değil ama. Değil ama. Bu arkadaşı buraya attığında x1 çarpı x2 eksi x1 eksi 2 tane bir tane burada var. Eksi 2 tane x2 eksi 6 eksi 4'ü yapar mı yapmaz mı? Sen söyle yapar. Peki bu arkadaşı şimdi eksi parantezine aldığımızda artık ne olacaktır o? Kökler toplamı olacaktır. Çarpım eksi parantezinde kökler toplamı eşittir. Eksi 6 i eksi pardon. Eksi 6 eksi 4 i. Yanlış yazdık. Eksi 4 i. Galiba şimdi oldu. Dedim ki şimdi gel alt alta toplayalım. Bir cırt sana bir cırt sana. Bunların ikisi birbirini götürdü. Benim elimde ne var? 3 tane çarpım var. Peki buradan ne geliyor? Eksi 3 eksi 3 iyi geldi. Her tarafı 3'e böldüm. Eksi 1 eksi iyi geldi hocam. Tamam bundan yana da sıkıntı yok. Ama bu kökler çarpımı e, biz kökler toplamında bulmamız gerekiyor. Gidelim bir yerde yerine yazayım. Şurada yerine yazayım ya. Şurası daha kolay geldi gözüme bir saniye. Şurada yerine yazacağım. Eksi 1 Eksi, eksi toplam eşittir. Eksi 6, eksi 4. Toplam oraya geçsin. Toplamı direkt bulalım. Böylelikle eksi 1, eksi artı 6, artı 4. Yalnız uyudu gitti Böyle ninni gibi anlattı, anlattı, anlattı. Hoca sen gittin. Arkadaş bir toparlan bir kendine gel. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Hani hayaller? Hani bizim o üniversite hayallerimiz? Nerede? Onlar sayesinde ayakta duruyorsun burada. 5 artı 3 iyi midir senin toplamı? Hadi gel yazalım x kare eksi toplam yani 5 artı 3 i burası ne olacak x olacak artı çarpım çarpım nere eksi a çarpım şura eksi 1 eksi eksi 1 eksi eşittir 0 denklemidir bakarım seçeneklere 5 artı 3 i 5 artı 3 i eksi 1 eksi i galiba bulduk önümde eksi var vurdum cevabı denizliye efendim bu sayfaya da nokta koyarız ama ÖSYM sorar soruları bitmez. Bütün böyle konuyu tekrar edecek nitelikte güzel bir soru. Rasyonel kat sayılı. Bak rasyoneli. Iki iki Ama sana bir, bir şey soran olmadı Siri'cim. Üzgünüm bir susar mısın? Bir susar mısın Siri? Ne binayen konuşuyor onu da anlamıyorum. Bizi dinliyor baya baya. Rasyonel kat ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. İkinci dereceden bir bilmeyen denklemi veriliyor. Rasyonel kat sayılı diyorsa zaten orada bir sıkıntı var. Buna göre hangileri doğrudur? Kökleri 3 artı kök 3. 2 eksi kök 2 olabilir. Olabilir mi? Şimdi kökler toplamının rasyonel bir sayı çıkması gerekiyor. Niye? Şuradaki B'den ötürü. Ben de diyorum ki 3 artı kök 3 artı 2 eksi kök 2. Yo buradan rasyonel sayı gelmez. O zaman kökler bu olamaz. Eğer diyor ben sana diyor karmaşık sayıyı tanımlarsam bunun Türkçe karşılığı köklerden biri budur köklerden biri budur. X1 eğer 1 artı i ise düzenleyip yazıyorum. Dikkat et. X2 de şu olabilir. 1 eksi i olabilir. Birbirinin eşleniğidir olabilir kardeşim. Hiçbir problem yok. Eğer rasyonel katsayılı diyorsa böyle olmak zorunda hatta. Yine diyor ki ben sana diyor karmaşık sayılarda çalışalım. Kökler 2 ve 3 i olabilir. Bir dakika ya. X1 eğer 2 i ise. X2 eğer 3 i ise. Kökler toplamı hocam 5 i yapıyor ama iyilik kalıyor. O zaman B sayısı rasyonel değil karmaşık bir sayı olmak zorundaydı. Öyle mi değil? O zaman üçüncü madde de yanlış. Dördüncü maddemiz 2 eksi kök 5, 2 artı kök 5 olacak kökler diyor. Gerçekten bu ifadeler birbirlerinin eşleniği oldukları için bu kökler olabilir diyorum. Dördüncü maddede oldu dedim. 2 ve 4 doğrudur dedim. Öncüllü sorular ÖSYM'nin bu dönemde en sevdiği soru tiplerinden biridir Unutma. Şimdi son basamağa geldik artık. Aslında burada değişken değiştirmeden başka bir şey değildir yaptığımız. İkinci dereceden denkleme dönüştüreceğiz. Hani ilk başta baktığında benzemeyen ama sonra bir dakika ya şunu şöyle yap, çıkar dediğimiz sorular. Mesela 4 üzeri x eksi 2 üzeri x eksi 2 0. Denklemi ikinci dereceden denklemdir aslında. Yani oradan çözülür. Şöyle yapacağım. 2 üzeri x'e ben a değeri desem 4 üzeri x onun karesidir. Yani a karedir. O zaman gel a kare eksi Sadece a. Eksi 2 eşittir 0. E bu denklem köklerine ayrılıyor. A'ya A alırım. 2'ye 1 alırım. Eksiye artı alırım. A buradan 2 gelir. A buradan eşittir. Eksi 1 gelir. Ben 2 üzeri x'e 2 dedim. X'in cevabı nedir? 1'dir. Niye burada 1 var çünkü. Geldim bu tarafa. Ben 2 üzeri x'e eksi 1. Bir... bir dakika ya buradan boş küme. Ben bunu ne yaparsam yapayım. X'e ne verirsem vereyim gelmez. X'in tek çözüm kümesi vardır. O da 1'dir. <laughs> Ama bir dakika Siricim ya bir sus. Aa bizi dinliyor ya. Arkadaş illa izleyeceksen Siricim geç Rehber Matematik YouTube kanalını oradan izle. Ne böyle kaçak giriş yapıyorsun derse. Sesi de kapalı halbuki. Bıdı bıdı denklemini ikinci dereceden denkleme dönüştürerek bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi bu daha bir ikinci dereceden denklem değil. Nasıl dönüştürün? Burada bir, belki bir tık zorlanacaksın. Ha de, de diyenler de oldu. Hocam kök x'e mesela y diyelim x değeri ne olacaktır? Kök x'in karesi olduğu için o da y kare olacaktır. Aynı mantıkla başlıyorum. Y kare eksi 7y artı 12'nin cevabı eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayıralım. Y, y, y yazdık. 3'e 4 yazdık. Eksi, eksi yazdık. Y'nin cevabı ya 3'tür ya da 4'tür. Ama bitmez. Çünkü biz kök x'e y demiştik 3'tür. Ya da kök x'e 4 dedik. Her tarafın karesini alırım x eşittir ya 9'dur ya da x eşittir 16'dır. İki tane farklı cevabımız vardır. Cevap budur. Dereceler artarsa da mevzu sıkıntı değil. Yeter ki çift derece olayına çevirebilir. Yani şuna çevirmem gerekiyor. x küpe ben y dersem x üzeri 6 kübün karesi olduğu için y kare alınır. y kare artı 5 y eksi 6 eşittir 0. Yine y y y verdim. 2'ye 3 kurtarmıyor yalnız bu sefer. 6'ya 1 verelim. Buna artı buna eksi verdim. Y'nin cevabı y eksi 6'dır ya da y'nin cevabı 1'dir. De biz neye eksi 6 dedik? Biz x kübe eksi 6 dedik. Bir şey soracağım. Küp karşıya gider mi gider? Nasıl gider? Eksi 6'nın 3. dereceden kökü. Var mı böyle bir sayı? Var. Hocam içerisi negatif olmuyordu demedin değil mi? Aman diyeyim deme. Çünkü bu tek dereceli kuvvet. Onlar da öyle bir sıkıntı. Dertleri yoktu onların. Ben yine x kübe 1 dersem eğer x'in cevabı bariz bir şekilde o da 1 gelecektir. Buradan iki tane cevap bulundu efendim. İşlem hatamız var mı diye kontrol edelim. Şurası eksi bir doğru. Hiçbir sıkıntı da yok. Geçtim sonraki soruya. Kitaptan güzel bir soruyla artık her ayrılık hüzünlü demeyelim ama kısa bir S diyelim. Yarın itibariyle tekrardan parabolle devam edeceğiz. O da ayrı mevzu. fasikül durdurak bilmeden bitiriyoruz. Denklemin köklerinden bir aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buraya baktım. Bir de buna baktım. Bir dakika ya. Bir dakika bunlar çok benziyor birbirine ya. Hocam buna y edersem eğer buna da 1 bölü y eder miyim? Derim. Buna y edersem eğer buna da 1 bölü y ederim. Artı 1 dersem cevap da 0 gelir. Biraz düzenleyelim. Şurası y kare geldi. Eksi 6 artı şu e, y ile çarptık y kare. Şuradan y geldi. Bölü y. Sadece paydaları eşitledim. Bak ekstra hiçbir şey yapmadım. İçler dışlar yaptım. Y kare artı y eksi 6'nın cevabı o da 0 geldi. Şimdi düzenledim. Şuraya Y'leri versek. Şuraya 6'ya kurtarmaz bu sefer. 2'ye 3 verelim biz yine. 2'ye 3 verdim. Hocam bu artı olsun ve eksi olsun. Temiz olsun. Şimdi temize çekelim. Y eşittir ya 2'dir ya da Y değeri eşittir. Eksi 3'tür. Süper. Ay ne kadar da güzel yazdım. Sana da güzel geldi mi yazım? Vallahi bana çok güzel geldi. Böyle içime sindi yazdım Y sayıları falan. Denklemin köklerini bulun artık diyor. Şimdi ben Y'yi 2 buldum ama Y dediğim ifade bunun tamamıydı. O zaman x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 2 olabilir. İçler dışlar yaptım. x artı 1 eşittir 2x eksi 4. x'ler bir tarafa bu bu tarafa. Şöyle 5 <laughs> bölü 2'dir benim x diye bulduğum değer. Ama böyle bir seçenek. 5 bölü 2 mi harbiden? Şurası x. Niye 5 bölü 2 olsun hocam? Sadece 5'tir. O da seçeneklerde yok zaten. Devam ettim. Yine x artı 1 bölü x eksi 2 değerinin eksi 3 olabileceğini buldum. İçler dışlar yapalım. X artı 1 eşittir. Eksi 3X artı 6. Sen bu tarafa gel. 4X. Sen bu tarafa git. 7. Ee, bir yerde bir işlem hatası yaptığımızı ben zaten anlamıştım. Bir yerde kesin bir işlem hatası yaptığımızı ben zaten anlamıştım arkadaş. Nerede işlem hatası yaptık gençler? Şuraya artı 6 yazdık. Bunu karşıya atınca he, 7 değil 5 kalacak. Değil mi? Şurada 5 kalacak. Bunu da bu tarafa atınca 4X yapmıyor mu ya? Ee, 4X yapıyor. Ama ha varmış seçeneklerde. Ben de diyorum seçeneklerde yok hocam niye takıldı artı istiyorsun da x eşittir 5 bölü 4 çıkıyor işte. Cevap edir nedir? Vurdum cevap edir ne? Dedim ki günün anlam ve önemine bina. ben abi, ikinci dereceden denklemlerde artık nokta koyuyorum. Artık parabole başlayacağım. İkinci dereceden denklemler olmadan parabol zaten olamıyordu. Biz artık parabolü yapabilir duruma geldik arkadaşlar. Peki hocam şimdi ne yapacağız dersen? Hani bizim takvim vardı. Takvim arıyorum. Takvim çaktırma. Takvim buldum. Geldim 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 efendim takvim eksik kalmış. Takvimi tamamlayalım. Aa evet. Dur nereye tamamlıyorsun? Hızlı oldu. Bir dakika. Geri aldım. <laughs> Niye böyle yapıyoruz abi? İkinci dereceden denklemlerde Beşinci günde biter efendim. Parabolle. Altıncı günde kaldığımız yerden bir sonraki derste atlamadan, zıplamadan geliyorsun. Çünkü parabol efsane bir konudur. Hoş kal, hoşça kal. <laughs>